İlahi Matrix Greg Braden Ruhumda küçük bir damla biliş var. Bunun senin okyanusunda dağılmasına izin ver. Mevlana Giriş Kenara gel, düşebiliriz. Kenara gel, çok yüksek. Kenara gel ve geldiler ve onları itti ve onlar uçtular. Bu kelimeler kendimize her zaman doğru olarak kabul ettiğimiz sınırların ötesine geçmemize izin verdiğimiz takdirde bizleri bekleyen gücün güzel bir örneğidir. Çağdaş şair Christopher Logan bu kısa dizelerinde bir grup inisiye kendilerini beklediklerinden çok farklı bir deneyimin içinde bulurlar. Kendilerini kenarda bulmak yerine öğretmenlerinin de yüreklendirmesiyle kenarda değil onun ötesinde hem şaşırtıcı hem de cesaretlendirici bir deneyimin ortasında bulurlar. Kendilerini farklı bir şekilde deneyimledikleri bu tanımadıkları alanda yeni bir özgürlük keşfederler. Okuyacağınız sayfalar birçok açıdan inisiyelerin kenara yaklaşmasına benzer. Bu sayfalar bir enerji alanının, ilahi matriksin varlığını tanımlar. İlahi matriks hem içimizdeki hem de bedenlerimizin dışındaki dünyaların arasındaki her şeyin oluşmasını sağlayan kabı, köprüyü ve aynayı tanımlar. Bu alanın en küçük kuantum atom parçacığından, uzak galaksilerden ancak gözümüze ulaşan ışığa ve bunların arasında bulunan her şeye kadar her şeyi kapsadığı gerçeği, yaratılışta oynadığımıza inandığımız rolü değiştirir. Bazılarınız için birazdan okuyacaklarınız, yaşamın işleyişi hakkında çok yeni ve farklı bir düşünce şeklidir. Diğerleriniz için ise zaten bildiklerinizin ya da en azından doğru olabileceğini düşündüklerinizin rahatlatıcı bir sentezidir. Ancak herkes için bedenlerimizi, dünyayı ve evrendeki her şeyi birbirine bağlayan bir enerji ağının varlığı güçlü ve gizemli olasılıkların kapısını açar. Bu olasılık bizlerin zamanın içindeki kısa bir anda zaten var olan yaratılışın içinde basit gözlemcilerden daha fazlası olabileceğimizi ortaya atar. Yaşama baktığımızda ruhsal ve maddi zenginliğimiz, ilişkilerimiz ve kariyerlerimiz, en derin sevgilerimiz ve en büyük başarılarımızın yanı sıra korkularımız ve bunların yokluğu, bizler belki de en gerçek ve bazen de bilinçaltımızın derinliklerindeki inançlarımızın aynısında kendimizi seyrediyor olabiliriz. Bunları çevremizde gözlemleriz. Çünkü bunlar ilahi matriksin gizemli özü aracılığıyla tezahür etmişlerdir. Ve bunun böyle olabilmesi için bilincin kendisinin evrenin varoluşunda anahtar rol oynaması gerekir. Bizler hem sanatçı hem de sanatız. Bu fikir birçok kişiye her ne kadar uçuk geliyorsa da yakın geçmişimizdeki birçok parlak zihin arasındaki tartışmanın can alıcı noktasını oluşturmaktadır. Örneğin Albert Einstein'in otobiyografi notlarından bir alıntı, bizlerin temelde zaten var olan bir evrende yaşayan pasif gözlemciler olduğumuz ve evrene çok az etki edebildiğimiz görüşünü ifade etmektedir. Oralarda dışarıda kocaman bir dünya var ve bu evren biz insanlardan bağımsız olarak önümüzde en azından bizlerin sadece kısmen düşünce ve incelememize açık, dev, ezeli bir bilmece gibi durmaktadır. Bugün birçok bilim insanınca yaygın kabul gören Einstein'ın görüşünün aksine Princeton Üniversitesi'nden fizikçi, aynı zamanda meslektaşı olan John Wheeler, yaratımdaki rolümüz hakkında tamamen farklı bir görüşleri sürmektedir. Wheeler çarpıcı, açık ve net bir ifadeyle, oralarda bir yerlerde bir evren ve burada evrenden sadece 6 inçlik bir cam tabakayla korunan ve gözlemci olan insanın olduğu ile ilgili eski bir görüşe sahiptik. 20. yüzyıl sonlarında yapılan, bizlere bir şeye sadece bakarak o şeyi değiştirebileceğimizle ilgili deneylere atıfta bulunarak Wheeler, şimdilerde kuantum dünyasından elektron kadar küçük bir nesneyi gözlemlemek için bile ocam tabakayı kırmak gerektiğini öğreniyoruz. Oraya uzanmak zorundayız. Böylece eski gözlemleyen kelimesinin kitaptan çıkarılması ve yerine katılımcı kelimesinin konulması gerekiyor. Ne kadar büyük bir değişim. İçinde yaşadığımız dünya ile olan ilişkimize getirdiği bu farklı yorumla Wheeler çevremizdeki dünyayı sadece izlememizin imkansız olduğunu ileri sürer. Kuantum fiziği araştırmaları elektron kadar küçük bir şeye sadece bakarak, sadece bir an farkındalığımızı üzerine odaklayarak onun özelliklerini bakarken değiştirdiğimizi göstermektedir. Yapılan deneyler gözlemleme işleminin kendisinin yaratma işlemi olduğunu ve yaratmayı bilincin gerçekleştirdiğini ortaya atmaktadır. Bu bulgular, Wheeler'ın kendimizi istediğimiz dünya üzerinde hiçbir etkisi olmayan kişiler olarak kabul edemeyeceğimiz görüşünü desteklemektedir. Kendimizi yaşam gibi zamanın kısa bir diliminde sadece evrenden gelip geçen kişiler olarak değil, yaratılışa katılanlar olarak düşünmemiz kozmosun ne olduğu ve nasıl işlediği konusunda yeni bir algı biçimi gerektirir. Bu kadar radikal bir dünya görüşünün temeli bir başka Princeton fizikçisi ve Einstein'ın meslektaşı David Bohm tarafından bir dizi kitapla atılmıştır. 1992'de ölmeden önce Bohm bizlere iki öncü ve farklı teori bırakmıştır. Bu teoriler Evren ve içinde bulunan bizlerin rolü hakkında bazı bakımlardan neredeyse holistik olarak adlandırılabilecek görüşler içermektedir. Bu teorilerden birincisi, Bohm'un Einstein ile tanışması ve bunu takip eden dostluklarına temel olan kuantum fiziğinin yorumudur. Bohm'un gerçeklik seviyelerinin altında yatan yaratıcı operasyon olarak adlandırdığı ifade bu teorinin kapısını açmıştır. Başka bir ifadeyle bom, dünyamızda olup bitenleri oluşturan daha derin ya da daha yüksek seviyelerin olduğuna inanıyordu. Bohm'un ikinci teorisi, evreni her zaman açıkça görünmeyen bir şekilde birbirine bağlı bir sistem olarak açıklamasıydı. Bohm, Kaliforniya Üniversitesi Lawrence Radiation Laboratories'inde ilk çalışmalarını sürdürürken, plasma adı verilen atom parçacıklarının özel bir gaz durumunu izleme fırsatı elde etti. Bohm parçacıkların plazma durumunda olduklarında bireysel birimler olarak davranmaktan çok daha büyük bir bütünün parçaları gibi birbirlerine bağlı olduklarını buldu. Bu deneyler Bohm'un belki de en çok tanınan öncü çalışmasının temellerini oluşturdu. 1980'de yayınlanan Wholeness and the Implicate Order Bu kitabında Bohm, evreni daha yüksek bir noktadan bir bütün olarak görebildiğimiz takdirde, dünyamızdaki nesnelerin aslında bizim gözlemleyemediğimiz başka bir gerçeklikte olanların yansıması gibi görünebileceğini önermektedir. Bom hem görüneni hem de görünmeyeni daha büyük ve evrensel bir düzenin ifadesi olarak görmüştür. İkisinin arasında ayrım yapabilmek için bu iki dünyayı implicate ve explicate olarak adlandırmıştır. Dünyamıza birbirinden ayrı olarak görünen, görüp dokunabildiğimiz kayalar, okyanuslar, ormanlar Hayvanlar ve insanlar, yaratılışın explicate düzeninin örnekleridir. Ancak her ne kadar birbirinden farklı görünseler de, Bohm, bizim yaratılışın içinde bulunduğumuz noktadan göremeyeceğimiz bir gerçeklik seviyesinde bağlantılı olduklarını ileri sürmüştür. Bohm, bizleri birbirinden ayrı olarak görünen nesneleri, daha büyük bir bütünün parçaları olarak görmüş ve buna implicate düzen adını vermiştir. Implicate ve explicate arasındaki farkı tanımlayabilmek için Bohm, akan bir nehir benzetmesi yapmıştır. Değişik yöntemler kullanarak aynı nehirde akan suyu mecazi olarak görebiliriz. Bohm, ayrılık ilizyonunu şöyle tanımlar. Bu nehirde sürekli değişen vortexler, dalgalar, akıntılar görülebilir ancak hiçbiri birbirinden bağımsız değildir. Suyun hareketleri bize farklı görünse de Bohm Onları birbirinden ayrılmaz bir şekilde bağlantılı ve derinden ilişkili olarak görmüştür. Bu soyut formlardaki geçici mevcutiyet tamamen bağımsız bir varoluşu değil, sadece göreceli bir bağımsızlığı ima eder. Başka bir ifadeyle hepsi aynı suyun parçasıdır. Bom evren ve içindeki her şeyin bizler de dahil olmak üzere herkes tarafından eşit olarak paylaşıldığı çok büyük bir kozmik paternin parçası olabileceği düşüncesini tanımlamak için bu tür örnekler kullanmıştır. Bohm, bu birleşik doğa görüşünü Akana'nın bölünmeyen bütünlüğü olarak özetlemiştir. Bohm, 1970'lerde evrenin dağıtımlı, ancak bölünmez bir bütün olarak düşünülebileceği ile ilgili daha da açık bir mecaz önerdi. Yaratılışın birbiriyle bağlantılı doğasını yansıtarak, Evrenin dev bir hologram gibi çalıştığına giderek daha fazla inanıyordu. Bir hologramda nesnenin her bir parçası o nesnenin bütününü içerir, sadece daha küçük bir ölçekte. Baum'un bakış açısına göre dünyamız olarak gördüğümüz çevre aslında daha derin bir yaratılış seviyesinde daha gerçek olayların yansımasıdır. İşte bu derin seviye orijinal olandır. Yukarısı nasılsa, aşağısı da öyledir. Ve içerisi nasılsa dışarısı da öyledir. Görünüşe bakıldığında patern patern içindedir. Kendi içinde tam ve bütündür. Sadece ölçek farkı vardır. İnsan bedeninin zarif basitliği holograma güzel bir örnektir. Bedenimizin herhangi bir yerinden alınan DNA genetik kodumuzu taşır. Tüm DNA paternini. Bedenin neresinden alınırsa alınsın. Bu ister bir saç deli örneği ya da kan örneği olsun... Bizi biz yapan genetik patern her zaman kodun içindedir ve bu her zaman böyledir. Evrim sürekli olarak implicate durumdan explicate duruma doğru değişmektedir. Görünmeyenden görünene doğru olan akış yaratılışın dinamik akımını oluşturur. John Wheeler evreni katılımcı, yani tamamlanmamış ve sürekli olarak bilince cevap veren diye tanımlarken yaratılışın devamlı değişen doğasına işaret etmekteydi. İlginçtir ki geçmişin bilge gelenekleri dünyanın işleyişini tam olarak da böyle tarif etmişlerdir. Bazı araştırmacılara göre milattan önce 5000 senesine uzanan kadim Hint vedalarından 2000 yıllık Ölü Deniz parşömenlerine kadar genel tema daha derin bir gerçeklik seviyesinde ya da daha yüksek bir alemde olup bitenlere dünyanın aynılık yaptığıdır. Örneğin Ölü Deniz parşömenlerinin parçalarının tercümanları İçeriği şöyle özetlemişlerdir. Dünyadaki olaylar, daha yüksek ve en üst gerçeklikte olanların sadece soluk bir yansımasıdır. Hem kuantum teorisi hem de kadim metinler, görünen dünyadaki ilişkilerimizin, kariyerlerimizin, başarı ve başarısızlıklarımızın mavi kopyalarını, görünmeyen alemlerde yarattığımızı ortaya koymaktadırlar. Bu bakış açısına göre ilahi matriks, duygu ve inançlarımızın, Sevgi, şefkat ve anlayışın yanı sıra öfke, nefret ve kızgınlığın da fiziksel olmayan enerjisini tıpkı dev bir ekran gibi çalışarak yaşamın fiziksel ortamına yansıtır. Bir sinema ekranının her ne ya da her kim filme çekiyorsa onları herhangi bir yargı olmaksızın yansıttığı gibi ilahi matriks de içsel deneyim ve inançlarımızın ön yargısız bir yüzeyde belirmesini sağlamaktadır. Bazen bilinçli, bazen de bilinçsiz olarak her şey hakkındaki gerçek inançlarımızı şefkatten ihanete kadar bizi çevreleyen ilişkilerimizin kalitesinde gösteririz. Başka bir ifadeyle bizler en derin tutkularımızı, korkularımızı, hayallerimizi ve arzularımızı tıpkı bir sanatçı gibi gizemli kuantum tuvalinin yaşayan özünde ifade etmekteyiz. Ancak sadece belirli bir zaman ve mekanda bulunabilen çağdaş ressam tuvalinin aksine bizim tuvalimiz her şeyin yapıldığı malzemeden imal edilmiştir. Her yerdedir ve her zaman mevcuttur. Ressam tual benzetmesini bir adım daha ileri götürelim. Geleneksel olarak ressamlar yaptıkları resimden ayrıdırlar ve aletlerini içsel yaratımı dışsal olarak ifade etmek için kullanırlar. Ancak ilahi matrikste sanat ve sanatçı arasındaki fark kaybolur bizler üzerindeki şekillerle beraber tuvalin kendisiyiz. Aynı zamanda hem aletler hem de onları kullanan sanatçıyız. Kendi yaratılışımızdan yaratıyor olmamız düşüncesi akıllara 50'li ve 60'lı yıllarda siyah beyaz televizyonlarda gösterilen Walt Disney çizgi filmlerini getirir. Önce kimliği belli olmayan bir ressamın elinin çizim defterine tanınmış çizgi film karakteri Mickey Mouse'u çizdiğini görürdük. Şekil ortaya çıkarken birden hareketlenir ve canlanırdı. Sonra Mickey çizimin kendisinin içinden kendi çizgi film karakterini yaratmaya başlardı. Birden ilk ressama ihtiyaç kalmaz ve kelimenin tam anlamıyla resmin dışına çıkardı. Ve artık ressamın eli hiçbir yerde görünmezken Mickey ve arkadaşlarının kendilerine ait yaşamları ve karakterleri olurdu. Hayal ürünü evde herkes uyurken mutfak neşeyle hareketlenirdi. Şekerlik tuzlukla dans ederken tereyağı kabı çay fincanıyla ortalığı birbirine karıştırırdı. Karakterlerin artık ressamla hiçbir bağlantıları kalmamıştı. Bu örnek, ilahi matriksin işleyişini fazla basitleştirmiş olabilmekle birlikte kendimizi yaratan olarak görmek, kendi yaratımızdan yaratma gibi süptil ve soyut bir fikri aklımıza yerleştirmemize yardımcı olacaktır. Ressamların kafalarındaki imajı bulana kadar çizim üzerinde çalışmaları gibi bizler de ilahi matrikste aynı şeyi kendi yaşam deneyimlerimizle yapıyoruz. İnançlarımızın, yargılarımızın, duygularımızın ve dualarımızın paletinde kendimizi ilişkiler, işler, değişik zamanlarda farklı kişilerle bizi destekleyen ya da ihanete uğratan durumlarda buluruz. Aynı zamanda bu insanlar ve durumlar tuhaf bir şekilde bize aşina gelir. Hem bireyler olarak hem de hep beraber içsel yaşam yaratımlarımızı sonu gelmeyen bir döngü gibi birbirinin üzerine bindirerek her an her gün paylaşırız. Ne kadar güzel, tuhaf ve güçlü bir kavram. Tıpkı bir ressamın düşüncesini en mükemmel ifade edebileceği şekli bulana kadar aynı tuvali defalarca kullanması gibi. Bizler de kendimizi sürekli değişen yaratımlarda bulunan ebedi bir ressam olarak düşünebiliriz. Kendi yarattığımız ve şekillendirilebilir bir dünya ile çevrelendiğimiz düşüncesinin akla getirdikleri son derece geniş ve güçlü olmakla birlikte bazı kişilere biraz da ürkütücü gelebilir. İlahi matriksi bilinçli ve yaratıcı olarak kullanma becerimiz evrendeki rolümüzü değiştirme konusunda bizleri aniden güçlendirir en azından yaşamı rastlantısal olaylar ve zaman zaman ortaya çıkan eş zamanlılıklarla elimizden geldiği kadar baş etmekten ibaret olmadığını anlatır. Nihayetinde bizi her şeye bağlayan kuantum özüyle olan ilişkimiz bize kendimizin yaratıcı olduğumuzu hatırlatır. Böylece bedenlerimizden yaşamlarımıza ve ilişkilerimize kadar her şey için şifalanma, bolluk, neşe ve huzur isteğimizi ifade edebiliriz ve bunu istediğimiz zaman ve şekilde bilinçli olarak yapabiliriz. Ancak bu giriş bölümünün başında yer alan Christopher Logan şiirindeki inisiyelerde olduğu gibi onların uçabilmesi için küçük bir dürtme gerekebilir. Tüm bu olasılıklar kendimiz ve dünyamız hakkında düşündüklerimizle ilgili süptil ancak güçlü bir değişim gerektirir. Bu değişimde gizli arzularımız, en yüksek hedeflerimiz, en uçuk hayallerimiz birdenbire uzanıp alabileceğimiz bir noktaya gelir. Böyle bir gerçeklik her ne kadar mucizevi gelse de tüm bunlar ve daha fazlası ilahi Matrix dünyasında mümkündür. Anahtar sadece nasıl çalıştığını anlamakta değil, aynı zamanda arzularımızı iletebileceğimiz ve bu kadim enerji ağı tarafından anlaşılabilecek bir dile de ihtiyacımız var. En eski ve saygın bilgelik geleneklerimiz bizlere gerçekten de İlahi matrikse hitap edebilen bir dil olduğunu hatırlatır. Bu dilde kelimeler yoktur. El ve kollarımızla yaptığımız dışsal iletişim işaretlerini de içermez. Hepimizin zaten son derece akıcı olarak konuşabildiğimiz bir formdadır. Hatta bunu hepimiz gündelik yaşamlarımızda kullanırız. Bu insan duygularının dilidir. Modern bilim deneyimlediğimiz her duyguyla bedenlerimizde duygularımızın aynası olan pH ve hormonların değişmesiyle bir takım değişikliklerin meydana geldiğini bulmuştur. Sevgi, şefkat ve affetme gibi pozitif deneyimlerle, nefret, yargılama ve kıskançlık gibi negatif duygularla hepimiz her günün her anında varoluşumuzu onaylama ya da inkar etme gücüne sahibiz. Ek olarak bedenlerimizin içinde bize böylesine güç veren aynı duygu bu gücü bedenlerimizin ötesine, kuantum dünyasına kadar uzatmaktadır. İlahi matriksi bilinmeyen alemlerde başlayan ve biten ve aradaki her şeyi kapsayan kozmik bir battaniye olarak da düşünmek mümkündür. Bu kapsama birçok katman derinliğindedir ve her zaman her yerdedir. Bedenlerimiz, yaşamlarımız, var olduğunu düşündüğümüz her şey onun dokusu arasında yer almaktadır. Annelerimizin rahmindeki sulu yaratılışlarımızdan evliliklerimize, boşanmalarımıza, arkadaşlıklarımıza, kariyerlerimize kadar tüm deneyimlediklerimiz battaniyedeki kırışıklıklar olarak düşünülebilir. Kuantum bakış açısına göre maddenin atomlarından bir çimen yaprağına, bedenlerimize, gezegenimize ve hatta ötesine kadar her şey bu pürüzsüz zaman ve mekan battaniyesindeki dalgalanmalar olarak düşünülebilir. Belki de kadim kutsal ve şiirsel geleneklerin varoluşu aynı şekilde tarif etmesi tesadüfi değildir. Örneğin vedalar, yaratılışı kapsayan ve nüfuz eden saf bilincin olduğu birleşik bir alandan söz eder. Bu geleneklerde his, duygu, düşünce ve inanç deneyimlerimiz ve bunların yarattıkları tüm yargılar, aksi takdirde pürüzsüz ve hareketsiz olan alandaki dalgalanmalar müdahaleler olarak görülürler. Aynı şekilde 6. yüzyıl Hisenisin Ming inanç zihin şiirleri olarak tercüme edilebilir. Yaratılıştaki her şeyin mavi kopyasının özünün özelliklerini tanımlar. Buna Tao adı verilir. Aynı veda yazılarında olduğu gibi tanımlanması mümkün değildir. Olan her şeydir. Tüm deneyimlerin kabı olduğu kadar deneyimlerin de kendisidir. Tao mükemmel olarak tanımlanır. Hiçbir şeyin eksik ya da fazla olmadığı sonsuz alan. Hisinizin Ming'e göre sadece yargılamalarımızla Tao'nun sükûnetini bozduğumuzda o bizi terk eder. Bu kaçınılmaz olarak gerçekleştiğinde kendimizi öfke ve ayrılık hisleri içinde buluruz. Metinler bu duruma bir çözüm getirir. Bu gerçeklikle uyum içinde olmak için kuşkular ortaya çıktığında iki değil deyin. Hiçbir şey birbirinden ayrı değildir. Hiçbir şey dışarıda bırakılmamıştır. Kendimizi matrix'te bir rahatsızlık olarak düşünmemizin yaşamın romantizmini azaltacağını kabul etmeme rağmen dünyamızı ve kendimizi kavramlaştırmak üzere bize güçlü bir yol göstermektedir. Eğer örneğin hayatımızda sağlıklı, yeni ve yaşam pekiştirici ilişkiler oluşturmak istiyorsak, o zaman şifalandırıcı romantizmi hayatımıza sokmamız ya da Orta Doğu'ya barışçıl bir çözüm bulmamız ya da alanda arzularımıza aynalık yapacak yeni bir rahatsızlık yaratmamız gerekir. Mekan, zaman, bedenlerimiz ve dünyanın meydana getirildiği malzemede yeni bir kırışıklık yaratmak zorundayız. İlahi matriksle olan ilişkimiz budur. Bizlere yarattıklarımızı geri yansıtabilmesi için matriksin içinde hayal kurma ve yaşamın olasılıklarını hissetme gücü verilmiştir. Hem modern bilim hem de kadim gelenekler bu kozmik aynanın nasıl çalıştığını tanımlamışlardır. İlerideki bölümlerde anlatılacak deneylerde bunların bilim diline nasıl yansıdığını göreceğiz. Bu çalışmalar yaratılışın bazı gizemlerini çözebilmekteyken aynı zamanda varoluşumuz hakkında daha da derin sorulara yol açmaktadır. İlahi Matrix ile ilgili bilinmesi gereken her şeyi bilmiyoruz. Bilim bunların cevaplarını bulabilmiş değildir. Ve dürüstçe söylemek gerekirse bilim adamları Matrix'in nereden geldiğinden emin değiller. Ve bir yüzyıl daha bu konu üzerinde çalışıp hala tüm cevapları bulamamış olabileceğimizin farkındayız. Ancak ilahi matriksin var olduğunu biliyoruz ve duygularımızın dilini kullanarak onun yaratıcı gücüne ulaşabiliriz. Bu bilgiyi yaşamlarımıza kullanışlı ve anlamlı olarak aktarabiliriz. Böylece birbirimizle ve her şeyle olan bağlantımız inkar edilemez. Bu bağlantının ışığında ne kadar güçlü olduğumuzu fark edebiliriz. Bu kavramının getirdiği güçle daha huzurlu ve şefkatli insanlar haline gelebilir ve bize bu özellikleri ve daha da fazlasını yansıtacak bir dünya yaratmak için aktif olarak çalışabiliriz. İlahi Matrix vasıtasıyla yaşamlarımızdaki bu konulara eğilme ve hislerimizin, hayal ve rüyalarımızın içsel teknolojisi olarak kullanma fırsatı elde ediyoruz. Böyle yaptığımız zaman yaşamlarımızı ve dünyayı değiştirecek gücün özüne ulaşmış oluruz. Bu kitap hakkında birçok bakımdan İlahi Matrix bilgisayarları çalıştıran işletim sistemlerine benzer her ikisinde de talimatlar onların anlayacağı dilde verilmelidir. Bu bilgisayar için sıfır ve birleri kullanan sayısal bir dildir. Bilinç için ise sayıları, alfabeyi ve hatta kelimeleri kullanmayan farklı bir dil gerekmektedir. Zaten ilahi matriksin bir parçası olduğumuz için onunla iletişim kurmak için her şeye sahip olmamız son derece doğaldır bir kılavuz kitapça ya da özel bir eğitime ihtiyacımız yoktur. Bilincin dili duyguların deneyimlenmesidir. Biz zaten sevmeyi, nefret etmeyi, korkmayı ve affetmeyi biliyoruz. Bu duyguların aslında ilahi matriksi programlayan talimatlar olduğunu farkına vardığımız takdirde becerilerimizi keskinleştirerek yaşamlarımıza nasıl neşe, şifa ve huzur getireceğimizi daha iyi anlayabiliriz tüm yaşamın DNA'larımızı yaratan dört kimyasaldan yapıldığı gibi, evrende ilahi matriksin işlediği şekilde işlemesini sağlayan dört özelliğin üzerine kurulmuş gibidir. Matriksin gücüne ulaşabilmenin anahtarı, dört temel keşfi yaşamlarımızla daha önce görülmemiş bir şekilde birleştirme becerimizden geçer. Keşif 1 Tüm yaratılışı birbirine bağlayan bir enerji alanı vardır. Keşif 2 alan içimizdeki inançlara kap, köprü ve ayna rolü yapar. Keşif 3 Alan holografiktir. Her parçası birbiriyle bağlantılıdır ve her parça bütünü daha küçük ölçekte yansıtır. Keşif 4 Alanla duygularımızın dili aracılığıyla iletişim kurarız. Bu gerçekleri tanıma ve uygulama gücümüz, şifadan ilişkilerimizin ve kariyerlerimizin başarısına kadar her şeyi belirler. Nihai olarak türümüzün devamı Birleşik Kuantum Dünya Görüşünün getirdiği yaşam pekiştirici uygulamaları paylaşma yetenek ve isteğimizle doğrudan bağlantılı olabilir. Bölüm 1. İlahi Matriks'in keşfedilmesi. Her şeyi birbirine bağlayan gizem. Kısım 1. Soru. Aradaki boşlukta ne var? Cevap. İlahi Matriks bilim doğanın gizemini çözemez bunun nedeni son noktada bizlerin de çözmeye çalıştığımız gizemin bir parçası olmamızdır max planck fizikçi her şeyin başladığı sadece olan saf enerjinin olduğu bir yer vardır bu kuantum kuluçkasında her şey mümkündür kişisel başarımızdan berekete şifadan başarısızlığa yoksunluktan hastalığa en büyük korkumuzdan en derin arzularımıza kadar her şey bu potansiyel dolu çorbada başlar. Hayal, beklenti, yargı, tutku ve duaların gerçeğe yaratmasıyla her olasılığı var edebiliriz. Kim olduğumuz, neye sahip olduğumuz ya da olmadığımız, ne olmamız gerektiği ya da gerekmediği ile ilgili inançlarımızla en büyük neşelerimizin yanı sıra en karanlık anlarımızı yaratırız. Bu saf enerjide usalaşmamızın anahtarı onun var olduğunu bilmek, nasıl çalıştığını anlamak ve onun tanıdığı dili konuşmaktır. Her şeyin başladığı bu yerde gerçeğin mimarları olarak her şey bize açıktır. İlahi matriksin saf alanı. Anahtar bir. İlahi matriks evreni tutan kap, her şeyin arasındaki köprü ve ne yarattığımızı gösteren aynadır. Bir Ekim günü akşam saatlerinde New Mexico'nun kuzey batısındaki Four Corners bölgesinde bir kanyonda dolaşırken görmeyi beklediğim en son şey Amerikan yerlisi bir bilgenin benimle aynı patikayı izliyor olmasıydı. Ancak orada o gün yollarımızı karşılaştıran patikaların birleştiği yerde duruyordu. Orada ne kadar zamandır durduğundan emin değildim. Ben onu gördüğümde orada bekliyor ve patikanın gevşek taşları arasından dikkatle ilerlememi izliyordu. İnmekte olan güneş adamın bedeni boyunca gölge yaratıyordu. Gözlerimi güneşten korumak için elimi kaldırdığımda omuzlarına kadar inen saçlarının yüzüne doğru estiğini gördüm. O da beni görmekten şaşırmıştı. Ellerini ağzının iki tarafına götürerek seslendi. Selam. Selam diye geri seslendim. Günün bu saatinde buralarda kimseyi görmeyi beklemiyordum. Birkaç adım daha yaklaşırken sordum. Ne kadar zamandır beni seyrediyorsun? Pek fazla değil diye cevap verdi. Oradaki mağaralardaki atalarımın seslerini dinlemeye gelirim dedi. Bir kolunu kanyonun öbür tarafına doğru uzatarak. Takip etmekte olduğumuz patika yaklaşık 11 yüzyıl önce gizemli bir halk tarafından inşa edilmiş arkeolojik alanın ortasına doğru kıvrılarak gitmekteydi. Kimse onların nereden geldiklerini ya da kim olduklarını bilmiyordu. Becerilerinin zamanla geliştiğini gösteren hiçbir kanıt yoktu. Modern yerliler onlara sadece kadimler diyordu. Tarihin bir diliminde ortaya çıkmışlar ve beraberlerinde Kuzey Amerika'da bin yıl daha görülemeyecek çok ileri bir teknolojiyi de getirmişlerdi. Dört katlı binalardan toprağa gömülmüş, mükemmel taş kivaslara, muazzam sulama sistemlerine, Halkı besleyen gelişmiş ürünlere kadar bu yer birdenbire ortaya çıkmış gibi görünüyordu. Bu yapıları yapanlar aniden kaybolmuşlardı. Birden yok olmuşlardı. Kadimler kim oldukları ile ilgili değerli birkaç ipucu bırakmışlardı. Kanyon duvarlarındaki taş sanatı hariç hiçbir yazılı kayıt bulunamamıştı. Toplu mezarlar, yakma alanları ya da savaş aletleri yoktu. Ancak varlıklarının kanıtı oradaydı. Kuzeybatı New Mexico'nun bu uzak ve sapa köşesinde 11 mil uzunluğunda, 1 mil genişliğinde bir kanyona yayılmış yüzlerce ev vardı. Bu terk edilmiş bölgenin tuhaf güzelliğine dalmak ve geçmişi hissetmek için buraya sık sık gelmiştim. O Ekim akşam üstünde hem bilge hem de ben bu yüksek çöle aynı günde, aynı nedenle gelmiştik. Burada saklı olan sırla ilgili görüşlerimizi paylaşırken yeni arkadaşım bir hikaye anlattı. Uzun zaman önce. Uzun zaman önce dünyamız bugün gördüğümüzden çok farklıydı diye başladı bilge. Daha az insan vardı ve toprağa daha yakın yaşardık. İnsanlar yağmurun, ürünlerin ve büyük yaratıcının dilini bilirlerdi. Hatta yıldızlarla ve gök insanlarıyla nasıl konuşulacağını da bilirlerdi. Yaşamın kutsal olduğunun farkındaydılar. Ve bunun dünya ana ile gök babanın evliliğinden olduğunu bilirlerdi. O zamanlarda denge vardı ve insanlar mutluydu. Bu adamın huzurlu sesinin taşlarda yankısını duydukça bir şeylerin içimde kabardığını hissettim. Birden sesi acılı bir ton taşımaya başladı. Sonra bir şey oldu dedi. Kimse gerçekten niye olduğunu bilmiyor. Ama insanlar kim olduklarını unutmaya başladılar. Bu unutkanlık içinde ayrılık hissetmeye başladılar. Dünyadan ayrı, birbirlerinden ayrı ve hatta onları yaratanlardan ayrı. Kaybolmuşlardı. Yaşamın içinde yönleri ve nereye gittiklerini bilmeden dolaşıyorlardı. Bu ayrılık içinde yaşamda kalabilmek için savaşmaları, onlara yaşam veren, uyum ve güven içinde yaşamalarını öğreten, aynı güçlere karşı kendilerini korumaları gerektiğine inanmaya başladılar. Kısa bir süre sonra içlerindeki dünyada huzur bulmak yerine tüm enerjilerini, kendilerini çevrelerindeki dünyadan korumak için kullanmaya başladılar. Birden adamın hikayesi bana anlamlı gelmeye başladı. Bana anlattıklarını dinlerken sanki bugüne ait insanları tanımlar gibiydi. Kalan birkaç izole kalmış kültür ve uzak gelenekler dışında medeniyetimiz kesinlikle ilgisini içimizdeki dünyadan daha çok dışımızdaki dünyaya yöneltmiştir. Her sene yüz binlerce dolar kendimizi hastalıktan korumaya ve doğayı kontrol etmeye harcıyoruz. Böyle yaparak belki de her zamankinden daha fazla doğal dengemizden uzaklara kaymışızdır. Bilge dikkatimi çekti. Şimdi soru bu hikayenin nereye gittiğiydi. Her ne kadar kim olduklarını unutsalar da içlerinde bir yerde atalarının hediyesi kaldı diye devam etti. İçlerinde yaşayan bir hatıra vardı. Akşamları rüyalarında bedenleri şifalandırma güçleri olduğunu, ihtiyaçları olduğunda yağmuru getirebileceklerini ve atalarıyla konuşabileceklerini görüyorlardı. Bir şekilde doğal dünyadaki yerlerini tekrar bulabileceklerini biliyorlardı. Kim olduklarını hatırlamaya çalışırken içlerinde kim olduklarını onlara hatırlatan şeyleri bedenlerinin dışında inşa etmeye başladılar. Zaman geçtikçe şifalarını sağlamak için makineler, ürünlerini büyütmek için kimyasallar yapmaya başladılar ve uzun mesafelerle konuşmak için teller gerdiler. İçsel güçlerinden uzaklaştıkça yaşamları onları mutlu edeceklerini düşündükleri şeylerle kalabalıklaşmaya başladı. Dinledikçe dinlediğim insanlar ve bugünkü medeniyetimiz arasında paralellikler görmeye başladım. Medeniyetimiz kendine yardımcı olma ya da daha iyi bir dünya yaratma konusunda kendisinin güçsüzlüğüne gömülmüş durumdaydı. Çoğu kez sevdiklerimizin acı çektiklerini ya da bağımlılıkların pençesine düştüklerini gördüğümüzde kendimizi çaresiz hissederiz. Hiç kimsenin yaşamaması gereken korkunç hastalıkların ıstırapları karşısında güçsüz olduğumuzu düşünürüz. Sevdiklerimizin yabancı savaş alanlarının teröründen güvenle dönmelerini ümit ederiz. Ve hep beraber dünya kendini dini inançların, kan bağlarının ve sınırların içine hapsederken giderek büyüyen nükleer tehdit karşısında kendimizi önemsiz hissederiz. Dünya, bedenlerimiz, birbirimiz ve yaratıcıyla olan doğal ilişkiden uzaklaştıkça giderek boşluğa düşüyoruz. Bu boşlukta kendi içsel boşluğumuzu bir takım şeylerle doldurmaya çabalıyoruz. Dünyaya bu açıdan baktığımızda bilim kurgu kontakt filmindeki kargaşanın benzerine düştüğümüzü düşünmeden yapamıyorum. Başkanın bilim danışmanı her teknolojik toplumun yüz yüze olduğu temel soruyu araştırır. Bir televizyon mülakatı sırasında daha iyi bir toplum olmamızın nedeninin teknolojimize bağlı olup olmadığını sorar. Bizi birbirimize yakınlaştırmış mı yoksa uzaklaştırmış mıdır? Bu soruya filmde cevap verilmez ve zaten bu konu kendi başına bir kitabı doldurabilir. Ancak danışmanın gücümüzün ne kadarını dışarı verdiğimizle ilgili sorusunun iyi bir soru olduğunu düşünüyorum. Video oyunları, filmler, internet ilişkilerini yaşamın ihtiyaçları olarak algılamaya başladığımızda bunlar yüz yüze gerçek ilişkilerin yerini alır ve bu da toplumda bir sıkıntıya işaret edebilir. Elektronik cihazlar ve eğlence medyası yaşamı renklendirirken aynı zamanda zengin, sağlıklı ve anlamlı yaşamlar sürdürme gücümüzden ne kadar uzaklaştığımızı gösteren alarm işaretleri de olabilir. İlave olarak yaşamlarımızın odak noktası sağlıklı olarak nasıl yaşayacağımızdan çok hastalıklardan nasıl uzak kalacağımıza ya da nasıl barış içinde yaşayacağımızdan çok nasıl savaştan uzak durulur ya da silahlı çatışmaların tamamen yok olduğu bir dünyadan çok nasıl yeni savaş aletleri yaratacağımızsa o zaman Yürüdüğümüz yol sadece yaşamda kalmaya yöneliktir. Böyle bir anlayış içinde kimse gerçekten mutlu değildir. Aslında hiç kimse kazanamaz. Bu kitap tamamen bunun hakkındadır ve bu nedenle sizinle bu hikayeyi paylaşıyorum. Hikayenin sonu nedir diye sordum bilgeye. İnsanlar güçlerini buldular mı? Kim olduklarını hatırladılar mı? Bu zamana kadar güneş kanyon duvarlarının ardında yok olmuştu ve ilk defa kiminle konuştuğumu gerçekten görebiliyordum. Önümde duran güneşin esmerleştirdiği adam sorumu duyunca yüzünde geniş bir gülümseme belirdi. Bir an sessiz kaldı ve sonra fısıldadı. Hiç kimse bilmiyor. Çünkü hikaye tamamlanmadı. Kaybolan insanlar bizim atalarımız ve bizler hikayenin sonunu yazıyoruz. Sen ne dersin? Bundan sonra o adamı birkaç kere daha o bölgede ve her ikimizin de sevdiği topluluklarda değişik yerlerde gördüm. Onu sık sık düşünüyorum. Dünya olaylarının ortaya çıkışını izledikçe onun hikayesini hatırlıyorum ve bu yaşamda hikayenin sonunu yazıp yazamayacağımızı merak ediyorum. Sizler ve ben hatırlayanlar mı olacağız? Kanyon'daki adım hikayesinin ima ettiği şeyler muazzamdı. Çağdaş tarih bilgeliği geçmiş medeniyetlerin ne kadar kadim olurlarsa olsunlar modern teknolojiden daha az gelişmiş olduğu yönündedir. Bu insanların problemlerini çözmek için modern bilimi kullanmadıkları gerçek olsa da daha iyi bir şeylere sahip oldukları açıktır. Yaşamları geçmişi yorumlamak olan tarihçiler ve arkeologlarla olan sohbetlerimde konu tutkun ateşlediği duygulardır. Eğer o kadar gelişmişlerse Teknolojinin izleri nerede diye sorar uzmanlar. Tost makineleri, mikrodalga fırınlar ya videoları? Bir medeniyetin gelişimini yorumlarken birçok şeyin bireylerin geliştirdikleri şeylere takılmasını ilginç buluyorum. Yaptıklarının altındaki düşünceler ne olacak? Amerika'nın güneybatısında ya da herhangi bir yerde. Hiçbir video kameranın ya da televizyon kayıtlarına rastlamadığımız doğrudur. Ancak asıl soru neden rastlamadığımızdır? Kadim bir medeniyetin kalıntılarını gördüğümüzde Mısır, Peru ya da Amerika'nın güney batısındakiler gibi toz makineleri ya da video kameralara ihtiyacı olmayan son derece gelişmiş bir teknolojinin kalıntılarına tanıklık ediyor olabilir miyiz? Belki de karmaşık ve kompleks dış dünyanın ihtiyaçlarının dışına çıkmışlardır. Belki de onlara içsel teknoloji veren ve farklı bir şekilde yaşamlarını sağlayan bizlerin unuttuğu bir şeyler vardı. Bu bilgelik onlara yaşamlarını sürdürmeleri ve bizlerin henüz anlamaya başladığı şifa ile ilgili ihtiyaçları olan her şeyi vermiş olabilirdi. Eğer bu gerçekse belki de o zaman kim olduğumuzu ve yaşamdaki rolümüzün gerçekte ne olduğunu anlamak için sadece doğaya bakmalıyız. Ve belki de en güçlendirici ve önemli içgörülerimiz zaten kuantum dünyasının gizemli keşiflerinde var olmaktadır. Son yüzyılda fizikçiler bedenlerimizi ve evreni oluşturan maddenin bizlerin neredeyse 300 yıldır kutsal saydığımız fiziğin derli toplu kurallarını her zaman takip etmediğini keşfetmişlerdir. Hatta dünyamızın en küçük ölçekleri, yaratıldığımız en küçük parçacıklar, birbirimizden ayrı ve varoluşumuzda sınırlı olduğumuzu söyleyen kuralları kırmaktadır parçacık seviyesinde her şey birbiriyle bağlantılı ve sonsuz gibi görünmektedir. Bu keşifler her birimizin içinde zaman, mekan ve hatta ölümle sınırlı olamayan bir şeyler olduğunu anlatmaktadır. Bu buluşların son noktası bizlerin lokal olmayan, her şeyin birbiriyle bağlantılı olduğu bir evrende yaşamakta olduğumuzdur. Institute of Noetic Science'da kıdemli bilim adamı olan Dean Rodin, böyle bir dünyada yaşamanın nasıl olduğu ile ilgili öncülük yapmıştır. Lokal olmayan diye anlatır Rodin. Lokal olmayan demek nesneler aslında birbirinden ayrı olmasalar da öyleymişler gibi görünen şekilleri vardır. Bazı yönlerimiz burası ve şimdinin ötesine giderek zaman ve mekana yayılmamızı izin verir. Başka bir ifadeyle fiziksel bedenlerdeki bizler bedenlerimizi tanımlayan saç ve deri ile sınırlı değilizdir. O gizemli şeye ne isim verirsek verelim, o hepimizde vardır ve bizimki her şeyi içeren enerji alanının bir parçası olarak herkesinkiyle kaynaşır. Bu alan, evreni birleştiren ağ olmasının yanı sıra bedenlerimizi şifalandırmaktan dünya barışını hızlandırmaya kadar her şeyin sonsuz, mikroskobik ve enerjetik mavi kopyalarını taşıdığına inanılır. Gerçek gücümüzü tanımak için bu alanı ve nasıl çalıştığını anlamak zorundayız. Kuzey Meksika kanyonundaki kadimler ya da dünyanın başka bir yerindekiler. Bu unutulan parçamızın nasıl çalıştığını anladılarsa, o zaman atalarımızı şereflendirmek ve onların bilgeliğine bu yaşadığımız zamanlarda yer vermek son derece anlamlı olacaktır. Bağlantılı mıyız? Gerçekten bağlantılı. Modern bilim tüm zamanların en etkileyici gizemini çözme yolundadır. Akşam haberlerinde bunu duymayabilirsiniz. USA Today'in ya da The Wall Street Journal'ın kapağında görmeyebilirsiniz. Ancak bilimin yeni fizik diye adlandırdığı alandaki 70 yıllık araştırmalar kaçamayacağımız bir noktaya işaret etmektedir. Anahtar 2 Dünyamızdaki her şey diğer her şeyle bağlantılıdır. İşte bu. Gerçek mi? Her şeyi değiştiren bir haber ve bugün bildiğimiz şekliyle bilimin temellerini kesinlikle sallayan bir haber. Tamam diyebilirsiniz. Bunu daha önce de duyduk. Bu sonucu önemli yapan nedir? Bağlantılı olmak aslında ne demek? Bunlar çok iyi sorulardır ve cevapları sizi şaşırtabilir. Yeni keşifler ve daha önce inandıklarımız arasındaki fark geçmişte bize böyle bir şey olduğunun sadece söylenmiş olmasıdır. İlk şartlara hassas bağlılık ya da kelebek etkisi gibi teknik terimler ve burada yaptığımızın oraya etkisi olduğunu öneren teorilerle yaşamlarımızda rol alan bağlantıyı hayal meyal gözlemleyebilmekteyiz. Ancak yeni yapılan deneyler bizi bir adım daha ileri götürmektedir. Her şeyle bağlantılı olduğumuzun kanıtlanmasına ilave olarak araştırmalar bağlantının bizim varlığımız nedeniyle var olduğunu göstermektedir. Bu bağlı olma durumu yaşamlarımızı kendi lehimize çevirme gücünü vermektedir. Romantik bir ilişki aramaktan sevdiklerimizin şifalanmasına, en derin tutkularımızın gerçekleşmesine kadar her gün deneyimlediğimiz tüm bunların ayrılmaz bir parçasıyız. Keşiflerin bağlantımızı bilinçli olarak kullanabileceğimizi göstermesi bizlere tüm evreni çalıştıran aynı gücün kapısını açabilme fırsatını verir. İçlerimizde yaşayan birlik aracılığıyla ben, sizler ve gezegendeki herkes atomlardan yıldızlara, yaşamın DNA'sına kadar her şeyi yaratan aynı güçle doğrudan bağlantıdayız. Ancak dikkat edilmesi gereken küçük bir nokta vardır. Bunu yapabilme gücümüz biz onu uyandırana kadar uyku halindedir. Bu kadar müthiş bir gücü uyandırmanın anahtarı, kendimizi dünyada nasıl gördüğümüzle ilgili bakış açımızda küçük bir değişim yapmaktır. Logun inisiyelerinin uçurumun kenarından hafif bir ritmeyle uçmaları gibi, algımızda küçük bir değişimle evrendeki en büyük güce görünüşte imkansız durumları çözmek üzere ulaşabiliriz. Bu, kendimize dünyadaki rolümüzü farklı görmeye izin verdiğimizde gerçekleşir. Evren çok büyük bir yer gibi göründüğünden, hatta düşünebileceğimizden de engin, kendimizi günlük yaşamlarımızda farklı görerek işe başlayabiliriz. İhtiyacımız olan küçük değişim, kendimizi dünyadan ayrı değil, onun parçası olarak görmektir. Gördüğümüz ve deneyimlediğimiz her şeyle gerçekten bir olduğumuza kendimizi ikna etmenin yolu, nasıl bağlı olduğumuzu ve bağlantının ne demek olduğunu anlamaktan geçer. Anahtar 3. Evrenin kendisinin gücüne ulaşmak için kendimizi dünyadan ayrı değil, onun parçası olarak görmeliyiz. Her şeyi birbirine bağlayan bağlantıyla evrenin yapıldığı malzeme, dalgalar ve enerji parçacıkları, zaman ve mekanın bir zamanlar bildiğimiz şekliyle olan kurallarını bozarlar. Ayrıntılar bilim kurgu gibi olsa da çok gerçektirler. Işık parçacıklarının, fotonların örneğin bir lokal aralarında milyarca uzaklık varken aynı anda iki yerde birden oldukları gözlemlenmiştir. Bedenlerimizdeki DNA'dan her şeyin atomlarına kadar doğadaki her şey Albert Einstein'ın ileri sürdüğü şekliyle herhangi bir şeyin hareket edebileceğinden, ışık hızından çok daha süratli bilgi paylaşmaktadırlar. Bazı deneylerde data daha gönderilmeden önce gideceği yere ulaşmıştı bile. Tarihsel olarak böyle bir olayın inanılmaz olduğu düşünülürdü. Ancak bunlar sadece mümkün olmakla kalmayıp aynı zamanda bize maddenin küçük parçalarının ilginç anormalliklerinden daha fazlası olduğunu göstermektedir. Kuantum parçacıklarının özgür hareketi bildiğimiz fiziğin ötesine baktığımızda evrenin geri kalan kısmının nasıl çalıştığını açıklıyor olabilir. Sonuçlar fütüristik uzay yolunun bir dizisi gibi gelebilir. Ancak bunlar günümüz bilim adamlarının titizlikle incelediği konulardır. Tek tek bakıldığında böyle sonuçlar veren deneyler kesinlikle büyüleyicidir ve üzerinde daha fazla araştırma yapılması gerekir. Ancak birlikte ele alındığında sandığımız kadar fizik kurallarıyla sınırlı olmadığımızı ortaya koyar. Belki de nesneler ışık hızından daha süratli hareket edebiliyorlardır ve belki de aynı anda iki yerde birden olabiliyorlardır. Eğer şeylerin bu yeteneği varsa o zaman ya bizler günümüzün yenilikçilerini heyecanlandıran, bizlerin de hayal gücünü zorlayan tam olarak da bu olasılıklardır. Hayal gücüyle bir şeyin olabileceği fikri, duygunun bir araya gelmesi olasılığı gerçeğe dönüştürür. Tezahür ettirme, olmadığı varsayılan bir şeye inançlarımızda yer vermemizle başlar. O şeyi bilincimizin ve farkındalığımızın gücüyle yaratırız. Şair William Blake, hayalin gücünü ara sıra boş zamanlarımızda deneyimlediğimiz basit bir şeyden çok varoluşumuzun özü olarak algılamıştır. İnsan tamamen hayaldir der ve açıklar. İnsanın ebedi bedeni hayaldir. Yani Tanrı'nın kendisidir. Filozof ve şair John McKenzie, hayal gücüyle olan ilişkimizi bir adım daha ileri götürerek gerçek olanla hayali olan arasındaki fark kolayca tarif edilemez. Var olan her şey hayalidir demiştir. Her iki tanımda da yaşamın somut olayları gerçek haline gelebilmelerinden önce olasılıklar olarak daha edilmelidirler. Ancak zamanın içindeki bir andaki hayali fikirlerin bir başka zamanda gerçek haline gelebilmesi için onları birbirine bağlayan bir şey olması gerekir. Bir şekilde Evrenin yapıldığı malzemede geçmişin hayalleri, şimdi ve gelecekteki gerçekler arasında bir bağlantı olmalıdır. Einstein, onun uzay zaman dediği gerçeklikte, geçmiş ve geleceğin dördüncü boyut malzemesi olarak birbirinin içinde olduğuna inanmıştı. Geçmiş, şimdi ve gelecek sadece inatçı bir ilizyondur demiştir. Daha yeni anlamaya başlıyoruz ki sadece yaşamlarımızda gördüğümüz her şeyle değil, Aynı zamanda daha önce var olmuş ve olacak olan her şeyle de bağlantılıyız. Şu anda deneyimlediklerimiz evrenin göremediğimiz bir aleminde gerçekleşmiş olayların sonucudur. Bu ilişkilerin ima ettikleri muazzamdır. Global barıştan bireysel şifaya kadar her şeyi birbirine bağlayan zeki bir enerji alanının olduğu dünyada geçmişte fantazi ya da mucize gibi görülen şeyler Birden yaşamlarımızda mümkün haline gelmiştir. Bu bağlantıları akıllarımızda tutarak yaşama, ailelerimize ve hatta tanıdıklarımızla nasıl ilişki kurduğumuza güçlü bir perspektiften bakmaya başlamalıyız. İyi ya da kötü, doğru ya da yanlış, en güzel yaşam deneyiminden en ıssraplı anlara kadar hiçbir olaya tesadüfi gözüyle bakılamaz. Açıkçası şifa, huzur bereket, kariyerler, bize neşe veren ilişki ve deneyimlerin yaratılması, gerçekliğimizdeki her şeyle nasıl derinden bağlantılı olduğumuzu anlamamız içindir. Matrix'i ararken Kanyonda tanıştığım Kızılderili arkadaşıma bağlantılı olduğumuz haberin verdiğim zamanı hatırlıyorum. Yakınlarımızdaki bir markette beklenmedik bir şekilde karşılaştığımızda Basında yayınlanan henüz okuduğum yeni bir enerji alanının keşfedildiğini, var olan hiçbir enerji alanına benzemeyen birleşik bir enerji alanı olduğu bilgisini onunla paylaştım. Her şeyi birbirine bağlayan dedim düşünmeden. Bir enerji alanı bu. Bizi dünyaya, birbirimize, hatta dünyanın ötesinde evrene bağlıyor. Seninle daha önce konuştuğumuz gibi. Bir an sessiz kaldı. Heyecanımı onurlandırıyordu aslında bu arkadaşımın tipik bir hareketiydi. Birkaç saniye sonra derin bir nefes aldı ve daha önce defalarca gördüğüm gibi direkt bir cevap verdi. Dürüst ve konuya odaklıydı. Ee dedi, bizim insanlarımız bunu uzun zamandır söylüyorlar. Sizin biliminizin de bunu bulmuş olması iyi bir şey. Zeki bir enerji alanının evrenin çalışmasında bu kadar güçlü bir rolü varsa peki biz niye bunu bu zamana kadar bilmiyorduk?'' Tarihçilerin tarihteki en önemli dönemlerden biri olarak değerlendirdikleri 20. yüzyılı henüz tamamladık. Tek bir jenerasyonda atomun gücünü ortaya çıkarmayı, şehir bloğu ölçüsündeki bir kütüphaneyi bilgisayar çipinde saklamayı, yaşamın DNA'sını okumayı ve mühendisliğini öğrendik. Bütün bu bilimsel harikaları gerçekleştirirken, yaratılışın kendi gücüne ulaşabilme gücünü veren en önemli keşfi nasıl gözden kaçırdık? Cevap sizi şaşırtabilir. Çok uzak olmayan geçmişimizde bilim insanları gerçekten de zeki bir alan tarafından bağlı olup olmadığımız gizemini öncelikle böyle bir alanın var olup olmadığını ispat ederek çözmeye çalıştılar. Araştırma fikri iyi olmakla beraber 100 yıl sonra bizler hala bu ünlü deneyin yorumundan yeni çıkıyoruz. Sonuç olarak 20. yüzyılın büyük bir kısmında bilim insanları aksi takdirde boş olan uzayın her şeyi birleştiren birleşik enerji alanı olduğundan söz etmeye kalksalar, ya sınıfta gülünür ya da üniversite kürsüsünden atılırlardı. Birkaç istisna dışında ciddi bilimsel tartışmalarda bu kabul edilmeyen, hatta izin bile verilmeyen bir fikirdi. Ancak her zamanda böyle olmadı. Evreni birleştirenin tam olarak ne olduğu gizem olarak kaldıysa da, varlığını kabul edebilmek için sayısız isimlendirme çabaları olmuştur. Budist sutralarda, örneğin Büyük Tanrı Indra, tüm evreni birleştiren ağın olduğu yer olarak tanımlanmıştır. Uzaklarda Büyük Tanrı Indra'nın cennet diyarında kurnaz bir sanatçı tarafından hazırlanarak asılmış olan, her yöne doğru sonsuzluğa uzanan muhteşem bir ağ vardır. Hobilerin yaratılış hikayesinde dünyamızın mevcut döngüsü uzun zaman önce örümcek büyük annenin bu dünyanın boşluğunda ortaya çıkmasıyla meydana gelmişti. İlk yaptığı şey her şeyi birleştiren büyük ağı döndürmek ve böylece de çocuklarının yaşayacağı yeri yaratmak olmuştur. Eski Yunanlıların zamanından beri her şeyi birleştiren evrensel enerji alanına inananlar ona basitçe Eter adını vermişlerdir. Yunan mitolojisinde Eter uzayın kendisinin özü olarak düşünülmüş ve tanrıların nefesi diye tanımlanmıştır. Hem Pisagor hem de Aristo onu ateş, su, hava ve toprak olarak bildiğimiz dört elementin ardından yaratılışın gizemli beşinci elementi olarak belirlemişlerdir. Daha sonra simyacılar dünyayı tanımlamak için Yunanlıların kullandığı kelimeyi kullanmaya devam etmişlerdir ve bu terminoloji modern bilimin doğuşuna kadar gelmiştir. Birçok günümüz bilim adamının geleneksel görüşleriyle çelişkili olarak tarihteki bazı büyük zihinler Eterin sadece var olduğuna inanmakla kalmayıp onun varlığını bir adım daha öteye götürmüşlerdir. Fizik kurallarının işleyebilmesi için gerekli olduğunu söylemişlerdir. 1600 yıllarda modern bilimin babası Sir Isaac Newton evrene hakim olan ve gözle görülmeyen bir maddenin hem yer çekiminden hem de bedenin işlerinden sorumlu olduğuna inanırdı. Zamanındaki cihazlarla varlığını ispat edemeyeceğinin farkında olmasına rağmen onu yaşayan bir ruh olarak düşünürdü. 19. yüzyılın başlarında elektromanyetik teoriyi ortaya atan James Clerk Maxwell her şeyi birleştiren olarak eteri resmen tanımladı. Uzayın boşmuş gibi görünen kısımlarında var olduğu varsayılan ve gözle görünen bedenlerimizden daha süptil bir madde. 20. yüzyılda bile en saygın bilimsel zihinler uzayın boşluğunu dolduran özü tanımlamak için hala eski terminolojiyi kullanıyorlardı. Eteri, fiziksel madde ile saf enerjinin arasında bir yerlerde bulunan ve devamlılık gösteren madde olarak düşünüyorlardı. Bilim adamları, aksi takdirde boşluk gibi görünecek olan yerde, ışık dalgalarının bir noktadan diğer bir noktaya gidebilmelerinin nedeninin eter olduğu mantığını yürüttüler. Nobel ödüllü fizikçi Henry Lawrence, 1906'da şöyle diyordu. Enerjisi, titreşimleri ve bir dereceye kadar maddeselliği ile eter, elektromanyetik alanın yeri olabilir. Ancak tüm sıradan maddelerden de farklı olabilir. Lawrence'ın denklemleri, Einstein'ın devrim yaratan izafiyet teorisini geliştirmesi için ona gerekli aletleri sağlamıştır. Teorilerinden sonra evrende etere olan ihtiyaç azaldıysa da, Einstein'ın kendisi de uzayın boşluğunu dolduracak bir şeyin keşfedileceğine inanmış ve uzay etersiz düşünülemez demiştir. Lawrence ve kadim Yunanlıların bu maddeyi dalgaların hareketine vasıta olan iletken olarak düşünmelerine benzer bir şekilde Einstein'ın da fizik kurallarının var olabilmesi için eterin gerekli olduğunu söylemiştir. Böyle bir uzayda yani etersiz ışık yayılamayacağı gibi uzay ve zamanın da standartlarının varlığı mümkün değildir. Einstein bir taraftan Eterin olasılığını kabul eder gözükse de diğer taraftan bunun sıradan bir enerji olarak düşünülmemesi gerektiğini tedbirle ifade etmiştir. Eter, zamanın içinde takip edilebilecek parçaları, parçacıkları olan bilinen ortamın özelliklerine sahip olarak düşünülmemelidir. Bu şekilde eterin geleneksel olmayan doğasına bağlı olarak onun varlığının kendi teorileriyle nasıl uyumlu olduğunu tanımlamış oldu. Eter alanından sadece söz edilmesi bile onun var olup olmadığına dair tartışmaları tetiklemektedir. Hemen aynı anda akıllara alanın varlığını ya da yokluğunu ispat etmek üzere yapılmış olan o ünlü deney gelmektedir. Bu tür araştırmalarda sık sık olduğu gibi elde edilen sonuç daha fazla soruları ve tartışmaları ortaya çıkarmıştır. Tarihin en büyük başarısız deneyi yıldan daha fazla zaman önce yapılmış olan bu deneye, onu dizayn etmiş olan iki bilim adamının adı verilmiştir. Michelson-Morley deneyinin tek amacı, evrenin gizemli eterinin var olup olmadığını belirlemekti. Uzun süredir yapılması beklenilen deney, 1881'de yapılmış benzer bir deneyin sonuçlarını doğrulamak üzere planlanmıştı. 1888'de bilimsel çevreleri şu anda adı Case Western University olan üniversitenin laboratuvarında bir araya getirmişti. Bu deney 19. yüzyılın sonlarında en parlak zihinlerin bile akıllarına getiremeyecekleri sonuçlar ortaya çıkardı. Deneyin ardındaki düşünce kesinlikle yaratıcıydı. Eğer eter varsa diye mantık yürütmüştü Michelson ve Morley. O zaman bu her yerde olan sessiz ve sakin bir enerji olmalıydı. Ve eğer bu doğruysa o zaman dünyanın bu olandan geçişi ölçülebilir bir hareket meydana getirmeliydi. Gıkansas'ın Engin Ovalarındaki buğday başaklarının esintiden sallanmalarını saptayabildiğimiz gibi eterin esintisini de saptayabilmeliyiz. Michelson ve Morley bu farazi olayı eter esintisi olarak adlandırdılar. Herhangi bir uçağın pilotu uçak atmosfer akımlarıyla beraber uçarken bir yerden diğerine gitmek çok daha kısa olur. Ancak uçak akımın tersine uçuyorsa zorlu bir uçuş olur ve rüzgarın direnci uçuşu saatlerce uzatabilir. Michelson ve Morley aynı anda iki yöne ışık huzmesi gönderdikleri takdirde her huzmenin hedefine ulaşmak için alacağı zaman arasındaki fark araştırmacılara eter esintisinin ve akışın varlığını saptama fırsatı vereceğini düşündüler. Bu deney iyi bir fikir olmasına rağmen sonuçlar herkesi şaşırttı. Sonuç olarak Michelson ve Morley'in cihazları eter esintisini saptayamadı. Eter esintisine benzeyen bir şeyin yokluğu hem 1881'de hem de yapılan deneylerde aynı sonuca vardı. Eter yoktur. En başarılı başarısız deney olarak adlandırılan bu deneyin sonuçlarını Michelson prestijli American Journal of Science'a yorumladı. Sabit eter alanı hipotezinin sonucu anlaşıldığı üzere doğru değildir ve çıkarılması gereken sonuç hipotezin hatalı olduğudur. Eterin varlığını ispatlamak açısından deney başarısız olarak tanımlansa da aslında eter alanının bilim adamlarının beklediği şekilde davranmadığını göstermektedir. Herhangi bir hareketin saptanmaması eterin olmadığını göstermez. Bununla ilgili bir benzetme rüzgarı kontrol etmek için parmağınızı havaya kaldırmanızdır. Parmağınız havadayken rüzgarı hissetmemiş olmanız, kapaça 1887'deki deneyin sonuçlarının ardındaki düşünceye benzetilebilir. Bu deney, eterin var olmadığının kanıtı olarak kabul edilmesi, modern bilim adamlarının evrendeki her şeyin birbirinden bağımsız olduğu varsayımından hareket ettiklerini gösterir. Dünyanın bir tarafındaki bir kişinin yaptıklarının, başka bir bölgedekilerle tamamen bağlantısız olduğunu, ve gezegenin öbür ucundaki bir kişiye bu deneyin yaşamlarımızın ve dünyanın üzerinde derin etkiler bırakan bir dünya görüşünün temeli olmuştur. Bu tür düşüncenin sonucu olarak ülkelerimizi yönetiyoruz. Şehirlerimize elektrik sağlıyoruz. Atom bombası deneyleri yapıyoruz ve bir yerde yaptığımızın başka yerde etkisi olmadığını düşünerek kaynaklarımızı tüketiyoruz. 1887'den beri tüm medeniyetimizin gelişimini her şeyin birbirinden ayrı olduğu inancı üzerine kurduk. Son deneylerin doğru olmadığını gösterdiği bir önerme. 1986'da Nature, özel izafiyet başlıklı ön yargısız bir rapor yayınladı. Michelson Morley deneyinin yanı sıra dünyaya olan bağlantımızla inandığımız her şeyin temellerini de sarsan imalarla beraber Amerikan Hava Kuvvetleri tarafından sponsorluk sağlanan E.W. Silvertooth isimli bir bilim insanının deneyini tanımlıyordu. 1887'de yapılan deneyi tekrarlayarak ancak cihazlar çok daha hassastı. Silvertooth eter alanında hareket saptadığını bildirdi. Daha da ötesi, daha önce tahmin edildiği gibi bu hareket uzayda dünyanın hareketiyle bağlantılıydı. O zamandan beri bu deney ve diğerleri Planck'ın 1944'te önerdiği gibi eterin gerçekten de var olduğunu ifade etmektedirler. Modern deneyler alanın var olduğunu işaret etmeye devam ederken bir daha eter adı verilmeyeceğinden emin olabiliriz. Bilimsel çevrelerde kelimeye değinilmesi bile yalancı bilimden atmasyona kadar çeşitli sıfatların kullanılmasına yol açmaktadır. Bölüm 2'de göreceğimiz gibi bütün dünyamızı kapsayan evrensel enerji alanı çok farklı terimlerle ifade edilmiştir. Alanın varlığını ispat eden deneyler o kadar yenidirler ki tek bir isim henüz belirlenememiştir. Ona ne isim verirsek verelim, orada kesinlikle bir şey vardır. Dünyamızdaki her şeyi ve ötesindekileri birleştiren alanı yeni tanımaya başlıyoruz. Böyle bir şey nasıl olmuş olabilir? Evrenin nasıl çalıştığıyla ilgili bu kadar önemli bir anahtarı nasıl gözden kaçırmış olabiliriz? Bu sorunun cevabı son 200 yıldır dünyanın en büyük zihinleri arasında en yoğun tartışmalara yol açan arayışın tam ortasına düşmektedir ve bu günümüze kadar devam etmektedir. Bunların hepsi kendimizi dünyada nasıl gördüğümüz ve bu bakış açısının yorumuyla ilgilidir. Anahtar evrendeki her şeyi birleştiren enerjinin aynı zamanda birleştirdiğinin parçası olmasındadır alanı günlük yaşamımızın dışında düşünmektense deneyler bize sıradan görünen dünyamızın alandan kaynaklandığını söylemektedir. Sanki ilahi matriksin battaniyesi evren boyunca yayılmıştır ve ara ara kırışıklık yaparak tanıdığımız kaya, ağaç, gezegen ya da insan meydana getirmiştir. Sonuç olarak bütün bunlar alandaki kıpırtılardır ve düşüncelerimizdeki bu süptil ancak güçlü değişim yaşamlarımızda ilahi matriksin gücüne ulaşmanın anahtarıdır. Ancak bunu yapabilmek için bilim adamlarının neden dünyayı bu şekilde gördüklerini anlamamız gerekir. Fiziğin kısa tarihi. Farklı dünyalar için farklı kurallar. Bilim sadece doğal dünyayı, bizim onunla ilişkimizi ve daha da ötesini tanımlamanın dilidir ve tek dil budur. Modern bilim ortaya çıkmadan uzun zaman önce daha başkaları da olmuştur. Simya ve ruhsallık örneğin. Çok gelişmiş olmamakla beraber işe kesinlikle yaramışlardı. İnsanlar bilim ortaya çıkmadan önce ne yapardık? Dünyamız hakkında hiçbir şey bilir miydik diye sorduklarında her zaman şaşırırım. Cevap kuvvetli bir evettir. Evren hakkında çok şey biliyorduk. Bildiklerimiz öylesine işe yaradı ki yaşamın ortaya çıkışından neden hasta olduğumuza ve bununla ilgili ne yapabileceğimizden güneşin, ayın ve yıldızların dönemlerinin hesaplanmasına kadar tam bir çerçeve oluşturdu. Bu türden bir biliş pek tabii ki bugün aşina olduğumuz teknik dilde tanımlanmamakla beraber her şeyi nasıl işledi ve neden öyle oldukları konusunda kullanışlı bilgiler sağlamışlardır. Hatta o kadar iyi ki bir medeniyet bugün bildiğimiz şekliyle bilimden yararlanmadan Beş bin yıl boyunca var olmaya devam edebilmiştir. Bilim ve bilimsel çağın genellikle 1600'lü yıllarda başladığı kabul edilir. 1687'nin Temmuz ayında Isaac Newton ünlü klasik eseri Doğal Felsefenin Matematik Prensipleri yayınlandığında günlük yaşantımızın matematiğini tanımlamıştır. 200 yıldan daha fazla bir süre Newton'ın doğa üzerine gözlemleri Şimdilerde klasik fizik diye adlandırılan bilimsel alanın temellerini oluşturmuştur. Maxwell'in 1800'lü yıllardaki elektrik ve manyetizma üzerine teorilerinden Einstein'ın 1900'lü yıllardaki izafiyet teorisine kadar klasik fizik gördüklerimizi örneğin gezegenlerin hareketinden ağaçtan düşen elmalara kadar geniş ölçekte açıklamak konusunda son derece başarılı olmuştur uydularımızın yörüngelerinin hesaplanmasından bir adamı aya indirmeye kadar bize son derece yararlı olmuştur. Ancak 20. yüzyılın ilk döneminde bilimsel ilerlemeler, Newton'ın doğanın bir yerinde, atomun küçük dünyasında, kurallarının işlemediğini ortaya koydu. Bundan önce atom altı dünyaya bakabilmek, ya da uzak galaksilerde bir yıldızın doğuşunda parçacıkların nasıl davrandığını izleyebilmek için yeterli teknolojimiz yoktu. Her iki alemde de en küçük ve en büyük bilim adamları geleneksel fizikle açıklayamadıkları bazı şeyleri görmeye başladılar. Günlük yaşantımızın istisnalarını açıklayacak yeni bir fizik geliştirilmek zorundaydı. Kuantum fiziğinin dünyasında olup bitenleri açıklayacak bir fizik. Kuantum fiziğinin tanımı kendi adındadır. Kuantum, farklı miktarda elektromanyetik enerji anlamındadır ve özüne kadar indirgediğimizde dünyamızın yapıldığı malzemedir. Kuantum fizikçileri kısa bir süre sonra bizlere katı dünya gibi görünen dünyanın hiç de katı olmadığını buldular. Şimdi vereceğim benzetme neden olduğunu açıklayabilir. Mahallemizdeki sinema ekrana hareketli bir görüntü yansıttığı zaman seyrettiğimiz hikayenin ilüzyon olduğunu biliyoruz. Kalbimize dokunan romantik ilişkiler ya da trajedinin aslında birbiri arkasından hızla gösterilen ve devam eden bir hikaye hissi bırakan hareketsiz resimlerin sonucudur. Gözlerimiz kare kare, tek tek gösterilen imajları görse de beyinlerimiz onları bizim devamlı hareket şeklinde algılamamızı sağlar. Kuantum fizikçileri dünyamızın benzer bir şekilde işlediğine inanırlar. Örneğin bir pazar akşamında spor programında gol olarak izlediklerimiz aslında kuantum ifadesiyle bir dizi tek tek olayların hızla ya da yan yana süreklilikle olmasıdır. Birçok görüntünün yan yana gelerek filmi inanılır yapması gibi yaşamda kuanta adı verilen küçük, kısa süreli ışık patlamalarının sonucudur. Yaşamın kuantaları o kadar hızlı olur ki beynimiz daha farklı çalışmaya eğitimli değilse bazı meditasyon formlarında olduğu gibi sadece kesintisiz bir hareket yaratmak üzere dürtülerin averajını alır. Kuantum fiziği o zaman fiziksel dünyanın ardındaki güçlerin çok küçük ölçekte olan şeylerin incelenmesidir. Kuantum ve günlük yaşamlarımızın dünyası arasındaki fark bilim adamları arasında çağdaş fizikte iki ayrı düşünce okulu yaratmıştır. Klasik ve kuantum. Her birinin destekleyici teorileri vardır. En büyük zorluk bu iki farklı düşünce şeklini tek bir evren görüşünde birleştirmekte olmuştur. Birleşik teori. Böyle yapabilmek, bizlerin boş uzay diye düşündüğümüz yeri dolduracak bir şeyin varlığını gerektirmektedir. Ancak onu ne doldurabilir? Birleşik teoriye giden uzun yolun özeti. 1687. Newton fiziği. Isaac Newton hareket kanunlarını yayınlar ve böylece modern bilim başlar. Bu görüş evreni zaman ve mekanın mutlak olduğu dev bir mekanik sistem olarak görür. 1867 Alan teorisi fiziği James Clerk Maxwell Newton fiziği ile açıklanamayan güçlerin varlığını ileri sürer. Faraday'ın açıklamalarının yanı sıra Maxwell'in araştırmaları evrenin birbiriyle iletişim içinde olan enerji alanları olduğunun keşfine götürür. 1900 Kuantum fiziği Max Planck, kuanta adını verdiği, dünyanın enerji patlamalarından oluştuğu teorisini yayınlar. Kuantum seviyesinde yapılan deneyler, maddenin mutlaktan çok olasılıklar ve eğilimler olarak var olduğunu, gerçeğin o kadar hakiki ve katı olmadığını gösterir. 1905, İzafiyet Fiziği. Albert Einstein'ın evrene bakışı Newton fiziğini alt üst eder. Zamanın mutlaktan çok izafi olduğunu önerir. İzafiyetin anahtar unsuru zaman ve mekanın birbirinden ayrılamayacağı ve birlikte dördüncü boyut olarak var olduklarıdır. 1970, Sicim Teorisi Fiziği. Fizikçiler evreni minik titreşen enerji sicimleri olarak tanımlayan teorilerin hem kuantum hem de günlük yaşamları açıklayabileceğini bulurlar. Bu teori 1984'te Tüm diğer teorileri birleştirmesi muhtemel teori olarak resmen fizik çevreleri tarafından kabul edilir. 2000'ler. Yeni ve geliştirilmiş birleşik fizik teorisi. Gelecekte bir gün fizikçiler kuantum evreninin yanı sıra gündelik yaşamda gözlemlediklerimizin holografik doğasını açıklamanın bir yolunu bulacaklar. Açıklamalarını tek bir tutarlı hikayede birleştirecek teorinin denklemini bulacaklar. Aradaki uzayda ne var? Contact filminde ana karakter Dr. Arroway, babasına daha sonraları filmin ana hattı olan soruyu sormuştu. Evrende yalnız mıyız? Babasının cevabı, yaşamında gerçek olan şeylere dönüm noktası olur. Kendini bir romantik ilişkiye açmak ya da götürüldüğü uzak evrende yaşadığı deneyimlere güvenmek gibi özellikle yararlanabileceği ortamlarda bulunduğunda babasının sözleri, inançlarının rehber prensibi olur. Babasının cevabı, Sadece eğer evrende yalnızsak çok fazla yer kaybı var olmuştur. Aynı şekilde herhangi iki şey arasındaki uzayın boş olduğunu inanırsak bu muazzam bir ziyandır. Bilim adamları kozmosun yüzde doksanından fazlasının kayıp olduğunu ve bize boş uzay gibi geldiğine inanırlar. Bunun anlamı bizim bildiğimiz şekliyle tüm evrende sadece yüzde onun içinde bir şey vardır bizim işgal ettiğimiz yaratılışın yüzde onunun gerçekten de olabilecek her şey olduğuna inanıyor musunuz? Boş olduğunu düşündüğümüz yerde ne var? Gerçekten de boşsa, o zaman cevap verilmesi gereken büyük bir soru var. Cep telefonlarınızdan bu sayfadaki kelimeleri gözlerinize getiren kırılmış ışığa kadar her şeyi ileten enerji dalgaları nasıl bir yerden ötekine gidebiliyorlar? Nasıl ki su taşın suya atıldığı yerden halkaları uzaklaştırıyorsa yaşamın titreşimlerini bir noktadan diğerine ileten bir şey olmalıdır. Bunun gerçek olması için modern bilimin anahtar kavramlarından birini bozmalıyız. Uzayın boş olduğu inancını. Uzayın neden yapıldığı gizemini çözdüğümüzde kendimizi ve çevremizdeki dünyayı anlamaya doğru büyük bir adım atmış olacağız. İleride göreceğimiz gibi bu soru insanlık kadar eskidir ve cevap belki de her zaman yanı başımızdaydı. Evrene, dünyamıza ve birbirimize bağlı olduğumuz hissi Avustralya'nın taş duvarlarına kazınmış aborjinlerin tarihinden kadim Mısır'daki tapınaklara, Amerikan Güney Batı Taş sanatına kadar devamlılık göstermiştir. Bu inanç bugün her zamankinden güçlü olarak ortaya çıksa da bizi bağlayanın tam olarak ne olduğu tartışma konusu olmaya devam etmektedir. Bağlı olabilmemiz için Bağlamayı gerçekleştiren bir şeyin olması gerekir. Şair ve filozoflardan bilim adamlarına, içinde yaşadıkları zamanın kabul edilmiş inançlarının ötesinde cevaplar arayan kişilere kadar, insanlık bizim uzay diye adlandırdığımız boşluğun içinde bir şey olduğu hissini taşımıştır. Fizikçi Konrad Finnegall, uzayın önemine işaret ederek, maddenin arasındaki uzayı kaldırırsanız, ne olabileceğini bir düşünün. Evrendeki her şey bir toz zerresinden daha büyük olmayan bir hacme sıkışırdı. Her şeyin aynı yerde olmasını engelleyen uzaydır demiştir. Önce antropolog Louis Leakey kim olduğumuz anlayışına sahip olmadan gerçek bir ilerleme kaydedemeyiz demiştir. Bu ifadenin doğru olduğunu inanıyorum. Kendimizi geçmişte gördüğümüz şekil bizi bugünkü yerimize getirmede işe yaramıştır. Şimdi artık bizlere daha büyük olasılıklar sağlayacak yeni bir görüşün kapısını açma zamanı gelmiştir. Uzayı zeki bir gücün dolduruyor olması ve bizim de bu uzayın bir parçası olduğumuz anlayışını kabul etmekteki gönülsüzlüğümüz, kim olduğumuz ve evrenin gerçekte nasıl çalıştığını anlamamızdaki en büyük engel olmuştur. 20. yüzyılda modern bilim boş uzayın içinde ne olduğunu keşfetmiştir. Diğer başka enerji formlarından farklı bir enerji alanı. Tıpkı Indra'nın ağı ve Newton'ın eteri gibi bu enerji her zaman her yerdedir. Zamanın başlangıcından beri de var olmuştur. Albert Einstein 1928'de yaptığı bir konuşmada genel izafiyet teorisine göre etersiz uzay düşünülemez. Çünkü böyle bir uzayda ışık yayılamayacağı gibi uzayın standartlarının da var olması imkansızdır demiştir. Max Planck, alanın varlığının fiziksel dünyamızdan zekanın sorumlu olduğunu gösterdiğini söyler. Bu gücün ardında bilinçli ve zeki bir zihin olduğunu varsaymalıyız. Ve şöyle tamamlar. Bu zihin tüm maddenin matriksidir. Einstein'ın aslanının kuyruğu. İster uzak yıldızlar ve galaksilerin arasındaki kozmik boşluktan, isterse de atomu oluşturan enerji bantlarının arasındaki mikro uzaydan söz ediyor olalım genellikle bir şeylerin arasındaki uzayı boş olarak algılarız. Bir şeyin boş olduğunu söylediğimizde orada hiçbir şeyin, kesinlikle hiçbir şeyin olmadığını kastediyoruz. Şüphesiz eğitimsiz bir göz bizim uzay dediğimizi boş olarak görür. Ne kadar boş olabilir? Üzerinde gerçekten düşündüğümüzde maddenin arasındaki uzayın tamamen boş olduğu bir dünyada yaşamak nasıl olurdu? Önce kozmosta böyle bir yeri bulmanın muhtemelen imkansız olduğunu bir nedenden dolayı biliyoruz. Dedikleri gibi doğa boşluk sevmez. Kendimizi sihirli bir şekilde böyle bir yere götürebilseydik acaba neye benzerdi? Öncelikle çok karanlık bir yer olurdu. Zaten el fenerini bile açamazken örneğin ışık da hiçbir yere gidemezdi. Çünkü ışık dalgalarının arasından geçebileceği bir şey olmazdı. Bu kurumuş bir göle taş atmaya, ve yüzeydeki su sıçramalarına bakmaya benzerdi. Taş su olsun ya da olmasın dibe düşerdi. Ancak normalde taşın etkisiyle ortaya çıkacak yayılmalar arasından geçebilecekleri bir ortam olmadığı için oluşamazdı. Tam olarak bu nedenden dolayı farazi dünyamız çok da sessiz olurdu. Sesin yayılabilmek için bir ortama ihtiyacı vardır. Hatta bugün bildiğimiz herhangi bir enerji şekli rüzgardan güneşe kadar var olamazdı. Çünkü elektrik, manyetik, hatta yer çekimi alanları uzayın tamamen boş olduğu bir dünyada aynı anlamı taşıyamazdı. Neyse ki bizi çevreleyen uzay boş olmaktan uzak olduğu için böyle bir dünyanın nasıl olabileceği üzerine düşünmek zorunda değiliz. Bizim ona ne dediğimiz ya da bilinmediğinin onu nasıl tanımladığından bağımsız olarak bir alanın ya da yaratılıştaki her şeyi birleştiren ve bizleri daha büyük bir dünyanın üstün bir gücüne bağlayan büyük bir ağın olduğu açıktır. 20. yüzyılın başlarında Einstein, çevremizde evren olarak algıladığımız gizemli gücü atıfta bulunarak onun varlığından emin olduğunu ifade etmişti. Doğa bizlere sadece aslanın kuyruğunu gösteriyor diyerek baktığımız kozmik bakış açısından göremesek de gerçeklik olarak gördüğümüzün daha da ötesinde bir şeylerin var olduğuna işaret etmiştir. Einstein dünya görüşünü son derece güzel ve zarif olarak ifade ederek kosmosla ilgili benzetmesini şöyle açıklamıştı. Her ne kadar devasa bedeninden dolayı kendini ortaya koyamıyorsa da aslında ona sahip olmadığından şüphe etmiyorum. Daha sonraki yazılarında Einstein kim olursak olalım ya da evrendeki rolümüz ne olursa olsun hepimizin daha büyük bir güce tabi olduğumuzu ifade etmiştir. İnsanlar sebzeler ya da kozmik toz. Hepimiz uzaklarda görünmeyen bir çalgıcının melodileriyle dans ediyoruz. Yaratılışın altında yatan zekanın bu açıklamasıyla beraber Planck, Einstein'ın alanın kuyruğunun enerjisini tanımlamıştır. Böyle yaparak da bugüne kadar yanmakta olan tartışmanın alevini tutuşturmuştur. Bunun merkezinde dünyamızın nelerden oluştuğu ile ilgili eski görüşler pencereden uçup gitmiştir. Yaklaşık yarım yüzyıl önce Kuantum teorisinin babası bizlere her şeyin ne kadar son derece gerçek olmakla beraber geleneklere uymayan bir enerjiyle bağlantılı olduğunu söylemiştir. Kaynakta bağlantı: Kuantum dolaşıklık. Planck 20. yüzyılın ilk yıllarında kuantum fiziğinin ilk denklemlerini önerdiğinden beri birçok teori ve deney bu kavramı doğrular nitelikte olmuştur. Evrenin en küçük seviyelerinde Atomlar ve atom altı parçacıklar gerçekten de bağlantılıymış gibi hareket etmektedirler. Ancak problem şudur ki bilim adamlarının o kadar ufak boyutlarda gözlemledikleri davranışların günlük yaşamlarımızın daha büyük gerçekliği üzerinde nasıl bir anlam ifade ettiğini bilmiyor olduklarıdır. 2004 yılında Almanya, Çin ve Avusturya'dan gelen fizikçiler bilimsel deneyden çok fantazi gibi görünen raporlar yayınladılar. Bilim adamları Nature'da ilk kez ucu açık teleportasyon deneyinin sonuçlarının yanı sıra yani bir parçacığın kuantum bilgilerinin aynı anda farklı yerlere gönderilebileceğini belgelediler. Başka bir ifadeyle bu süreç bir dokümanı fakslarken onu tahrip etmeye benzetilebilir. Başka deneyler parçacıkların bir yerden diğerine ışınlanması ve aynı anda iki yerde birden bulunma gibi eşit derecede imkansız görünen sonuçlar ortaya koydu. Her ne kadar araştırmalar birbirinden farklı görünse de çok daha büyük bir konuya işaret eden ortak bir paydaları vardır. Deneylerin bu sonuçları vermeleri için bir ortamın var olması gerekir. Başka bir ifadeyle parçacıkların arasından geçebileceği bir şey olmalıdır. Geleneksel fizik böyle bir ortamın var olmadığını söylediğine göre bu noktada Modern zamanların en büyük gizemi yatmaktadır. 1997'de dünyadaki bilimsel dergiler, geleneksel fiziğin olmaması gerektiğini söylediği bir şeyin sonuçlarını yayınladılar. İsviçre'deki University of Geneva, dünyamızın yapıldığı malzeme, foton adı verilen ışık parçacıkları üzerine yapılan araştırmanın sonuçları ki bu sonuçlar geleneksel bilginin temellerini sarsmaya devam etmektedir. Kırktan fazla ülkedeki 3400 gazeteci, eğitimci, bilim adamı ve mühendise duyuruldu. Bilim adamları tek bir fotonu iki ayrı parçacığa bölerek tıpatıp aynı özellikleri taşıyan ikizler yaratmışlardı. Sonra deney için geliştirilen cihazı kullanarak her iki parçacığı birbirine ters yönlere doğru gönderdiler. İkizler tıpkı telefon konuşmalarının iletilmesinde olduğu gibi içinde iki fiber optik yolun bulunduğu özel olarak dizayn edilmiş bir odaya yerleştirilmişlerdi. Ve bu yollar ters yönlere doğru 7 mil uzanmaktaydı. Her ikiz hedefine ulaştığında birbirinden 14 mil uzaklaşmış olacaktı. Yolun sonunda ikizler her bakımdan birbiriyle tıpa tıpa aynı olan iki yoldan birini seçmeye zorlandılar. Bu deneyin son derece ilginç olmasının nedeni ikizler iki yoldan birini seçmeleri gereken noktaya geldiklerinde her ikisi de Aynı seçimi yaptılar ve her seferinde aynı yolu tercih ettiler. Deneyin her tekrarlanışında her zaman aynı sonuçlar elde edildi. Her ne kadar geleneksel bilgelik ikizlerin birbirinden ayrı olduklarını ve aralarında iletişim olmadığını söylese de onlar hala bağlıymış gibi hareket ediyorlardı. Fizikçiler bu gizemli bağlantıya kuantum dolaşıklık adını vermişlerdir. Proje lideri Nicolas Gisin Dolaşık fotonların tek ve aynı nesneyi oluşturması büyüleyicidir. İkiz fotonlar coğrafi olarak ayrı olsalar bile, bir tanesi değiştiğinde diğer fotonda otomatik olarak aynı değişikliğe uğramaktadır demiştir. Tarihsel olarak geleneksel fizikte deneylerin gösterdiklerini açıklayacak hiçbir şey yoktur. Ancak yine de Gisininki gibi deneylerde görüyoruz. University of California at Berkeley'den Dr. Raymond Shiao, Cenevre deneyinin sonuçlarını kuantum mekaniğinin derin gizemlerinden biri olarak yorumlamıştır. Bu bağlantılar doğanın deneylerle ispat edilmiş gerçeğidir. Ancak bunları felsefe olarak açıklamak çok zordur. Bu açıklamaların bizler için önemi geleneksel bilgeliğin, fotonların birbirleriyle iletişim içinde olmalarının, seçimlerinin birbirinden bağımsız olduğuna ve bağlantılı olmadıklarına, mümkün olmadığına bizi ikna etmiş olmasıdır. İnancımız bu dünyadaki fiziksel nesneler birbirlerinden ayrı olduklarında kelimenin tam anlamıyla da ayrı oldukları olmuştur. Ancak fotonlar bize çok başka bir şey göstermektedir. 1997 deneyinin gerçekleşmesinden çok önce Albert Einstein böyle sonuçların mümkün olabildiğine değinmiş ve uzaklardaki tuhaf hareket demiştir. Bugün bilim adamları bu geleneksel olmayan sonuçların Sadece kuantum dünyasının özellikleri olduğuna inanıyor ve bunları kuantum tuhaflık olarak kabul ediyorlar. Fotonlar arasındaki bağlantı o kadar tamdı ki anında gerçekleşiyor gibiydi. Fotonların çok büyük ölçekteki hareketlerinin anlaşılmasından sonra bu olaylarının doğanın başka yerlerinde hatta aralarında ışık yılları olan galaksilerde bile meydana geldiği ortaya çıktı. Gisin prensip olarak İkiz parçacıklar arasındaki bağlantının gerçekleşmesi için mesafenin birkaç metre ya da tüm evren olması hiç fark etmez demektedir. Neden? İki ışık parçacığını ya da iki galaksiyi birbirinde olan değişiklik aynı anda diğerinde de gerçekleşecek kadar birbirine bağlayan nedir? Dünyanın nasıl çalıştığı bizlere neler gösteriyor ki geçmişte yapılan deneylerde neyi gözden kaçırmış olmalıyız? Böyle bir soruya cevap vermek için öncelikle ilahi matriksin nereden geldiğini anlamalıyız. Ve bunu yapabilmek için de bir adım geri atıp ki oldukça gerilere batılı bilim adamlarının her şeyin ya da en azından bildiğimiz şekliyle evrenin başlangıcı olduğunu inandıkları zamana gideceğiz. Matriksin kökeni Günümüzün ana akım bilim adamları Evrenin 13 ila 20 milyar yıl önce emsali o zamana kadar ve ondan sonra da görülmemiş muazzam bir patlamayla başladığına inanırlar. Tam olarak zamanlamanın ne olduğu ve tek ya da çok sayıda patlama olup olmadığı konusunda çelişkili teoriler olmasına rağmen evrenin uzun zaman önce muazzam bir enerjinin açığa çıkmasıyla başladığı konusunda anlaşma vardır. 1951'de Astronom Fred Hoyle bu sırrına varılmaz patlamaya bugün de kullanılan bir isim verdi. Büyük patlama. Araştırmacılar patlamanın gerçekleşmesinden saniyenin kesirleri kadar kısa bir süre önce tüm evrenin bugün olduğundan çok daha küçük olduğunu hesaplamışlardır. Bilgisayarda yapılan modellemeler evrenin minik bir topa sığacak kadar sıkışık olduğunu göstermiştir. Bugün evren olarak algıladığımızdan tüm boşluk çıkarıldığında bu topun yaklaşık bir bezelye büyüklüğünde olduğuna inanılmaktadır. Evren çok küçük olabilirdi ancak hiç de soğuk değildi. Modellemeler bu sıkışık alanın içindeki ısının hayal edilemeyecek 18 milyar milyon 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 derece Güneş'in şu andaki ısısından defalarca daha sıcak olduğunu göstermektedir. Patlamayı takip eden saniyeden daha kısa bir süre sonra ısının yaklaşık 18 milyar dereceye düştü ve böylece yeni evrenimizin doğumunun başladığı bilgisayar simülasyonlarından anlaşılmaktadır. Büyük patlamanın gücü var olan dünyanın boşluğunu parçalarken bekleyebileceğimiz gibi sadece ısı ve ışık taşımıyordu. Aynı zamanda şu anda var olan ve var olacak olanın enerji paternini de ortaya çıkardı. İşte bu patern kadim mitoloji, zamana tabi olmayan bilgi ve gizemli bilgeliğin konusu olmuştur. Budist sutralardan Indra'nın ağına, Hopi geleneklerinin örümcek büyük annenin ağına kadar bu paternin yankısı günümüzde de devam etmektedir. Kozmos boyunca bizler ve çevremizle dahil olmak üzere her şeyin kuantum özü olarak genişlemeye devam eden işte bu enerji ağıdır. Yaşamlarımızı ilahi matrikse bağlayan enerji budur. Öz olmanın yanı sıra dünyamızda duygu ve inançlarımızla yarattıklarımızı bize yansıtan çok boyutlu bir aynadır. Evrendeki her şeyin birbiriyle bağlantılı olduğundan nasıl bu kadar emin olabiliriz? Bu soruya cevap vermek için büyük patlamaya ve bir önceki kısımdaki University of Genova deneyine geri gidelim. Her ne kadar birbirinden farklı görünseler de süptil bir benzerlik vardır. Her birinde araştırılan bağlantı bir zamanlar fiziksel olarak birbirine bağlı olan iki şeyin arasındaki bağlantıdır. Cenevre deneyinde tek bir fotonun iki eşit parçaya bölünmesi ikizleri yaratmıştı. Ve bu iki parçanın tıpa tıpa aynı olduğundan emin olunarak yapılmıştı. Büyük patlamayla ortaya çıkan foton ve parçacıkların, bir zamanlar fiziksel olarak birbirlerinin parçası olmaları, bağlantılarının anahtarıdır. Bir kere bir şeyler bağlantıda olmuşlarsa, o zaman fiziksel olsun ya da olmasın her zaman bağlantıda olacaklardır. Anahtar 4 Eğer bir şey bir kere bağlantıya girdiyse fiziksel bağlantı olsun ya da olmasın her zaman bağlantılı olacaktır. Bu konu çok önemli ve gözden kaçırılmış nedenden dolayı anahtardır. Bugün evrenimiz her ne kadar devasa görünürse görünsün ki uzak yıldızların ışığının gözlerimize ulaşmasının bile milyarlarca ışık yılı almaktadır. Evrendeki tüm maddeler çok küçük bir alana sıkıştırılmıştı. Bu hayal edilemez sıkışıklıkta her şey fiziksel olarak birbirine bağlıydı. Büyük patlamanın enerjisi evrenimizi genişletirken maddenin parçacıklarının da arasına giderek daha fazla uzağa girmeye başladı. Deneyler iki şeyin arasına ne kadar uzay girerse girsin bir kere bağlantıya girdilerse her zaman bağlantıda olacaklarını göstermektedir. Bugün birbirinden ayrı olan dolaşık durumdaki parçacıkların durumunun büyük patlamadan önce evrenimizin oluştuğu malzeme için geçerli olduğunu düşünmek için her türlü nedenimiz vardır. Teknik olarak 13 ila 20 milyar yıl önce bezelye büyüklüğündeki evrenimizde sıkışık olarak bulunan her şey hala bağlantılıdır. Planck'ın her şeyin matriksi diye tanımladığı bağlantıyı sağlayan enerjidir. Günümüzde modern bilim Planck'ın matriks anlayışını daha geliştirerek, onu büyük patlamayla beraber zamanın başlangıcından beri her zaman her yerde olan enerji formu olarak tanımlamaktadır. Bu alanın varlığı nasıl yaşadığımız, tüm yaptıklarımız, inandıklarımız ve hatta yaşamlarımızın her anında neler hissettiğimiz üzerinde doğrudan etkisi olan üç prensibi vurgular bu fikirlerin hem ruhsallığın hem de bilimin çok yerleşmiş fikirleriyle çeliştiğini kabul ediyorum. Ancak aynı zamanda tam da bu prensipler dünyamıza bakış açımızı güçlendirici ve destekleyici bir yaşamın kapısını açmaktadır. Birinci prensip, her şeyin zaten ilahi matriksin içinde var olması nedeniyle birbirleriyle bağlantılı olduklarıdır. O zaman yaşamlarımızın bir tarafında yaptıklarımızın diğer tarafla da ilgisi vardır. İkinci prensip ilahi matriksin holografik olduğunu söyler. Alanın herhangi bir kısmı alandaki her şeyi içerir. Bilincin kendisinin bile holografik olduğuna inanıldığına göre, örneğin oturma odalarımızda yaptığımız dualar zaten sevdiklerimizin yanında ve niyet ettiğimiz yerdedir. Başka bir ifadeyle, dualarımızı herhangi bir yere göndermemize gerek yoktur. Çünkü onlar zaten her yerde var olmaktadırlar. Üçüncü prensip geçmiş, şimdi ve geleceğin tamamen bağlantılı olduklarıdır. Matrix şu anda yaptığımız tercihlerin ve gelecekteki deneyimlerimizi içeren zaman kabı gibidir. Bizim onu nasıl isimlendirdiğimizin dışında, bilim ve dinin tanımlamasına göre oralarda bir yerlerde, bir güç, bir alan, bir varoluşun bizleri birbirimizle, dünyamızla, daha büyük bir güçle birleştirdiği açıktır. Bu üç prensibin bize birbirimizle olan ilişkilerimiz, evren ve kendilerimiz hakkında anlatmakta olduklarını gerçekten kavrayabilirsek, evren ve kendileri hakkında anlatmakta olduklarını gerçekten kavrayabilirsek, o zaman yaşamımızdaki olaylar bambaşka bir anlam kazanacaktır. Göremediğimiz ve anlayamadığımız güçlerin kurbanları olmaktansa katılımcıları haline geliriz. Böyle bir yerde olarak Bireysel güçlenmemiz gerçekten başlar. Kısım 2. Paradigmanın parçalanması. Her şeyi değiştiren deneyler. Her şey basit bir fikre dayandırılmalıdır. Bir kere onu nihayet keşfettiğimizde o kadar cazip, o kadar güzel olacaktır ki bizler birbirimize "Evet, nasıl daha farklı olabilirdi ki?" diyeceğiz. John Wheeler, fizikçi Sabahın ilk ışıkları arka tarafımızda doğuya doğru San de Cristo dağları üzerine uzun gölgelerini bırakıyordu. Arkadaşım Joseph'la sohbet etmek, yürüyüş yapmak ve sabahın keyfini çıkartmak için buluşmaya karar vermiştik. Kuzey New Mexico'yu Güney Colorado ile birleştiren engin toprakların ucunda dururken bizi yeryüzünün içindeki muazzam yarıktan, Rio Grande'ın kıyılarını oluşturan Rio Grande George'undan ayıran Millerce uzayan tarlaları seyrediyorduk. Yüksek çöllerin bilgesi o sabah yürüyüşümüze başlarken bu toprakları kapsayan bitki örtüsünden söz etmeye başladı. Bu tarlaların tamamı diye söze başladı. Tek bir bitki gibi birlikte çalışır. Nefesinden çıkan ısı sabahın buz gibi havasına karışıyor ve her kelimeye başlarken küçük buhar bulutları meydana getiriyordu. Bu vadide çok sayıda çalı var diye devam etti. Ve her bir bitki bizim göremediğimiz bir kök sistemiyle birbirine bağlıdır. Onları toprağın altında saklı oldukları için göremesek de onlar oradadırlar. Tüm tarla bir bilgelik ailesidir ve her ailede olduğu gibi diye açıkladı. Bir üyenin deneyimi diğerleriyle bir dereceye kadar paylaşılır. Joseph'ın söylediklerini düşündüm. Birbirimize ve çevremize bağlı olduğumuzu anlatan ne kadar da güzel bir benzetme. Birbirimizden, dünyadan ve onun içinde olup bitenlerden ayrı olduğumuzu düşünmeye yönlendirildik. Bu inanç doğrultusunda kendimizi izole, yalnız, bazen de kendimizde ve başkalarında acıya neden olan durumlar karşısında çaresiz hissederiz. Aynı zamanda da kendimizi birbirimize ne kadar bağlantılı olduğumuzu Bilincimizin ne kadar güçlü olduğunu, insanlığın aslında nasıl tek bir aile olduğunu anlatan seminer ve kitapların içinde buluruz. Joseph'i dinlerken elimde olmadan Mevlana'nın bizlerin bu durumu nasıl tanımladığını hatırladım. Ne kadar tuhaf varlıklarız demiştir. Karanlığın dibinde cehennemde otururken kendi ölümsüzlüğümüzden korkarız. Kesinlikle diye düşündüm. Bu tarladaki bitkiler sadece birbiriyle bağlantılı olmakla kalmıyor. Aynı zamanda bir aradayken tek başlarına sahip olduklarından çok daha fazla güce sahip oluyorlar. Örneğin vadideki herhangi bir çalı sadece onu çevreleyen küçük bir toprak parçasını etkiler. Ancak yüz binlercesini bir araya getirdiğinizde artık orada hatır sayılır bir güç vardır. Hep birlikte yaşamlarını devam ettirmelerini sağlayan toprağın pH dengesi gibi özellikleri değiştirirler. Ve böyle yaptıklarında varoluşlarını yan ürünü olarak ortaya çıkan bol oksijen de bizim yaşamımızın özünü sağlar. Tek bir aile olarak bu bitkiler kendi dünyalarını değiştirebilirler. New Mexico Vadisi'ndeki bitkiyle aramızda sandığımızdan fazla ortak nokta vardır. Onların nasıl bireysel ve toplu olarak dünyayı değiştirme güçleri varsa bizim de vardır. Giderek artan bilimsel araştırmalar bizlerin seneler önce tamamlanmış bir evrene kozmik gecikme ile gelip geçen varlıklar olmadığımızı göstermektedir. Deneysel kanıtlar, bizler yolumuza ilerlerken evreni yarattığımız ve zaten var olana da katkıda bulunduğumuz sonucuna varmaktadır. Başka bir ifadeyle, bizler kozmosu oluşturan enerjinin ta kendisi olmamızın yanı sıra kendi yarattıklarını deneyimleyen varlıklarız. Bu nedenle bizler bilinciz ve bilinç evrenin yapıldığı malzemenin ta kendisidir. Einsteinı bu kadar düşündüren kuantum teorisinin özü budur. Einstein yaşamının sonuna kadar evrenin bizden ayrı olduğu inancını korumuştur. Dünya üzerindeki etkimizi ve maddenin biz onu gözlemlediğimizde değiştiğini gösteren deneylere cevabı: "Ben ona bakmadığım zaman da ayın orada olduğunu inanmak isterim olmuştur. Yaratılıştaki rolümüzün tam olarak ne olduğu tamamen anlaşılmamış olmakla birlikte kuantum dünyasındaki araştırmalar bilincin yaratılışın temel parçacıkları üzerinde doğrudan etkisi olduğunu açıkça göstermektedir. Bizler bilincin kaynağıyız. Einstein'ın meslektaşı ve Princeton Üniversitesi'nde ordinarius profesör olan John Wheeler yeni anlaşılan rolümüzü belki de en güzel özetleyen kişidir. Wheeler'ın çalışmaları kendisinin katılımcı evren adını verdiği sürece bilincin kendisi tarafından yaratılan bir dünyada yaşadığımıza inanmasına yol açmıştır. Buna göre katılımcı prensip der Wheeler, bir yerlerinde ve bir zaman uzantısında gözlemciler içermeyen bir evreni hayal bile edemeyiz. Çünkü evrenin yapı malzemesi bu gözlemci katılımcı harekettir. Wheeler, kuantum teorisinin merkez noktasını işaret ederek hiçbir olay gözlemlenmiş ya da kaydedilmiş olay olana kadar olay değildir. Uzay, Matrix'in kendisidir. Evrenin yapı malzemeleri gözlem ve katılımdan oluşuyorsa, bizim gözlem ve katılımımız, o zaman bizim yarattığımız şey nedir? Bir şey yapabilmek için elimizde evrenin hamuruna denk, şekil verilebilir bir şeyler olması gerekir. Evren, gezegen ve bedenlerimiz neden yapılmıştır? Bütün bunların birbiriyle ilgisi nedir? Gerçekten de bir şeylerin üzerinde kontrolümüz var mı? Bu tür sorulara cevap verebilmek için din, bilim, ruhsallık gibi geleneksel bilgi kaynaklarımızın sınırlarının ötesine geçmek ve hepsini daha büyük bir bilgelikle bir araya getirmek zorundayız. İlahi matriks bu noktada devreye girer. Evrende yan ürün olmanın küçük rolünü oynamadığı gibi yaratılışın bir parçası da değildir. Matrix, yaratılışın kendisidir. Hem her şeyi kapsayan malzeme, hem de yaratılan her şeyin içinde bulunduğu kaptır. İlahi matriksi bu şekilde düşündüğümde, Santa Cruz'daki University of California'da kozmolog Joel Primack'ın yaratılışın başladığı anı tanımlamasını hatırlarım. Büyük patlama, normal patlamalarda olduğu gibi belirli bir noktada gerçekleşen bir patlama değildir. Büyük patlama, Uzayda bir yerlerde olmuş değildir. Bütün uzayı kapsamıştır. Büyük patlama uzayın kendisini yeni bir enerjiye çevirmek üzere ve o enerji olarak kendi kendini patlatmasıdır. Evrenin kökeninin uzayın kendisini eterjenik olarak tezahür ettirmesi olduğu gibi Matrix de gerçekliğin kendisidir. Başlangıçtan önceki güç Veda adı verilen kadim Hint yazıları dünyanın en eski kutsal yazıları arasındadır ve bazı uzmanlarca 7000 yıllık olduklarına inanılır. Belki de en iyi tanınan metin olan Rig Veda'da her şeyin ondan şekillendi ve yaratılışın altyapısını oluşturan bir gücün tanımı vardır. Başlangıçtan önce de var olan bir güç. Brahman adı verilen bu güç doğmamış olan tüm var olanın ikametgahı olarak tanımlanır. Metinin ilerleyen bölümlerinde her şeyin varoluş nedeni açıklık kazanır. Bir olan çoğul olarak tezahür eder. Şekil olmayan şekil bulur. İlahi matriksi de aynı şekilde düşünebiliriz. Tüm diğer güçlerden önceki güç. Evreni barındıran kap olmasının yanı sıra fiziksel dünyada olan her şeyin de mavi kopyasıdır. Çünkü bu evrenin maddesidir ve yaratılışın başlangıcından beri var olmaktadır. Bu durumda akla gelen mantıklı soru bilim adamlarının bugüne kadar neden matriksle ilgili kanıt bulamadıklarıdır. Bu soruyu her fırsatta bu alanda çalışan bilim adamlarına ve araştırmacılara soruyorum. Her seferinde o kadar benzer tepkiler alıyorum ki nelerin olacağını tahmin etmek zor olmuyor. Önce yaratılmış olan her şeyi birbirine bağlayan enerji alanı kadar önemli bir keşfi bilimin bugüne kadar nasıl atladığını imalı bakışlarla soruyorum. Sonra konu cihazlara ve teknolojiye geliyor. Genellikle de cevap bu kadar süptil bir alanı saptayabilecek teknolojimiz yoktu şeklinde oluyor. Bir noktaya kadar bu cevap doğru olmakla beraber en az 100 yıldır ilahi matrisi ortaya çıkaracak dedektörleri yapabilecek yeteneğimiz vardı. İlahi matriksin keşfinin önünde duran en büyük engelin bilimin onun orada olduğunu kabul etmeye isteksiz olması demek daha doğru olur. Bu temel enerji deneyimlediğimiz ve yarattığımız her şeyin özünü oluşturur. Kim olduğumuz ve dünyamızın nasıl işlediği gibi çok eskilerden gelen soruların anahtarıdır. Her şeyi değiştiren üç deney Tarih, geçen yüzyıla keşif ve bilimsel devrim yüzyılı olarak bakacaktır. Bütün disiplinlerin temelini oluşturan buluşlar son yüzyıl içinde gerçekleşmiştir. Ölü deniz parşömenlerinin 1947'deki keşfinden Watson ve Crick'in çift sarmallı DNA modeline, mikrobilgisayarların yapılmasını sağlayan teknolojiyi minyatürleştirme yeteneğimize kadar 20. yüzyıl bilimsel ilerleme alanında eşsiz bir dönem olmuştur. Bazı buluşlar o kadar hızlı gerçekleşmiştir ki keşfin sarhoşluğu içinde kalmışızdır. Yeni olasılıkların kapısı açılırken bu yeni bilginin yaşamlarımızdaki yeri nedir sorusunun cevabını bulamamışızdır. 20. yüzyılın keşif çağı olması gibi 21. yüzyılı keşfettiklerimize anlam verme dönemi olarak algılayabiliriz. Günümüzün birçok ana görüş bilim insanı, öğretmen ve araştırmacısı bu süreçle ilgilidir. Her ne kadar evrensel enerji alanı hakkında teoriler üretilmiş, üzerine yazılar yazılmış ve hayaller kurulmuş olsa da, matrisin varlığını ispat eden deneylerin gerçekleştirilmesi ancak son senelerde olmuştur. 1993 ile 2000 yılları arasında yapılan bir dizi deney, evrenin içinde yüzdüğü enerji alanının varlığını göstermiştir. Bu kitabın amacına uygun olarak gerçeklik anlayışımızı yeniden tanımlayan üç deney seçtim. Bunların sadece tipik deneyler olmakla birlikte benzer sonuçlar veren başka deneylerin de hemen hemen her gün bildirilmekte olduğunu vurgulamak isterim. Çalışmaların büyüleyici olmalarının yanı sıra her araştırmanın ardındaki düşünce ilgimi çekmektedir. Örneğin bilim insanları insan DNA'sı ve fiziksel madde arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere bir deney dizayn ettikleri zaman köklü bir paradigma değişikliğinin gelmekte olduğundan emin olabiliriz. Bunu söylememin nedeni, deneyler böyle bir ilişkinin varlığını ispat edene kadar yaygın inancın dünyamızdaki her şeyin birbirinden ayrı olduğuydu. Eski ekol, bilim insanlarının bir şeyin ölçülemediğinde var olmadığını açıkça ifade etmeleri gibi. Bu deneylerin yayınlanmasına kadar fiziksel olarak birbirinden ayrı olan iki şeyin birbirleri üzerinde hiçbir etkileri olmadığına, bağlantı olmadığına inanılıyordu. Geçen yüzyılın son senelerinde bütün bunlar değişti. Aynı zaman diliminde kuantum biyoloğu Vladimir Poponi'nin kendisi ve Peter Graven de dahil olmak üzere bazı meslektaşlarının Rus Bilim Akademisi'nde yaptıkları çalışmaları bildirmeye başladı. 1995 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlanan bir makalede yaptıkları bir dizi deneyin sonucunda insan DNA'sının her ikisini de birleştirdiklerini düşündükleri bir enerji alanıyla doğrudan doğruya fiziksel dünyayı etkilediğini ifade etmişlerdir. Benim anlayışıma göre buldukları alanın gerçekten de yeni olmadığıdır. Daha akla yakın bir senaryo bu alanın her zaman var olduğu ancak onu ölçebilecek cihazların olmaması nedeniyle fark edilememiş olmasıdır. Bu deneylerin tekrarlandığı ve yayınlandığı dönemde Dr. Popelin bir Amerikan kuruluşunu ziyaret etmekteydi. Çalışmasının DNA fantom etkisinin önemi. Belki de Popoli'nin kendi kelimeleriyle özetlediği şekildedir. Raporunun giriş bölümünde Popolin şöyle demiştir. Bu buluşun birçok gözlemlenmiş alternatif şifa olayının ardındaki süptil enerjinin mekanizmalarına daha derin bir anlayış, anlam ve muazzam bir önem getireceğine inanıyoruz. Popolin burada aslında bize ne anlatmak istiyor? Birinci deney, fantom etkisini. dünya ile birbirimizle ve evrenle olan ilişkimizi tanımlamaktadır. Bütün bunlar DNA'mız ve bizler hakkındadır. Deney 1 Popolin ve Grave, DNA'nın ışık parçacıklarının, fotonlarının, dünyamızın yapıldığı kuantum dünya üzerindeki etkisini test etmek üzere dizayn etmişlerdir. Önce özel olarak dizayn edilmiş bir tüpten tüm havayı boşalttılar ve böylece kendilerinin vakum diye düşündükleri bir alanı yarattılar. Geleneksel olarak vakum terimi kabın boş olduğunu ima eder. Ancak içindeki hava boşaltılmış olsa bile bilim insanları içeride bir şeylerin kalmış olduğunu biliyorlardı. Fotonlar. Parçacıkları saptayabilecek şekilde incelikle dizayn edilmiş cihazları kullanarak bilim insanları onların tüpün içinde yerini tam olarak belirleyebildi. Işık parçacıklarının her yerde olup olmadıklarını, bardağın kenarlarına tutunmuş olup olmadıklarını ya da kabın dibinde birikmiş olup olmadıklarını anlamaya çalışıyorlardı. İlk buldukları onları hiç de şaşırtmadı. Fotonlar tamamen düzensiz bir şekilde dağılmışlardı. Başka bir ifadeyle parçacıklar kabın içinde her yerdeydiler. Bu da Poponin ve ekibinin beklentisinin ta kendisiydi. Deneyin ikinci kısmında insan DNA örnekleri fotonlarla beraber kapalı bir tüpün içine yerleştirildiler. DNA'ların varlığında ışık parçacıkları kimsenin beklemediği bir şey yaptılar. Daha önceki ekipte gördüğümüzün tersine parçacıklar kendilerini yaşayan bir maddenin yanında farklı bir şekilde düzenlediler. DNA belirgin bir şekilde fotonları görünmeyen bir güçle düzenli paternlere doğru şekillendirerek etkilemekteydi. Bu konu geleneksel fiziğin kuralları içinde bu etkiyi açıklayabilecek herhangi bir prensip olmaması bakımından önemlidir. Ancak kontrollü bir ortamda DNA'nın yani bizi oluşturan maddenin dünyamızın yapıldığı kuantum şeyi doğrudan etkilediği gözlemlenmiş ve belgelenmiştir. Bundan sonraki sürpriz DNA kaptan çıkarıldıktan sonra geldi. Bilim insanlarının tüpün içinde dağınık durumda bulunan ışık parçacıklarının Orijinal hallerine dönmelerini beklemeleri son derece normaldi. Michelson-Morley deneyinden sonra geleneksel literatürde bunun dışında herhangi başka bir şeyin olabileceğini gösteren veri yoktu. Ancak bilim adamları çok farklı bir oluşumu gözlemlediler. Fotonlar DNA tüpün içindeymiş gibi düzenli olmaya devam ettiler. Popolin kendi kelimeleriyle ışığın şaşırtıcı ve karşılıklı sezgisellikle davrandığını ifade etti. Cihazları ve sonuçları kontrol ettikten sonra Poplin ve meslektaşları gözlemlediklerini bir açıklama getirmek göreviyle yüz yüze kaldılar. DNA tüpten çıkarıldıktan sonra ışık parçacıklarını etkileyen neydi? Fiziksel madde çıkarıldıktan sonra DNA geride etkisini devam ettiren bir kalıntı mı bırakmıştı ya da yoksa çok daha esrarengiz bir şeyler mi olmaktaydı? DNA ve ışık parçacıkları her ne kadar birbirlerinden fiziksel olarak ayrı olsalar da bizim anlayamadığımız bir seviyede hala bağlantılı mıydılar? Popolin yaptığı özette kendisinin ve araştırmacıların yeni bir alan yapısının etkilendiğini kabul etmeye zorlandıklarını ifade etmiştir. Etkinin doğrudan canlı maddenin varlığı ile ilgili olması nedeniyle bu olaya DNA fantom etkisi adı verilmiştir. Popolin yeni alan yapısı Max Planck'ın 50 sene önce matris olarak tanımladığının yanı sıra kadim geleneklerde anlatılanlara şaşırtıcı bir şekilde benzemektedir. Deney 1'in özeti. Bu deney birkaç nedenden dolayı önemlidir. Belki de en aşikar olanı bu deneyin DNA ve dünyamızın yapıldığı enerjinin arasındaki doğrudan ilişkiyi net olarak göstermesidir. Bu güçlü gösterimden çıkarabileceğimiz Birçok sonuçtan iki tanesi kesindir. 1. Daha önce fark edilmemiş olan bir enerji türü vardır. 2. Hücreler, DNA bu tür enerjiyi etkilemektedir. Laboratuvar şartlarının katı kontrolü altında kadim geleneklerin yüzyıllardan beri kutsal kabul ettikleri ile ilgili bağlantıyı gösteren kanıt ortaya çıkmıştı. DNA ışık parçacıklarının davranışlarını dünyamızın özünü değiştirmiştir. En değerli gelenekler ve spiritüel kayıtların bizi uyardığı gibi, bu deneyin bizlerin ve çevremiz üzerinde doğrudan etkisi vardır. Ümit dolu düşünceler ve yeni çağ doktrinlerinin ötesinde bu etki gerçektir. DNA fantom etkisi doğru koşullar altında ve uygun cihazlarla bu ilişkinin belgelenebileceğini göstermiştir. Bu deneye kitabın ilerleyen bölümlerinde geri geleceğiz. Yaşam ve madde arasındaki ilişkinin grafik ve devrim niteliğindeki ifadesi olarak durmakla beraber bundan sonraki iki deneyde fantom etkisi daha da önem kazanmaktadır. Deney 2. Araştırmalar mantıklı şüphelerin de ötesinde insan duygularının bedenimizin çalışmasının üzerinde etkisi olduğunu göstermektedir. 1990'lı yıllarda Amerika Birleşik Devletleri ordusuyla çalışan bilim insanları duygularımızın özellikle de DNA'lar artık bedenimizin bir parçası olmadıkları zaman canlı hücreler üzerinde eskili olmaya devam edip etmediklerini araştırdılar. Başka bir ifadeyle doku örnekleri alındığı zaman duygular onları pozitif ya da negatif olarak etkilemeye devam ediyor muydu? Geleneksel bilgelik pek de öyle düşünmüyordu. Niye böyle bir sonuç bekleyelim ki? Bir kez daha 1887 yılındaki oralarda bir yerlerde dünyadaki hiçbir şeyi diğeriyle bağlayacak hiçbir şeyin olmadığı sonucunu veren Michelson-Morley deneyine dönelim. Geleneksel düşünce sistemini takip edersek dokular, deri, organlar ya da kemikler bir kere o insandan çıkarıldıktan sonra yaşamıyor olmaları gerekir. Ancak bu deney gerçekte çok daha farklı bir şeylerin olmakta olduğunu göstermektedir. 1993'te Edwin Sısadlı dergide yayınlanan rapora göre, ordu duygu-DNA ilişkisinin ayrıldıktan sonra devam edip etmediğini ve ediyorsa hangi mesafede ettiğini tam olarak anlamak üzere deneyler yapıyordu. Araştırmacılar, gönüllerinin ağızlarından doku ve DNA örnekleri toplayarak işe başladılar. Bu örnekler tamamen izole ediler ve modern bilimin olmadığını söylediği bir olayı araştırmak üzere aynı binada farklı bir odaya götürülmekteydiler. Özel olarak dizayn edilmiş bir odada DNA'lar elektriksel olarak test edilerek birkaç yüz metre ötede başka bir odada bulunan geldikleri insanın duygularına cevap verip vermedikleri anlaşılmaya çalışılıyordu. Bu odada DNA bir dizi video görüntüsü gösteriliyordu. Bedenin dışında gerçek duygusal durumlar yaratmak üzere dizayn edilmiş olan bu malzeme grafiksel savaş manzaralarından erotik görüntülere ve komedilere kadar uzanıyordu. Burada amaç Donör'ün kısa bir süre içinde bir dizi gerçek duygu yaşamasını sağlamaktı. O bunları yaşarken bir başka odada DNA'sının tepkileri ölçülmekteydi. Donör duygusal iniş çıkışlar yaşarken hücreleri ve DNA'sı Aynı anda güçlü elektriksel tepkiler gösteriyordu. Donörle örneklerin arasında yüzlerce metre olmasına rağmen DNA hala bedenle bağlantılıymış gibi hareket etmekteydi. Burada sorulacak soru nedendir? Bu deneye ait bir dipnotu sizlerle paylaşmak istiyorum. Pentagon ve Dünya Ticaret Merkezi'ne yapılan 11 Eylül saldırıları sırasında Avustralya'da bir kitabımın imza turundaydım. Los Angeles'a geri döndüğümde 10 gün önce bıraktığım ülkeden daha farklı bir yere geldiğimi hemen anladım. Kimse seyahat etmiyordu. Havaalanları ve park yerleri boştu. Dünya tamamen değişmişti. Döndükten kısa bir süre sonra bir konferansa konuşmacıydım ve çok az katılımcı olacakmış gibi görünmesine rağmen ev sahipleri programa devam etme kararı aldılar. Sunum başladığında yapımcıların korkuları gerçekleşmişti. Sadece bir avuç dolusu katılımcı vardı. Bilim adamları ve yazarlar konuşmalarına başladığında sanki birbirimize sunum yapıyor gibiydik. Biraz önce anlattığım ordu ile ilgili deneyde dahil olmak üzere her şeyin birbiriyle bağlantılı yapısını anlatmayı tamamlamıştım. O akşam yemekte sunum yapan başka bir kişi bana geldi. Programımdan dolayı bana teşekkür etti ve bahsettiğim çalışmanın bir parçası olduğunu söyledi. Tam olarak söylemek gerekirse bu adam Dr. C. Baxter, ordu adına bu projeyi dizayn eden kişiydi. İnsan duygularının bitkileri etkilemesi üzerine yaptığı proje ordu çalışmalarına yol açmıştı. Bu hikayeyi anlatmamın nedeni Dr. Baxter'ın bir adım sonra önerdikleriydi. Ordu, donör ve DNA'sı birbiriyle yüzlerce metre ara ile aynı binadayken yapılan deneyleri durdurmuştu. Ancak bu ilk çalışmaları takiben Dr. Baxter ekibiyle beraber daha da uzak mesafeler üzerinde deneyler yapmaya devam ettiklerini anlattı. Bir çalışmada donör ve denek arasındaki mesafe 350 mildi. Daha da ötesi donörün deneyimiyle hücrenin tepkisi arasındaki zaman Colorado'daki atomik bir saat tarafından ölçülmüştü. Her bir deneyde yaşanılan duygu ile hücrenin tepkisi arasındaki zaman sıfırdı etki aynı anda gerçekleşiyordu. Hücrelerin aynı odada ya da millerce uzakta olmaları sonuçları değiştirmiyordu. Donör, duygusal bir deneyim yaşadığında DNA hala bedenle bir şekilde bağlantılılarmış gibi tepki veriyordu. Bu başlangıçta her ne kadar tuhaf geliyorsa da şunu göz önünde bulundurun. Tüm maddeyi birleştiren bir kuantum alan varsa o zaman her şey bağlantılı olmalı ve öylece kalmalıdır. Cleve Baxter'ın meslektaşı Dr. Jeffrey Thompson'ın çok güzel ifade ettiği gibi, bedenin nerede başlayıp nerede bittiği herhangi bir yer yoktur. Deney 2'nin özeti Bazlarına göre akıl karıştırıcı olsa da bu deneyin sonuçları muazzamdır. Eğer insanları bedenlerinin parçalarından ayıramıyorsak, bir organ başarıyla bir başkasına nakledildiğinde, o zaman İki birey bir şekilde birbirine bağlı olmaya devam etmektedirler. Ortalama bir günde birçoğumuzun düzinelerce, bazen de yüzlerce insanla teması oluyor ve genellikle de bu temas fiziksel oluyor. Başka bir insana dokunduğumuz her seferinde sadece elini sıkıyor olsak da o kişinin DNA'sının izi deri hücreleri şeklinde bizimle kalır. Aynı şekilde bizimki de o insanda kalır. Bunun anlamı paylaştığımız hücrelerdeki DNA canlı kalmaya devam ettiği sürece dokunduğumuz kişilerle olan bağlantımız devam etmektedir. Eğer durum buysa onlarla bağlantımız nereye kadar gitmektedir? Bu soruların cevabı evet bir bağlantının var olduğudur. Bu bağlantının kalitesi onun varlığının ne kadar farkında olduğumuzla ilgilidir. Tüm bu olasılıklar deneyin bize anlattıklarının ne kadar büyük olduğunu göstermektedir. Aynı zamanda daha da önemli bir konunun temellerini atmaktadırlar. Eğer donör bedeninde bazı duygular deneyimlediğinde DNA buna cevap veriyorsa, o zaman ikisinin arasındaki bir şey duyguların birbirleri arasında gidip gelmesini sağlıyor olabilir. Belki öyle, belki de değil. Bu deney bizlere başka bir şeyler daha gösteriyor olabilir kolaylıkla gözden kaçırabileceğimiz kadar basit bir şey. Belki de donörün duyguları hiçbir yere gitmek zorunda değildir. Enerjinin donörden çıkıp bir etki yaratmak için uzak mesafelerdeki bir yere gitmesi gerekmiyor olabilir. Kişinin duyguları yaratıldıkları andan itibaren zaten DNA'da ve böylece de her yerde bulunuyor olabilir. Bu konuyu burada açmamın sebebi muazzam bir olasılığın temellerini atmak içindir. Bu konuyu etraflı olarak tekrar bölüm 3'te ele alacağız. Bu deneyi anlatmak istememin nedeni DNA ve donörün arasında herhangi bir ilişki olabilmesi için onları birbirine bağlayan bir şey olması gerekir. Bu deneyin dört noktası vardır. 1. Yaşayan dokuların arasında daha fark edilmemiş bir enerji türü vardır. 2. Hücreler ve DNA bu enerji alanı vasıtasıyla iletişim kurmaktadır. 3 insan duygularının canlı DNA üzerinde doğrudan etkisi vardır. 4. Etki söz konusu olduğunda mesafenin hiçbir anlamı yoktur. Dene 3. İnsan duygularının bedenimizin sağlığı ve bağışıklık sistemi üzerinde etkisi tüm dünyadaki spiritüel gelenekler tarafından kabul edilirken ortalama insana yardımcı olacak şekilde belgelendirilmemiştir. 1991'de insan duygularının beden üzerindeki gücünü ve duyguların dünyamızdaki rolünü araştırmak üzere Institute of HeartMath adı verilen bir organizasyon kuruldu. HeartMath araştırmalarını özellikle duygu ve hislerin kaynaklandığı düşünülen yere, kalbimize odaklandırdı. Araştırmacılarının öncü çalışması yaygın olarak prestijli dergilerde ve bilimsel makalelerde yer aldı. Hartmet tarafından bildirilen en önemli buluşlardan biri kalbi kuşatan ve bedenin dışına taşan çörek biçimli enerji alanının belgelendirilmesi oldu. Bu elektromanyetik alan torus adı verilen ve 5 ila 8 fit çapında bir konfigürasyondaydı. Her ne kadar kalp alanı, bedenin aurası ya da kadim Sanskrit metinlerinde söz edilen prana değilse de bu bölgede başlayan bir enerjinin ifadesi olabilirdi. Hartmet araştırmacıları bu alanın var olduğunun bilincinde olarak bu artık bilinen alanın içinde keşfedilmemiş başka bir enerji alanı olup olmadığını kendilerine sormaya başladılar. Teorilerini denemek için araştırmacılar insan duygularının DNA yaşam özünün kendisi üzerindeki etkisini test etmeye karar verdiler. 1992-1995 yılları arasında insan DNA'sını Can Beher'de izole edip sonra da onu tutarlı duygu adı verilen, güçlü bir his türüyle yüzleştiren deneyler başladı. Bu araştırmacılar, Galen Rain ve Rollin McCarthy'e göre bu fizyolojik durum, zihnin sessizleştirilmesi, kişinin dikkatinin kalp alanına yönlendirilmesi ve pozitif düşüncelere odaklanması gibi özel olarak dizayn edilmiş teknikler içeren zihinsel ve duygusal kendi kendine kontrol teknikleri kullanılarak sağlanabilir. Tutarlı duyguyu uygulamak konusunda eğitilmiş en fazla 5 kişiyi içeren bir dizi test yaptılar. Araştırmacılar DNA'yı hem kimyasal hem de görsel olarak analiz edebilen özel teknikler kullanarak ortaya çıkan herhangi bir değişikliği saptayabiliyorlardı. Elde edilen neticeler inkar edilemeyeceği gibi ima ettikleri de son derece açıktı. İnsan duyguları DNA'nın şeklini değiştirmişti. Fiziksel olarak dokunmadan ya da bu özel hisleri bedenlerinde yaratmanın dışında hiçbir şey yapmadan katılımcılar Beher'in içindeki DNA moleküllerini etkileyebilmişlerdi. Sadece bir kişi olan ilk deneyde eski yönlendirilmiş dikkat, koşulsuz sevgi ve DNA molekülünün belirli bir imgelemesiyle elde edilmişti. Araştırmacılardan birinin ifadesiyle bu deneyler DNA molekülü üzerinde farklı niyetlerin farklı etkiler yarattığını ve onun ya sarılmasına ya da açılmasına yol açtığını ortaya çıkarmıştır. Açıkça görülüyor ki elde edilen sonuçlar geleneksel bilimsel teorinin şu ana kadar kabul ettiklerinin çok daha ötesindedir. Bedenimizdeki DNA'nın durumunun baştan belirlenmiş olduğuna şartlanmışızdır. Çağdaş düşünce doğarken alacağımızı aldığımız ilaçlar, kimyasallar ve elektrik alanları dışında DNA'mızın yaşamlarımızda yaptığımız hiçbir şeye tepki olarak değişmediğini ifade etmektedir. Bu deney hiçbir şeyin gerçeklerden bu kadar uzak olamayacağını göstermiştir. Dünyamızı değiştiren içsel teknoloji Bu deneyler dünya ile olan ilişkimizde bize neler anlatmaktadır? Üçünün arasındaki ortak nokta insan DNA'sıdır geleneksel bilgelikte bedenlerimizdeki yaşam maddesinin dış dünyayı etkileyebileceğini söyleyen hiçbir şey yoktur. Aynı şekilde insan duygularının bırakın millerce uzaklıkta olmasını, sahibinin bedeni içindeyken bile DNA'yı etkileyebileceğini söyleyen hiçbir şey yoktur. Ancak elde edilen neticelerin bizlere gösterdiği tam olarak budur. Her deneyi diğerleriyle beraber değerlendirmeden tek başına ele alırsak enteresan buluruz. Her biri geleneksel düşüncenin sınırları dışında olan bir anormallik bulunduğunu göstermekte olduğu gibi bazı buluntular biraz şaşırtıcı da olabilir. Daha geniş bir bakış açısından değerlendirmediğimiz takdirde bu deneyleri ileride bir gün, çok ileride bir gün tekrar bakılacak şeyler kategorisine koyabiliriz. Ancak üç deneyi bir arada değerlendirdiğimizde paradigma parçalanır bize bir hikaye anlatmaya başlarlar. Her bir deneye büyük bir bilmecenin parçaları olarak baktığımızda bu hikaye adeta üzerimize sıçrar. Şimdi biraz daha derinlere gidelim. İlk deneyde Popolin, insan DNA'sının ışık titreşimleri üzerinde doğrudan bir etkisi olduğunu gösterdi. İkinci deneyde, yani ordu deneyinde, DNA'mızla ister aynı odada, isterse yüzlerce mil uzaklıkta olalım, Hala onun moleküllerine bağlı olduğumuzu ve etkinin aynı olduğunu öğrendik. Üçüncü deneyde Hartmet araştırmacıları bize insan duygularının DNA üzerinde doğrudan etkisi olduğunu ve bunun da dünyamızın yapıldığı maddeyi doğrudan etkilediğini gösterdiler. Bu bir teknolojinin başlangıcıdır, İçsel teknoloji. Bu teknoloji bizlere bedenlerimiz ve dünyamız üzerinde etkili olabileceğimizi söylemekle kalmaz. Bizlere bu etkinin var olduğunu ve nasıl çalıştığını gösterir. Tüm bu deneyler iki benzer sonuca gider ki bunlar bu kitabın temelini oluşturmaktadır. 1. Oralarda bir yerlerde, evrendeki her şeyi birbirine bağlayan bir enerji matriksi vardır. Bu bağlayıcı alan deneylerin beklenmeyen sonuçlarını ortaya çıkarmaktadır. 2. Bedenlerimizdeki DNA bizleri evrene bağlayan enerjiye zemin hazırlar. Duygular bu alana girmenin anahtarıdır. Buna ek olarak deneyler alanla olan bağlantımızın varlığımızın özü olduğunu gösterir. Nasıl çalıştığını ve ona ne şekilde bağlı olduğumuzu anlarsak, o zaman ne uygulamamız gerektiğini de anlamış oluruz. Sizleri bu neticelerin yaşamlarınızdaki yeri üzerine düşünmeye davet ediyorum. Bu güce ulaşmayı ve her şeyin geldiği yerdeki kuantum mavi kopyaları değiştirmeye başardığımızda hangi hastalık şifalanmaz, hangi durum düzeltilemez, hangi problem çözülemez? Bu mavi kopya, Max Planck'ın bilinçli ve zeki zihin olarak tanımladığı önceden tanınmayan enerji alanıdır. Yapılan deneyler, Matrix'in geçmişte tanıdığımız hiçbir enerji türüne benzemediğini göstermektedir. Bu nedenle onu keşfetmeleri o kadar çok zaman almıştır. Süptil enerji adı verilen bu enerji, bilinen geleneksel elektrik alanları gibi çalışmaz. Daha çok sıkıca örülmüş bir ağ gibidir. Ve benim ilahi matriks adını verdiğim yaratılışın kumaşını meydana getirir. İlahi matriksi tanımlayabileceğimiz birçok yol olmakla beraber, en basiti onun üç temel şey olduğunu düşünmektir. 1- Evrenin içinde var olduğu kaptır. 2- İç ve dış dünyalarımız arasındaki köprüdür. 3. Düşünce ve duygu, his ve inançlarımızı yansıtan aynadır. İlahi matriksi, diğer başka enerjilerden ayıran üç tane daha özellik vardır. İlki her zaman, her yerde olarak tanımlanabilir. Zaten var olmaktadır. Başka bir yere gönderilmeden önce bir yerde yaratılması gereken radyo ve televizyon yayınlarının aksine bu alan zaten her yerde bulunmaktadır. İkinci olarak bu alan büyük patlamayla ya da başlangıca ne isim vermek istiyorsak yaratılışla beraber ortaya çıkmıştır. Pek tabidir ki onun önceden var olduğunu bize söyleyecek kimse yoktu. Ancak fizikçiler evrenimizi ortaya çıkaran muazzam enerji patlamasının uzayın kendisini yaratılması olduğunu düşünmekteler. Kadim Rigveda'daki yaratılış ilahisinin söz ettiği gibi başlangıçtan önce Hiçbir şeyin, havanın, hatta cennetin bile var olmadığında hiçbir şey patlayarak uzayın bir şeyi olurken hiçliğin arasındaki şey meydana gelmişti. İlahi matriksi zamanın başladığı o anın yansıması olarak düşünebileceğimiz gibi, bizi her şeyin yaratılışına bağlayan zaman ve uzaydan yapılmış bir bağlantı olarak da algılayabiliriz. Bu her zaman var olan bağlantının doğası, matriksin içindeki her şeyin her yerde olabilmesini sağlamaktadır. Bu alanın üçüncü özelliği ve belki de yaşamlarımızda onu çok anlamlı yapan zeki olmasıdır. Başka bir ifadeyle, alan insan duygularının gücüne cevap verir. Başka bir zamanın dilinde söylemek gerekirse, kadim gelenekler bu büyük sırrı bizlerle paylaşabilmek için ellerinden gelen her şeyi yapmışlardır. Tapınak duvarlarına kazımışlar, parşömenlere yazmışlar. Bizlerden önce yaşamış olanlar tarafından bırakılan her şeyi birbirine bağlayan bu enerjiyle nasıl iletişim kuracağımızı gösteren talimatları insanların yaşamlarına işlemişlerdir. Atalarımız bizlere bedenlerimizi nasıl şifalandıracağımızı, en derin arzu ve rüyalarımıza nasıl hayat vereceğimizi göstermeye çalışmışlardır. İlk talimatların kaydedilmesinden yaklaşık 5000 yıl sonradır ki bilimin dili dünyamızla aramızdaki ilişkiyi yeniden keşfetti. Bu deneylerde keşfedilen enerji bilim adamlarına o kadar yenidir ki aralarında bir isim üzerine karar vermeye çalışmaktadırlar. Her şeyi birleştiren alanı tanımlamak için çok değişik isimler kullanılmaktadır. Örneğin eski Apollo astronotu Edgar Mitchell ona doğanın zihni demektedir. Fizikçi ve iplik teorisinin ikinci yazarı Misha Koku onu kuantum hologram olarak tanımlamaktadır. Her ne kadar bunlar evrenden sorumlu olduğu düşünülen kozmik gücün modern etiketleri ise de kuantum fiziğinden binlerce yıl önce yaratılmış metinlerde benzer temalara ve hatta benzer kelimelere rastlıyoruz. Örneğin 4. yüzyılda Gnostic Gospels'ta bu gücü tanımlamak için zihin kelimesini kullanmıştır. Sessizliğin gücünden bir büyük güç çıktı. Her şeyi yöneten evrenin zihni. Kelimeler farklı olsalar da aynı şeyi tanımlamaktalar. Gerçekliğimizin kumaşı olan yaşamın özü. Planck'ın 21. yüzyılın ortalarında Floransa'da atıfta bulunduğu zihin de buydu. 1944'te yaptığı bir konuşmada söylediği bir cümle muhtemelen bilim adamları tarafından bile anlaşılmamıştır. Planck'ın 21. yüzyılda bile yer sarsıntısı yaratan kehanet niteliğindeki sözleri şöyleydi. Tüm yaşamını en açık kafalı bilime, maddenin incelenmesine adamış bir insan olarak atomlar üzerine yaptığım araştırmaların sonucu hakkında şunları söyleyebilirim. Böyle bir madde yoktur. Tüm madde bir güçten kaynaklanmakta ve o gücün sayesinde var olmaktadır. Bu güç atomların parçacıklarını titreştirir ve bu en küçük güneş sistemini bir arada tutar. Bu gücün arkasında bilinçli ve zeki bir zihnin varlığını kabul etmek zorundayız. Bu zihin tüm maddenin matrisidir. Bütün şüphelerin ötesinde bu bölümdeki deney ve görüşler Planck'ın matrisinin var olduğunu göstermektedir. Onu nasıl adlandırmak istediğimizden, hangi fizik kurallarına uyup uymadığından bağımsız olarak Yaratılıştaki her şeyi birleştiren alan gerçektir. Şu anda burada bulunmaktadır. Siz ve ben olarak var olmaktadır. Hem içimizdeki evren hem de bizi çevreleyen evrendir. Zihinlerimizdeki tüm olasılıklar ve hakiki dünyada gerçekleşenler arasındaki köprüdür. Enerji matriksi bu üç deneyin neden çalıştığını açıkladığı gibi içimizdeki pozitif düşünceler ve duaların Çevremizdeki dünya üzerinde nasıl bu kadar etkili olduklarını da gösterirler. Ancak tüm maddelerin matriksiyle olan bağlantımız burada bitmez. Göremediğimiz şeylere doğru devam eder. İlahi matriks her yerde ve her şeydir. Üzerimizde yükseklerde uçan kuştan sanki boş uzaydaymışız gibi bedenlerimiz ve evlerimizin içinden geçen kozmik partiküllere kadar tüm maddeler aynı gerçeklik kabının içinde yer alır. İlahi Matrix O sizinle bu sayfanın üzerindeki kelimelerin arasındaki boşluğu dolduran şeydir. O uzayın kendisinin yapıldığı şeydir. Matrix ve onun nerede olduğu üzerine düşürecek olursanız, her nerede uzay varsa orada süptül enerjinin var olduğundan emin olabilirsiniz. Bütün bunların anlamı nedir? Herkesin bilip de üzerinde konuşmadığı büyük sır gibi. İlahi matriks bizi akla gelebilecek en yakın şekilde birbirimize bağlar. Aslında bu bağlantı ne demektir? Kendi dünyamıza ve başkalarının yaşamlarına öylesine gömülü olmanın, hayallerin yaşadığı ve gerçeklerin doğduğu saf kuantum alanı paylaşmanın anlamı nedir? Eğer gerçekten de yaşamlarımızın basit birer seyircisi değil, çok daha fazlasıysak ne kadar fazlasıyız? Daha önceki deneyler hepimizin içimizde laboratuvarda yapılmış bir makinenin yaratabileceğinden çok daha büyük bir gücün var olduğunu göstermektedir. Bu güç fizik kurallarına tabi değildir. En azından bugün anlayabildiklerimize ve var olduğunu anlamak için laboratuvar deneylerine de ihtiyacımız yoktur. Acaba kaç kere birisini aramak için telefona gidip de ahizeyi kaldırdığımızda o kişiyi hatta bulmuşuzdur ya da numarayı çevirdiğinizde aradığınız arkadaşınız da sizi aramakta olduğu için hat meşguldür. Kaç kereler arkadaşınızla sokakta yürürken, alışveriş yaparken ya da havaalanındayken, daha önce orada bulunduğunuz ya da o insanlarla beraber olduğunuz ve tam o anda yaptıklarınızı yaptığınız hissine kapılmışsınızdır. Bu basit örneklerden söz etmek keyifli olmakla beraber bunlar tesadüfi olaylar değildir. Bu olayların neden olduğunu bilimsel olarak ispat edemesek de bunların olduğunu biliriz. Bu bağlantılı olma ve dejavu anlarında kendimizi spontan olarak fizik kanunlarını aşmış buluruz. Bu dünyada sadece seyirci olmadığımızı gösteren aynı güçtür. Kendimizi bu şekilde deneyimlememizin anahtarı bu deneyimleri bilinçli olarak tekrar yaratmaktır. Onların bize olmasını beklemek yerine aşkın hisleri yaşamaktır aramızdaki birkaç yetenekli kişi dışında neden aynı anda iki yerde birden olamadığımız, zaman içinde seyahat edemediğimiz ve fizik kurallarının izin verdiğinden daha hızlı iletişim kuramadığımızın geçerli bir nedeni vardır. Bütün bunlar kendimizin ve evrendeki rolümüzün ne olduğuna inandığımıza bağlıdır. Bir sonraki bölümün konusu da budur. Bizler yaratıcılarız ve hatta bundan da çok bizler bağlantılı yaratıcılarız. İlahi matriks aracılığıyla yaşama anlam veren sürekli değişimin bir parçası oluruz. Artık sorulacak soru pasif gözlemciler olup olmadığımız değil, bilinçli olarak ne kadar yaratabileceğimizdir. Bölüm 2 Hayal ve gerçek arasındaki köprü İlahi matriks nasıl çalışır? Kısım 3 Pasif gözlemciler mi yoksa güçlü yaratıcılar mıyız? Evren neden bu kadar büyük? Çünkü biz buradayız. John Wheeler, fizikçi. Hayal gerçeği yaratır. İnsan hayalden ibarettir. Neville, vizyoner ve mistik. 1854'te Şef Seattle, Washington DC'deki parlamenterleri Kuzey Amerika kırlarının tahrip edilmesinin içinde bulunduğumuz zamanı aşarak gelecek kuşakları tehdit edecek erkeleri olacağı konusunda uyardı. Bugün olduğu kadar 19. yüzyılın ortalarında da geçerli olan derin bir bilgelikle şef şöyle dedi. Yaşam anı insan örmedi. İnsan onun içinde sadece bir ipliktir. A ne yaparsa kendisine de aynısını yapmış olur. Şef Seattle'ın yaşam ağı içindeki yerimizi tanımlaması ve ilahi matriksle olan bağlantımız arasındaki paralellik çok açıktır. Tüm gördüklerimizin bir parçası olarak bizler kendimizle, dünyamızla ve daha da ötesiyle sürekli bir sohbet, bir kuantum diyaloğu halindeyizdir. Bu kozmik alışverişte her an yaşadığımız hislerimiz, duygularımız, dualarımız ve inançlarımız evrenle konuşmamızı temsil eder. Bedenlerimizin canlılığından dünyamızdaki huzura kadar her şey evrenin verdiği cevaptır. Evrene katılmak ne demektir? Bir önceki bölümde söz edildiği gibi fizikçi John Wheeler'a göre sadece katılımcı bir evrende bir rolümüz olmakla kalmaz, aynı zamanda başrolü de oynarız. Wheeler'ın önermesinin anahtarı katılımcı kelimesidir. Bu tür bir evrende sizler ve ben denklemin parçasıyız. Yaşamlarımızdaki olayların hem katalizörü hem de yarattıklarımızın deneyimcileriyiz. Bütün bunlar aynı anda olmaktalar. Bizler çalışmanın devam ettiği evrenin bir parçasıyız. Bu tamamlanmamış yaratımda bizler kendine bakan ve geliştiren minik evren parçalarıyız. Wheeler'ın önermesi radikal bir olasılığın kapısını açar. Eğer bilinç yaratıyorsa o zaman evren bu bilincin sonucu olmalıdır. Her ne kadar Wheeler'ın görüşleri 20. yüzyılda tekrar ortaya atıldıysa da Max Planck'ın 1944'te her şeyin zeki bir zihnin olması nedeniyle var olduğunu ve buna tüm maddelerin matriksi adını verdiğini hatırlamadan geçemeyeceğim. Burada sorulması gereken soru hangi zihindir? Katılımcı bir evrende dikkatimizin odaklanması eylemi, bir yere bakmak ve dünyayı incelemek bir yaratma işlemidir. Dünyamızı gözlemleyen ve inceleyen biziz. Plank'ın tanımladığı gibi bizler zihiniz. Nereye bakarsak bakalım bilincimiz bizi bir şeylere baktırır. Anahtar 5 Dikkatinizi odaklama eylemi bir yaratma eylemidir. Bilinç yaratır. En küçük madde parçacığını bulma ve evrenin ucunu tanımlama arayışımızda bu ilişki hiçbir zaman hiçbirini bulamayacağımızı söyler. Atomun kuantum dünyasına ne kadar yakından bakarsak bakalım ya da dış uzayın derinliklerine ne kadar uzanırsak uzanalım, bir şeylerin var olduğu beklentisiyle bakmak, görecek bir şey yaratma gücünün kendisi olabilir. Katılımcı bir evren. Bu tam olarak ne demektir? Eğer bilinç gerçekten de yaratıyorsa, o zaman dünyamızı değiştirmek için aslında ne kadar gücümüz var? Cevap sizi şaşırtabilir. Sadece Neville olarak bilinen, Barbados'lu 20. yüzyıl vizyoneri, rüyalarımızı gerçekleştirme ve yaşama hayal gücünü katma yeteneğimizi belki de en iyi tanımlayan kişidir. Basit ancak doğrudan bir ifadeyle yazdığı çok sayıdaki kitapları ve yaptığı konuşmalarıyla ilahi matriksin birçok olasılığının içinde nasıl hareket edileceğinin sırlarını paylaşmıştır. Neville'in bakış açısına göre deneyimlediğimiz her şey Gerçekten de bize kendimiz tarafından yapılan her şey sadece bilincimizin ürünüdür. Nevil, bu anlayışı hayal gücümüzde uygulamanın bizimle yaşamımızdaki mucizelerin arasındaki tek şey olduğunu düşünürdü. İlahi matriksin evrenin kabı olması gibi, Nevil de bilincin kabının dışında herhangi bir şeyin olmasının mümkün olmadığını düşünürdü. Bunun tersini düşünmek ne kadar da kolay. 11 Eylül'de New York ve Washington'da yapılan terör saldırılarından hemen sonra herkesin sorduğu soru bunu bize niye yaptılar ve biz onlara ne yaptık idi? Dünyayı onlar ve biz olarak düşünmenin çok kolay oldu ve sonra da iyi insanların başına kötü şeyler geldiğini merak ettiğimiz bir zamanda yaşıyoruz. Dünyamızdaki her şeyi birleştiren tek bir enerji alanı varsa ve ilahi matriks kanıtların söylediği gibi çalışıyorsa o zaman onlar ve biz olamaz. Sadece hep beraber biz olabilir. Ülke liderlerinden kalplerimize dokunan ve sevgimizi davet eden başka ülkelerdeki insanlardan korkmayı ve nefret etmeyi öğrendik. Hayal edilebilecek en yakın şekilde birbirimize bağlıyız. Gerçekliğimizin kuluçkası olan bilinç alanı. Hep beraber şifayı ya da ıstırabı, savaşı ya da barışı yaratıyoruz. Bu yeni bilimin bize gösterdikleri içinde Belki de kavranması en zor olanıdır. Ve aynı zamanda en büyük şifa ve yaşamda kalma kaynağımız. Neville'in çalışması bizlere dünya görüşümüzdeki en büyük hatayı hatırlatır. Yaşamın iniş çıkışları için dış dünyada sebepler aramak. Yaşamlarımıza günlük olaylara yol açan neden sonuç etkileri olmakla beraber bunlar zaman zaman ortaya çıktıklarında birbirlerinden tamamen kopuk gibi algılanırlar. Nevil dünya ile olan ilişkimizdeki can alıcı gizemi şöyle ifade eder. İnsanın en büyük gafleti kendi bilinç durumunun dışında nedenler aramasıdır. Tam olarak bu ne demektir? Bu katılımcı bir evrende yaşamaktan söz ettiğimizde akla doğal olarak gelen pratik bir sorudur. Yaşamlarımızda ve dünyamızda değişiklik yapmak için ne kadar gücümüz olduğunu sorduğumuzda cevap çok basittir. Anahtar 6- hepimizin ihtiyacımız olan değişiklikleri yapmaya gücü vardır. Bu kapasitemizi, farkındalık gücümüzü ve nereye odaklanmak istediğimizi bilerek kullanılabilir. Farkındalığın Gücü adlı kitabında Neville, vaka çalışmaları ile ilgili çok sayıda örnek vererek bunu nasıl çalıştığını net olarak anlatmıştır. Acıklı bir hikayesi senelerdir aklımdan çıkmamıştır. 20 yaşlarında bir adama kalp hastalığı teşhisi konmuştur ve doktorlar bunun ölümcül olduğunu düşünmektedirler. Herkesin sevdiği bu adam evli ve iki çocuk babasıydı ve uzun, sağlıklı bir hayat yaşamaya hakkı vardı. Ne bileyim, onunla konuşması istenilene kadar adam muazzam kilo kaybetmiş ve canlı iskelet haline gelmişti. O kadar güçsüzdü ki konuşmak bile onu yoruyordu. Ancak sadece dinlemeyi ve düşüncelerini paylaştığı zaman başını sallamayı kabul etti. Dinamik ve evrimleşmekte olan bir evrene katılımcı perspektiften bakarsak, herhangi bir problemin tek çözümü olabilir. Bilinç ve davranış değişikliği. Bunu akılda tutarak Neville, adamdan zaten şifalanmış gibi davranmasını istedi. Şair William Blake'in söylediği gibi, hayal ve gerçeğin arasında sadece ince bir çizgi vardır. İnsan hayal gücünden ibarettir tıpkı fizikçi David Bohm'un ileri sürdüğü gibi bu dünya daha derin bir gerçeklikteki olayların yansımasıdır. Blake şöyle devam eder. Sahip olduğumuz her şey dışsal gözükse de içseldir. Hayalinizde bu ölümlü dünya sadece bir gölgedir. Hayalimizde yarattığımız şeylere bilinçli olarak odaklandığımızda onları gerçek olmayandan gerçek olana geçmesi için dürtmüş oluruz. Neville tek bir cümleyle yeni arkadaşının yeni bir düşünce tarzı benimsemesini sağladığını şöyle anlatır. Hayalinde doktorunun yüzünde ölümcül bir hastalığın son aşamasından tamamen iyileşmiş olmasının verdiği muazzam bir şaşkınlık ifadesiyle testlerini tekrar tekrar kontrol ettiğini görmesi ve defalarca bu bir mucize, bu bir mucize dediğini duymasını istedim. Bu hikayeyi anlatmamın nedenini anlamışsınızdır. Adam gerçekten de iyileşti. Aylar sonra vizyoner kendisine gelen mektupta genç adamın gerçekten de mucizevi bir iyileşme gösterdiğini öğrendi. Neville daha sonra karşılaştıklarında onun mükemmel bir sağlıkla yaşamını ailesiyle birlikte geçirmekte olduğunu gördü. Adamın açıkladığına göre sır sadece sağlık istemektense tanıştıkları günden itibaren zaten iyi ve şifalanmış olduğu varsayımı üzerine yaşamış olmasıydı ve böylece kalplerimizin arzularını hayalden çıkararak günlük yaşamlarımıza geçirmenin sırrını da keşfetmiş oluyoruz. Rüyalarımızın ve arzularımızın gerçekleştiğini, dualarımıza cevap verildiğini hissetmek bizim becerimizdir. Böylece Wheeler'ın katılımcı evren diye adlandırdığını paylaşabiliriz. Cevaptan yaşamak. Bir sonuca doğru yaşamak ile onu düşünmek ve hissetmek arasında çok süptil ancak güçlü bir fark vardır. Bir şeye doğru çalıştığımızda açık uçlu ve sonu gelmeyen bir yolculuğa çıkarız. Başarımıza doğru giden aşamaları belirlerken hedefler koyarız. Onu başarmanın deneyimi içinde olacağımız yerde, zihinlerimizde her zaman hedefe doğru yoldayızdır. Bu nedenle Neville'ın kalbimizin arzusuna girmek ve oradan düşünmek öydü yaşamlarımızda bu kadar önemlidir. Kadim savaş sanatları üzerine yapılan çalışmalarda bu prensibin bilinçte nasıl çalıştığı ile ilgili fiziksel dünyada bir benzetmesi yapılabilir. Bu disiplinlerde eğitilen insanların konsantrasyon ve fiziksel güçlerini tek bir anlık yoğun odaklanmada birleştirerek cesaret gösterisinde bulunduklarını beton bir bloğu ya da tahtayı kırmak gibi mutlaka görmüşsünüzdür. Bütün bu gösterileri mümkün kılan Neville'ın genç adamının şifalanması ile ilgili hikayenin prensibinin aynısıdır. Bu türden inanılmaz gösterileri spiritüel vurgu olmadan yapmak için bazı numaralar olsa da, dürüst olarak sergilendiklerinde başarının anahtarı dikkatlerini nereye odakladıklarındadır. Örneğin beton bloğu kırmayı seçtiklerinde akıllarındaki en son şey ellerinin yüzeye dokunacağı noktadır. Aynı Neville'in ölmekte olan adamı anlattığı gibi anahtar, dikkatimizi işin bittiği noktaya odaklamaktadır. Şifa zaten gerçekleşmiş ya da tuğla zaten kırılmış. Savaş sanatçıları bunu farkındalıklarını bloğun dibinin ötesinde bir noktaya odaklayarak yaparlar. Bunu yapabilmelerinin tek yolu ellerinin zaten o noktadan geçtiğini bilmeleri olabilir. Uzayın beton blok gibi katı bir şey tarafından dolduruluyor olması neredeyse ikinci dereceye düşer. Böylelikle onlar oraya ulaşmanın zorluğundan değil, varma bakış açısından hareket ederler. Başarıya giden yolda önlerine çıkabilecek zorlukları değil, başarıya ulaşmış olmanın keyfini yaşarlar. Bu basit örnek bilincin çalışmasına güçlü bir benzetmedir. Bu prensibi 20'li yaşlarımda kendi hayatımda uyguladım. Yaşamımda bir bakır madeninde çalışıp rak grubunda çaldığım dönem içsel güç ve spiritüel odaklanmaya önem verdiğim başka bir döneme geçti. 21. yaş günümün sabahında kendimi birden ve beklenmedik bir şekilde uzun mesafe koşusu, yoga, meditasyon ve savaş sanatlarına ilgi duyarken buldum. Büyük bir tutkuyla hepsini yapmaya başladım. Ve bunlar hayatımın parçalandığını düşündüğüm zamanlarda tutunacağım kaya oldular. Bir gün Doja'da, savaş sanatları stüdyosu, Karate dersimiz başlamadan hayatımda ilk defa odaklanmış dikkatin gücüne şahit oldum. O gün öğretmenimiz odaya girdi ve alışa geldiğimiz form ve hareketlerden farklı bir şey yapmamızı istedi. Kenarda hasırın üzerinde oturup gözlerini kapatarak meditasyon yapacağını söyledi. Bunu yaparken elleri açık ve avuç içleri yere bakar şekilde kollarını yanları uzatmış olacaktı. Bu T pozisyonuna kendisini demirlemesi için birkaç dakika istedi ve sonra onu yerinden kaldırmak için elimizden gelen her şeyi yapmamızı söyledi. Sınıfımızdaki erkek sayısı kız sayısının yaklaşık iki misliydi ve aramızda her zaman dostça bir rekabet vardı. Ancak o gün bu bölümlenme yoktu. Hepimiz öğretmenimizin çevresinde sessiz ve hareketsiz oturduk. Hasırın ortasına doğru yürüyüşünü, bağdaş kurarak oturmasını, gözlerini kapamasını, kollarını uzatmasını ve nefes alıp verme paternlerini değiştirmesini izledik. Büyülendiğimi, göğsü her nefeste artık nefes aldığı anlaşılmayana kadar giderek yavaşladı. Onay veren bir baş hareketiyle yaklaştık ve öğretmenimizi yerinden kaldırmaya çalıştık. İlk başta bunun kolay bir egzersiz olacağını düşünmüştük ve sadece birkaçımız denedik. Kollarını ve bacaklarını her tarafa çekiştirdik ve kesinlikle başaramadık. Şaşkınlık içinde stratejimizi değiştirdik. Bir tarafına toplandık ve toplu gücümüzü kullanarak onu diğer tarafa devirmeye çalıştık. Kollarını bükemediğimiz gibi parmaklarını bile oynatamadık. Birkaç dakika sonra derin bir nefes aldı. Gözlerini açtı, saygı duyulacak tatlı bir mizahi tonda, "Ne oldu? Nasıl oldu da hala burada oturuyorum?" dedi gerginliği gevşeten büyük bir kahkadan sonra gözünde alışa geldiğimiz pırıltıyla bize neler olduğunu anlattı. Gözlerimi kapadığımda dedi, rüya gibi bir vizyonum vardı ve o rüya benim gerçeğim oldu. Gözümün önüne bedenimin her iki tarafında yer alan iki dağ getirdim. Ben de dorukların ortasında yerde duruyordum. O konuşurken görüntü zihnimde canlandı ve bize kendi vizyonunu aşıladığını hissettim. Kollarıma bağlı zincirlerin beni her iki dağın tepesine sabitlediğini gördüm. Zincirler orada durdukça hiçbir şeyin değiştiremeyeceği şekilde dağlara bağlıydım. Öğretmenimiz her kelimesinden sonra yüzlerimize çakılmış ifadelere bakarak yüzünde geniş bir gülümsemeyle en iyi öğrencilerimle dolu bir sınıf dolusu insan bile rüyalarımı değiştiremez. Savaş sanatları sınıfındaki kısa bir gösteriyle bu güzel insan her birimize dünya ile ilişkimizi yeniden tanımlayacak gücü vermişti. Ders, dünyanın bize gösterdiklerine verilen tepkiden çok, deneyimlemek istediklerimize göre kendi kurallarımızı yaratmamız hakkındaydı. Buradaki sır, öğretmenimizin oturduğu hasır üzerinde kendisini bir yere sabitlemiş olarak deneyimlemesiydi. O anlarda meditasyonun sonuçlarında yaşıyordu. Hayalindeki zincirleri açmaya karar verene kadar onu hiçbir şey hareket ettiremezdi. Biz de tam olarak bunu öğrendik. Neville'ın kelimeleriyle böyle bir gösteride bulunabilmek için gelecekteki rüyanı şu anın gerçeği yapmak gerekir. Bilimsel olmayan bir dille, neredeyse gerçek olamayacak kadar dimdirek bir ifadeyle bunun nasıl yapılacağını anlatmaktadır. Hayallerimizi gerçeğe çevirmemiz gerektiğini söyleyen vizyonerin sözlerinin basitliği sizi yanıltmasın arzunuzun gerçekleştiğini hissedin. Kendimizin yaptığı katılımcı bir evrende yaratma gücünün zor olduğunu niye düşünelim? Birçok olasılık tek gerçek. Dünyamız hakkındaki düşünce ve duygularımız yaşamımızdaki olayların üzerinde neden etkili olsun ki? Gelecekteki rüyamızı şu anın gerçeği yapmak, olmaya başlamış olayları nasıl değiştirebilir? örneğin dünyamız global bir savaşa sürükleniyor gibi görünüyorsa, bu çatışmalar gerçekten de olmak zorunda mı? Evliliğimiz parçalanıyor gibi göründüğünde ya da sağlık sorunları yaşamak kaderimizde varsa, bu olayların sonuçları öngörüldüğü gibi olmak zorunda mı? Ya da başka bir faktör daha mı var, genellikle hesaba katılmayan? Hatta yola çıkmış olayların üzerinde onları nasıl deneyimlediğimiz konusunda güçlü bir rolü olan başka bir faktör. Yaşam bizim tahminlerimizi ya da beklentilerimizi doğruluyor mu? Hayal ve rüyalarımızın zaten gerçekleşmiş, dualarımıza cevap verilmiş noktasından yaşamanın anahtarı olasılıkların nasıl var olduğunu anlamaktır. Bunu yapabilmek için kuantum fiziğinin dünyamız hakkında yaptığı temel bir buluşa dönelim. Kuantum fiziği Atomdan daha küçük parçacıkların davranışlarını tanımlamada muazzam bir başarı göstermiştir. O kadar başarılı ki bu görünmeyen dünyada nelerin olmasını bekleyebileceğimiz bir dizi kural yaratmıştır. Kurallar az sayıda ve basit olmanın yanı sıra atom altı parçacıkların ne kadar tuhaf işler yaptıklarını da tanımlarlar. Fizik kuralları evrensel değildir. Çünkü şeyler küçük ölçekte günlük hayatımızdan farklı davranırlar. Enerji kendisini dalga ya da parçacık bazen her ikisi de olarak ifade edebilir. Gözlemcinin bilinci enerjinin nasıl davranacağını belirler. Kuantum fiziği denklemlerinin parçacıkların fiili varoluşunu tanımlamadığını hatırlamak önemlidir. Başka bir ifadeyle kuralları bize parçacıkların nerede olduklarını ve oraya vardıklarında nasıl davranacaklarını söyleyemez. Sadece o parçacığın varoluşunun potansiyelini tanımlayabilir. Yani nerede olabileceği, nasıl davranabileceği, özelliklerinin neler olabileceği gibi. Bütün bu özellikler zaman içinde evrimleşir ve değişirler. Bu konu önemlidir. Çünkü bizler de bu kuralların tanımladığı parçacıklardan oluşuyoruz. Nasıl işlediklerini kavrayabilirsek, belki de bizlerin nasıl işlediği konusunda daha yüksek bir farkındalık sahibi olabiliriz. Burada kuantum fiziğinin evrendeki gücümüz hakkında gerçekte neler söylediğini anlamanın anahtarı yatar. Dünyamız, yaşamlarımız ve bedenlerimiz var olurlar. Çünkü bizler kuantum dünyasının olasılıklarının içinden seçilmişizdir. Hayal edilmişizdir. Bunların herhangi birini değiştirmek istiyorsak önce onları başka bir şekilde görmeliyiz. Böyle yapabilmek demek, onları birçok olasılığı olan kuantum çorbasından çekip almak demektir. O zaman dünyamızda sadece kuantum potansiyellerinden biri, kendi gerçekliğimiz olarak deneyimlediklerimiz haline gelebilir. Benim karate öğretmenimin vizyonunda, örneğin kendisini zaman içinde bir yerde hasırın üzerinde gözlemlemişti. Kimse onu hareket ettiremedi birçok olasılığın içinde hangisinin gerçekleşeceği bilinç ve gözlemden kaynaklanmaktadır. Başka bir ifadeyle ilgi odağımız dünyamızın gerçeği olur. Bu alan Einstein'ın kendisinin kuantum teorisiyle sorununun olduğu yerdir. Parçacığın ölçümlerden bağımsız bir gerçekliğinin olması gerektiğini düşünüyorum. Bu durumda ölçümler gözlemci, biz aynıyız. Anahtar 7. Farkındalığımızın odağı dünyamızın gerçeği haline gelir. Evrendeki rolümüz, kuantum dünyasının neden göründüğü gibi çalıştığı sorusunun temelini oluşturur. Bilimsel gözlemleri anlamak, onları yaşamlarımızda nasıl uygulayacağımızı bilmek açısından önemlidir. Dünyayı tanımlamak için neden iki takım kurala ihtiyacımız olduğunun gizemi ilk olarak 1909'da Geoffrey Taylor İngiliz bir fizikçi tarafından yapılan bir deneye kadar takip edilebilir. Deney neredeyse 100 yaşında olmasına rağmen sonuçları hala tartışma ve belirsizlik konusudur. İlk deneyin yapıldığı zamandan bu yana birçok kereler tekrarlanmıştır. Her seferinde de aynı sonuçlar elde edilmiştir. Bu da aynı derecede akıl karıştırıcıdır. Çift kesik deneyi adı verilen bu deney, kuantum parçacıkların iki deliği olan bir engele yansıtılması ve bu açıklıklardan geçtikten sonra yollarının saptanmasını kapsamaktadır. Sağduyulu bir yaklaşım, parçacıkların bir taraftan parçacık olarak başlayıp deney boyunca aynı şekilde devam edip gene parçacık olarak tamamlanmaları gerektiğini söyler. Ancak kanıtlar, parçacıkların başladığı yer ile bitirdikleri yer arasında bir noktada oldukça olağan dışı bir şeyin olduğunu göstermektedir. Bilim insanları Örneğin bir elektron tek engelli bir engeli geçerken bizim beklediğimiz gibi davrandığını bulmuşlardır. Seyahatine parçacık olarak başlayıp parçacık olarak bitirmek. Böyle yaptığı zaman herhangi bir sürpriz yoktur. İki kesik kullanıldığında tam tersine aynı elektron imkansız görünen bir şey yapar. Seyahatine kesinlikle parçacık olarak başlamasına rağmen yolda gizemli bir şeyler olur. Hedefte sadece enerji dalgasının yapabileceği bir patern bırakarak elektron her iki kesikten de aynı anda geçer. Bu bilim adamlarının kuantum tuhaflık dediği bir davranış biçimin örnektir. Burada tek açıklama ikinci kesiğin bir şekilde elektronu sanki dalgaymış gibi hareket etmeye zorlamış olmakla beraber hedefine başladığı gibi yani parçacık olarak varmasını sağlamış olmasıdır. Böyle yapabilmek için elektronun bir şekilde ikinci kesiğin varlığını algılaması gerekir. Tam bu noktada bilincin rolü devreye girer. Elektronun kelimenin tam anlamıyla gerçekte bir şey bilemeyeceği varsayıldığından bu farkındalığın diğer kaynağı deneyi seyretmekte olan kişinin bilincidir. Burada varılan sonuç elektronun geçebileceği iki yol olduğunun bilgisi gözlemcinin zihnindedir ve seyreden kişinin bilinci elektronun nasıl seyahat edeceğini belirler. Deneyin sonucu şudur. Elektronlar bazen beklediğimiz gibi hareket ederler. Böyle yaptıklarında her şeyin birbirinden farklı ve ayrı olduğu gündelik yaşantımızın kuralları geçerlidir. Ancak diğer zamanlarda elektronlar bizi şaşırtır ve dalga gibi davranırlar. Böyle olduğunda davranışlarını açıklamak için kuantum kurallar gereklidir. Tam bu noktada kendimizi ve dünyamızı yeni bir ışıkta görme şansına sahip olduğumuz yerdir. Tam bu nokta kendimizi ve dünyamızı yeni bir ışıkta görme şansına sahip olduğumuz yerdir. Bilinç evrende anahtar rolündedir. Tarihsel olarak bilim adamları çift kesik deneyinin sonuçlarını açıklamak için iki teoriden birine bakarlar. Her birinin güçlü yönleri ve diğer açıklamaya göre daha anlamlı gelen yönleri vardır. Bu kitabın yazıldığı zaman her ikisi de hala teoridir ve son zamanlarda üçüncü bir teori ortaya atılmıştır. Üç açıklamaya da kısaca bakalım. Kopenhag yorumu. 1927'de Danimarka Kopenhag'daki Institute for Theoretical Physics'tan fizikçiler Niels Bohr ve Werner Heisenberg kuantum tuhaflığına bir anlam vermeye çalıştılar. Fizikçiler Niels Bohr ve Werner Heisenberg kuantum tuhaflığına bir anlam vermeye çalıştılar. Çalışmalarının sonucu Kopenhag yorumu olarak bilinmektedir. Şu ana kadar kuantum parçacıkların neden böyle davrandığı ile ilgili en yaygın kabul gören açıklama budur. Bohr ve Heisenberg'e göre evren, sonsuz sayıda birbiriyle örtüşen olasılıklar olarak var olur. Bir şey olup da olasılıklardan birini yerine oturtana kadar her şey bir tür kuantum çorbası halinde, belirli bir yeri ya da varoluş biçimi olmadan orada bulunmaktadır. O bir şey, insanın farkındalığıdır. Basit bir gözlem. Deneyin ispat ettiğine göre, örneğin engelden geçen bir elektrona baktığımızda, gözlem işinin ta kendisi kuantum olasılıklardan birini gerçeğe çevirir. O anda gördüğümüz tek şey, üzerine odaklandığımız şeydir. Lehine bu teori, deneylerde gözlemlendiği şekliyle kuantum parçacıkların davranışını açıklamada muazzam başarılı olmuştur. Aleyhine, bu teorinin temel eleştirisi ki eğer eleştiri olarak kabul edilirse, evrenin kendisini sadece onu gözlemleyen birisinin ya da bir şeyin varlığında gerçekleştirilebileceğidir. Ek olarak Kopenhag yorumu, yerçekimi faktörünü göz önünde bulundurmamaktadır. Birçok dünya yorumu Kopenhag yorumunu takiben kuantum parçacıkların tuhaf davranışına getirilen en popüler yoruma paralel evrenlerin birçok dünya yorumu adı verilir. İlk olarak 1957'de Princeton University'den fizikçi Huck Everett III tarafından ortaya atılan bu teori muazzam popülerlik ve destek kazanmıştır. Çünkü kuantum dünyasının birçok gizemine hitap etmektedir. Kopenhag yorumuna benzer bir şekilde zamanın içinde herhangi bir anda sonsuz sayıda olasılık vardır. Hepsi zaten var olmaktadır ve aynı anda olmaktadırlar. Bu yorum ve Kopenhag yorumu arasındaki fark birçok dünya yorumuna göre her olasılık kendi uzayında gerçekleşir ve diğerleri tarafından görülemez. Bu yoruma göre bir evrende tek olasılığın olduğu bir zaman çizgisinde ilerleriz ve ara sıra başka bir evrendeki diğer olasılığa kuantum sıçrama yaparız. Bu bakış açısına göre bir kişi hasta bir yaşam sürdürürken odağını değiştirerek birden çevresindeki dünya değişmemiş olsa da kendini mucizevi bir şekilde şifalanmış bulabilir. Everett'in yorumu bizim zaten alternatif evrenlerin hepsinde birden var olduğumuzu ortaya koyar. Hepsini hesaba kattığımızda hayal edebileceğimiz her rüya ve fanteziyi yaşamaktayız. Bu teorinin bazı unsurları. Hatta biz geceleri uykudayken gördüğümüz rüyaların, bizi bu gerçeklikte tutan odağın gevşemesinin, paralel olasılıkların diğer dünyalarına sürüklenmemizin sonucu olduğunu söyler. Kopenhag yorumundaki gözlemlere benzer olarak sadece üzerine odaklandığımız olasılığı görebiliriz. O olasılığı yerine gerçek olarak yerleştiren anahtar budur. Lehine bu teori, Kopenhag yorumu tarafından ortaya atılan birçok olasılığı neden görmediğimizin nedenini açıklayabilir. Aleyhine, kuantum teoriye dayalı fikirlerin herhangi birinde olduğu gibi, teori yer çekimini hesaba katmamaktadır. Kuantum dünyasında gördüklerimizin bazılarını açıklayabilmekle beraber, doğanın tüm güçlerini hesaba katmadan eksik kabul edilmektedir. Son senelerde üçüncü bir teori ortaya atılmıştır. Bu teori hem Kopenhag teorisinin hem de birçok dünya teorisinin eksiklerini kapatmaktadır. Yazarının adını taşıyan Penrose yorumuna göre Oxford Üniversitesi matematik profesörü Sir Roger Penrose kuantum fiziğinin genellikle yok saydığı yer çekimiyle evreni bir arada tutmaktadır. Penrose yorumu Diğer yorumların taraftarları gibi Penrose da kuantum seviyesinde birçok olasılık ya da olanağın var olduğuna inanmaktadır. Ancak onun teorisi belirli bir olasılığı gerçekliğimize kilitleyenin ne olduğu konusunda farklılık gösterir. Penrose, diğer dünyaların kuantum olasılıklarının maddenin formu olduklarını ileri sürer. Çünkü tüm maddeler yerçekimi yaratır. Her bir olasılığın kendi yerçekimi alanı vardır. Ancak bunun sağlanması enerji gerektirir ve olasılık ne kadar çok enerji gerektirirse o kadar dengesiz olur. Hepsini birden sonsuza kadar devam ettirecek enerjiyi sağlamak imkansız olduğu için sonunda tek bir duruma, kendi gerçeğimiz olarak gördüğümüz en dengeli olanına dönüşürler. Lehine. Bu teorinin en güçlü yanı ilk defa yer çekimine hitap eden teori olmasıdır. Einstein'ın fikirlerini kuantum teorilerinden ayıran faktör ve bu küçük gerçeğin varlığının merkezi noktası olarak görmesidir. Aleyhine, Penrose'un teorisinin belki de en önemli eksikliği, eğer böyle kabul edilirse, eleştirmenlerin onun gerekli olmadığını inanmalarıdır. Her ne kadar kuantum teori hala bir teori ise de şu ana kadar kuantum deneylerinin sonucunu yüzde yüz tahmin edebilmiştir. Böylece elimizde uygulanabilir bir gerçeklik teorisi vardır. Penrose'un yorumu bunu sağlamanın yanı sıra diğer teorilerin ihmal ettiği yer çekimini de teorisine dahil etmiştir. O zaman hangisi? İplik teorisinin yazarlarından teorik fizikçi Misho kuantum fiziğinin kuşkuculuğunu en doğru şekilde şöyle ifade etmiştir. Bu yüzyıl içinde ortaya atılan teorilerin hepsinin içinde en saçması kuantum teorisidir. Bazıları kuantum teorinin ilerlediğini söylemektedir gerçekten de bu sorgulanamayacak şekilde doğrudur. Önde giden üç teorinin biri atom altı dünyanın alışılmışın dışındaki çok küçük olaylarının ve gördüğümüz dünyanın olaylarının nasıl çalıştığını açıklayabilir mi? Her ne kadar her yorum kendi içinde iyi ise ve laboratuvarda gördüklerimizi açıklayabilse de eksik halka, ilahi matriksin bizleri gözlemlenen her şeyin kabıyla bağlayan rolüdür. Her ne kadar seyirci olağan dışı sonuçlar veren deneylerin joker olsa da anormallikler ya da anormallikler değilseler kuantum parçacıkların tuhaflığı aslında maddenin normal davranışıysa o zaman bilginin ışık hızından daha süratli gitmesinden iki şeyin aynı anda aynı yerde olmasına kadar her şey bize gerçekte potansiyelimizi mi yoksa sınırlamalarımızı mı gösteriyor? Eğer öyleyse o zaman kendimize şunu sormamız gerekir. Bütün bunları birleştiren ve kuantum parçacıklarının özgürlüğünü bizim deneyimlememizi engelleyen faktör nedir? Teorilerde eksik olan faktör biziz. Tam olarak bilinç durumlarını, düşünceler, duygular ve inançlar bilinçli olarak yaratma yeteneğimizdir ki seçimimize göre olasılıklardan biri yaşamımızın gerçeği olarak kilitlenir bu halkayı tamamlayarak bizi dünyanın kadim gelenekleriyle aynı noktaya getirir. Hem bilim hem de mistisizm, her şeyi birleştiren ve maddenin davranışını sadece çevremizdeki dünyayı algılayış şeklimizle etkileyebilecek bir güçten söz etmekteler. Gerçekliğin kendisinden. Burada anahtar, belirli spiritüel geleneklerin ve ana akım bilimin kuantum dünyasındaki buluşlara verdikleri değerdir. Daha önce anlattığım nedenlerden dolayı fizikçiler çoğunlukla elektron ve fotonların davranışlarının günlük yaşamlarımızla pek az ilgisi olduğunu düşünürler. Diğer taraftan kadim gelenekler, işlerin atom altı seviyede çalışma şekilleri nedeniyle bedenlerimizi ve dünyayı değiştirebileceğimizi ifade etmektedirler. Eğer bu doğruysa, o zaman kuantum dünyasında neler oluyor olmalı ki bizim günlük yaşantılarımızla bu kadar bağlantılı olsun. Amerikan yerlisi arkadaşım Joseph'in kamyonda ifade ettiği gibi kuantum parçacıkların yarattıkları mucizevi etkileri görmek için makinelere ihtiyacımız yoktur. Unutulmuş içsel teknolojimizi kullanarak şifalanabilir. Aynı anda her yerde olabiliriz ve arada kalan her şeyi yapabiliriz. Bu en kadim ve değerli geleneklerimizin sırrı olan bilinç odaklanmasının kullanılmasıdır. Gerçek Yaratma Mahayana Budizminin öğretileri gerçeğin sadece zihinlerimiz bir odak yarattığında var olabileceğini söyler. Hatta bu bilgelik hem form hem de formsuzluk dünyasının subjektif hayal adı verilen bir tür bilincin sonucu olduğunu anlatır. Deneyimlerimiz bize gerçek gelse de odaklandığımız nesne ile ilgili duygular yaşadığımızda ancak o zaman muhtemel olan gerçek bir deneyim haline gelir. Küçük bir farklılıkla bu kadim gelenek 20. yüzyıl kuantum teorisine çok benzemektedir. Kuantum teorisinin olasılıkları doğruysa ve duygular istediğimiz gerçeği seçmenin anahtarıysa o zaman sorulması gereken soru şudur. Bir şey olmuş gibi hissettiğimizde yanımızdaki kişi suratımıza dimdik bakarak böyle bir şeyin olmadığını söylediğinde ne yaparız? Örneğin sevdiğimiz bir insan X hastanesinin yoğun bakımında yatarken o kişinin şifalandığını söylediğimizde kendimize yalan mı söylüyoruz? Bu son sorudaki ironi tabiatındaki cevap kaçamaklığını göstermesidir. Birçok olası gerçeğin olduğu bir evrende çok sayıda potansiyel cevap vardır. Bütün alternatif gerçeklikler içinde bir yerde sevdiğimiz kişinin zaten şifalandığı ile ilgili bir senaryo vardır. Bir yerlerde hastalığın zaten hiç başlamadığı bir gerçeklikte vardır. Ancak hiçbir zaman bilip anlayamayacağımız nedenlerden dolayı uyandırılmış olan gerçeklik bu önümüzdeki sedyede yatmakta olanı değildir. Sorumuzun cevabı aslında dünya ile ilgili neye inandığımıza ve seçim yapabilme gücümüze dayanır. Böylece soru hangi olasılığı seçmeliyiz? Sevdiğimiz insan ya da doktor hangi gerçeğe karar vermişler olmalıdır? Buna cevap verebilmek için önce böyle bir kararı alabilme gücümüzün olduğunu kabul etmeliyiz. Neville'in hikayesindeki ölümcül derecede hasta adamın gösterdiği gibi şu andaki gerçekliğimiz değişmez değildir. Yumuşak ve şekillendirilebilirdir. Hatta değişmesi için bir neden yokmuş gibi görünürken bile değişebilir. Neville'in anlattığına göre genç adamın doktorları sonucu tahmin edilen bir teşhis koymuşlardı bir gerçekliği seçmişlerdi. Genç adam kendisinin seçim hakkı olduğunu bilmediği için önce onlara inanmış ve onların versiyonunu gerçekleştirmişti. Ona başka bir seçenek daha verildi ve o da bunu kabul ettiği zaman bedeni bu yeni inanca büyük bir hızla cevap vermişti. Dördüncü bölümde böyle bir olasılıkla ilgili güçlü bir örnek daha vereceğim. Einstein'ın bir problemi onu yaratan düşünce seviyesindeyken çözemeyeceğimizi anlatan ünlü bir sözü vardır. Aynı şekilde onu yaratan bilinç seviyesinde olduğumuz zaman o gerçeği değiştiremeyiz. Gerçeğin Kopenhag, birçok dünya ve Penrose teorilerinde tanımlandığı gibi. Büyük olasılıktan birinin ortaya çıkabilmesi için onu işaret etmeliyiz. Bunu onu gözlemleme şeklimizle, yani onunla ilgili hissettiklerimizle yaparız. Neyi gerçeğimiz olarak gördüğümüzle ilgili seçeneğimiz olduğunu anladığımızda bundan sonra genellikle sorulan soru şudur. Nasıl yapabiliriz? Karşımızdaki kişi hastalıklı görünüyorsa nasıl şifalanmış olarak görebiliriz? Cevap, dünyanın bize gösterdikleri ilüzyonun ötesine bakma arzumuzdadır. Sevdiğimiz kişilerin hastalıkları örneğinde olduğu gibi, deneyimledikleri hastalığın ötesini görmeye, onları zaten şifalanmış olarak düşünmeye, ve bu yeni gerçeklikte onlarla birlikte olmayı hissetmeye davet ediliyoruz. Ancak farklı bir gerçeklik seçmek için yeni varoluş şeklini düşünmekten ya da sevdiğimiz insanın zaten şifalandığını dilemekten biraz daha fazlasını yapmalıyız. Bu dünyayı bu şekilde görmek konusunda dikkat edilmesi gereken bir konudur ve en büyük tuzağı hazırlar. En çok sevdiğimiz insanları, yerleri ve nesneleri kaybetme korkumuzdan bu durumla baş edebilmek için suratımıza bakan gerçeği ona inanmadığımızı söyleyerek inkar etme eğilimi içine girebiliriz. Korkulan gerçeği şifa gerçeğiyle değiştirmek üzere harekete geçmezsek inkarımız hayal kırıklığı ve bunalım ve hatta daha fazlasını yaratacaktır. Bu tuzağa düştükleri için artık bu yaşamda olmayan arkadaşlar kaybetmişimdir. Neler olduğunu kalp ve zihinlerinde bilen bir tek onlar olsa da inançlarıyla yaptıkları mücadelenin bir kısmına ben de şahit oldum. Eğer o kadar güçlü bir varlıksam diye mantık yürüttüler. O zaman neden hala bu durumdayım? İnançlarımı değiştirdim. Niye şifalanmadım? Bu konu derin, kişisel ve hassastır. Tartışmalarda evrenin nasıl çalıştığı ve yaratıcının bu evren anlayışının neresinde yer aldığı sık sık ortaya atılır. Sonuç şudur. Yeni bir olasılığı sadece seçmek ile onun gerçekleşmesini sağlayan düşünce, duygu ve inançları uygulamak arasında hassas bir denge vardır. Anahtar 8 Sadece yeni bir gerçeği seçtiğini söylemek yeterli değildir. Bir kuantum olasılığı seçmek için o tür bir varlık haline gelmek zorundayız. Neville'in söylediği gibi, kendimizi yeni olasılığa bırakmak ve o duruma duyulan sevgiyle artık eskide değil yeni durumda yaşamak zorundayız. Bu tam olarak değerli geleneklerin bize anlattığı kadim bilgidir. İnsandan ilahiye doğru giden bu ara birime verilen ad duadır. Kuantum dilinde konuşmak. Anahtar hislerdir. Bu bölümün ilk kısımlarında neden kuantum tuhaflığın olduğu ile ilgili çeşitli yorumların üzerinde durduk. Teoriler özellikle sadece gözlemle maddenin neden değiştiği ile ilgilenmektedirler. Her ne kadar belirli bir etkinin neden gerçekleştiği ile ilgili farklı açıklamaları olsa da hepsi ortak bir noktada birleşmektedirler. Biz ve gözlemciler olarak dünyadaki rolümüz. Bir şeyi gözlemlediğimiz zaman, yani bilinçli olarak dikkatimizi zaman içinde bir yere odakladığımızda birçok kuantum olasılıktan bir tanesini o anda yine kilitliyoruz. Bu ister paralel gerçeklik isterse de kuantum olasılıklar çorbasından geliyor olsun. Teoriler gerçek. Büyük harf G ile. Gerçek olarak gördüğümüzün orada olmasının nedenin bizler olduğumuzu söyler. Modern bilim için devrim niteliğinde olsa da kadim gelenekler ve dünyanın yerel kültürleri bunu yüzyıllardır kabul etmişlerdir. Geçmişten gelen yazmanlar, mistikler ve şifacılar evrenle olan ilişkimizin bu büyük sırrını korumak ve bizlere nakletmek üzere ellerinden gelen her şeyi yapmışlardır. Bu güçlü bilgelik bazen en beklemediğimiz yerlerde karşımıza çıkar. Mısır çöllerindeki tapınak duvarları, mezarlarından Kadim Nakammadi kütüphanesinin gnostik bilgeliğine, Amerikan güneybatısında uygulanan tıbba kadar hayallerimizi, rüyalarımızı ve dualarımızı gerçekleştiren lisan bizimle beraberdir belki de bu dilin en güzel örneği Tibet'te. Deniz seviyesinden 15 bin fit yüksekte bir manastırda yaşayan adam tarafından verilmiştir. 1998 yılının baharında Tibet'in yüksek platolarına 22 günlük bir araştırma gezisi yapma şansını elde etmiştim. Birlikte gittiğim grubum ve ben kendimizi yeryüzünde kalan en muhteşem haşin ve bozulmamış toprak parçasında bulduk. Yol üzerinde 12 erkek, İki kadın manastırını ziyaret ettik ve rahipler, rahibeler, göçebeler ve seyyahlar da dahil olmak üzere hayal edebileceğiniz en güzel insanlarla beraber olduk. Bu zaman diliminde kendimi manastırlardan bir tanesinin keşişiyle karşı karşıya buldum ve cevabını öğrenmek için bu kadar uzun yol geldiğim soruyu sorma fırsatını elde ettim. Buz gibi bir sabah kendimizi minik bir tapınakta, sunaklar ve tangaz arasında sıkışmış bulduk. Dikkatimi karşımda lotus stilinde oturan yaşı belirsiz adamın gözlerine odakladım. Çevirmenimiz vasıtasıyla yol boyunca karşılaştığım her rahip ve rahibeye sorduğum soruyu ona da sordum. Bizler dualarınızı seyrederken diye başladım. Ne yapıyorsunuz? Günde 14-16 saat mırıldanmalarınızı ve tonlamalarınızı izliyoruz. Dışarıdan gördüğümüz şeyler ziller, çanaklar, gonglar, mudralar ve mantralar. Sizlere içinizde neler oluyor? Çevirmen keşişin sözlerini aktarırken içimde güçlü bir his kıpırdandı. Sizler bizim dualarımızı hiç görmediniz dedi. Çünkü dua görülemez. Ayaklarının altındaki ağır yün giysileri toparlayarak keşiş sözlerine devam etti. Gördükleriniz hissi bedenlerimizde yaratmak için yaptıklarımızdır. Hissetmek duadır. Ne kadar güzel diye düşündüm ve ne kadar da basit. 20. yüzyıl deneylerinin gösterdiği gibi dış dünyanın atomlarını, elektronlarını, fotonlarını değiştiren, gerçekliğimizin yapıldığı şeyi etkileyen insan his ve duyguları. Ancak bu konuştuğumuz kelimelerden çok içimizde yarattıkları hislerle ilgili. İlahi matriksin kuantum güçleriyle konuşan duyguların dilidir. İlahi matrisin tanıdığı duyguların dilidir. Anahtar 9. İlahi Matriks konuşan duyguların dilidir. Hedefinize ulaşmış gibi hissedin. Dualarınıza cevap verilmiş olur. Keşiş bizlere 20. yüzyıl bilim insanlarının söylediklerini anlatıyordu. Araştırmacıların belgelediği fikirlerin aynısını söylemekle kalmıyor. Bir adım daha ileri giderek kuantum olasılıkların dilini nasıl konuşacağımızı anlatıyor ve bunu bugün bir tür dua olarak bildiğimiz bir teknikle yapıyordu. Duaların mucize yarattıklarına hiç şaşmamalı. Dualar bizleri zihinlerimizin mucizelerini dünyalarımızın gerçekleriyle temas ettirmekteler. Şefkat, doğanın gücü ve bir insan deneyimi. Keşişin cevabının netliği başımı döndürdü. Kelimeleri 2000 yıl önce kaydedilmiş Gnostik ve Hristiyan geleneklerin fikirlerini yansıtıyordu. Dualarımızın cevaplanması için isteğimizin pozitif doğasına eşlik eden şüpheyi aşmak zorundayız. Bu kutuplaşmayı nasıl aşacağımızla ilgili kısa bir eğitimi takiben Nakkamadi Kütüphanesi'nde kaydedilmiş olan İsa'nın sözleri bizlere emir vermenin gücünü hatırlatır. Bize artık aşina gelmesi gereken kelimelerle daha hareket et dersek daha hareket edecektir. Kelimelerinin bütün açıklığı içinde keşiş, rahip ve rahibelerin dualarında ne yaptıklarını açıkladı. His ve duyguların kelimeleri ve dışsal ifadesi olmayan kuantum dilini konuşuyorlardı. 2005'te Tibet'teki tapınakları 37 gün boyunca tekrar ziyaret etme fırsatını buldum. Seyahat sırasında grubumuz, hislerin sırrını paylaşan keşişin öldüğünü öğrendi. Her ne kadar durumlar bunu netleştirmediyse de artık onun bu hayatta olmadığını anladık. Yerine alan adamla hiç tanışmadıysak da geri geldiğimizi duyduğunda bizi kabul etti ve 98'de başlayan sohbete devam etmemize izin verdi. Başka bir buz gibi Tibet sabahında farklı bir tapınakta kendimizi yeni keşişin önünde bulduk. Sadece birkaç dakika önce Bizi bu minicik, soğuk ve loş odaya getiren taş duvarlı geçitten, mutlak karanlıkta, yüzyıllardan beri dökülen yak yağının tehlikeli bir biçimde kayganlaşmış yüzeyinde her seferinde bir adım atarak geçmiştik. Manastırın kalbinde yer alan bu derin ve kadim odada yeni keşişe devam sorularımı sordum. Bizi birbirimizle, dünyamızla ve evrenle birleştiren nedir? çevirmenimiz sorumu Tibet diline çevirirken keşiş doğrudan bana baktı. İçgüdüsel olarak tüm sohbet boyunca aracı olan rehbere baktım. Bana geri gelen çeviriyi duymaya hazırlıklı değildim. Şefkat dedi. Yüce öğretmen Gişa şefkatin bizi birbirimize bağladığını söyler. Nasıl olabilir diye sordum. Duyduklarıma bir açıklık getirilmesini bekleyerek. Şefkati bir doğa gücü olarak mı Yoksa duygusal bir deneyim olarak mı tanımlıyor? Çevirmen sorumu keşişe ilettiğinde birden neşeli bir alışveriş oldu. Her şeyi birleştiren şefkattir. Onun son cevabıydı. Hepsi bu kadar. Yaklaşık 10 dakika süren Tibet Budizminin en derin elementleri üzerine diyalogtan sonra duyabildiklerim bu kelimelerle sınırlıydı. Birkaç gün sonra kendimi başka bir manastırda, daha yüksek düzey bir rahibe Aynı soruyu sorarken buldum. Bir rahibin önünde yapılması gereken formalitelere rağmen rahibin hücresinin içindeydik. Büyük salonda bulunmadığı zamanlarda yemek yedi, uyuduğu, dua ettiği ve çalıştığı yer. Bu zamana kadar çevirmenimiz benim sorduğum sorulara ve benim anlamaya çalıştıklarıma alışmıştı. Yak lambalarının aydınlattığı loş odanın içinde birbirimize sokulmuş otururken düşük tavana baktım ısı ve ışık için sayısız yıldan beri yakılan lambaların isiyle kaplanmıştı. Birkaç gün önce rahibe sorduğum soruyu tekrarladım. Şefkat, yaratılışın bir gücü mü yoksa bir deneyim midir? Bakışları birkaç saniye önce tavanda baktığım yere döndü. Derin bir nefes alarak manastıra girdiği sekiz yaşından beri öğrendiği bilgeliği toparlamaya çalışarak bir an düşündü şimdi yirmili yaşların ortasında gibi görünüyordu. Birden gözlerini indirdi ve cevap verirken bana baktı. Her ikisi de. Rahibin ağzından çıkan kelimeler bunlardı. Şefkat hem evrenin bir gücü hem de bir insan deneyimidir. O gün dünyanın öbür ucunda, deniz seviyesinden yaklaşık 15 bin fit yükseklikte, ve en yakın şehre saatler uzaklıktaki rahibin hücresinde birçok batı medeniyetinin bugüne kadar gözden kaçırdığı bilgelik sözlerini dinledim. Bizi evrendeki her şeye neyin bağladığı ile ilgili sırrı paylaşmanın yanı sıra duygu ve hislerimizi o kadar güçlü yapan niteliğin ne olduğunu anlatmıştı. Onlar aynı ve tektiler. Herhangi bir his işe yaramaz. Aramayık dilinden, esenelerin dilinden ölü deniz parşömenlerinin yazmanları. Son yıllarda yapılan çeviriler rahibin gerçeği oluşturmakla ilgili söylediklerini tamamen desteklemekteydi. Bu yeni yorumlar aynı zamanda bu talimatların neden bu kadar üstü kapalı oldukları ile ilgili taze bilgiler vermektedirler. Orjinal İncil'in yeni tercümelerinden muazzam özgürlüklerin bizlerden yüzyıllar boyunca alıkonulduğu kadim yazarların kelimelerinden açıkça anlaşılmaktadır birçok şey tercüme sırasında kaybolmuştu. Yaşam, sağlık ve ailevi olaylara katılımcı olma yeteneğimizle bağlantılı olarak iste ve senin olsun değişinin modern İncil versiyonuna göre orijinal metninden ne kadar çok şeyin kaybolduğuna dair bir bilgi verebilir. İncil'in modern ve özet King James versiyonu şöyle der. Babadan benim adımda her ne isterseniz size verecektir şu ana kadar benim adımda bir şey istediyseniz isteyin ve sahip olacaksınız. Neşeniz tam olsun diye. Bunu orijinal metinle kıyasladığımızda bazı anahtar bilgilerin dışarıda bırakıldığını görürüz. Takip eden paragrafta eksik olan kısmın altını çizerek belirtmeye çalıştım. Düz, doğrudan istediğiniz her şey adımın içinden size verilecektir. Şu ana kadar bunu yapmadınız gizli nedenler olmadan ve cevabınızla çevrelenmiş olarak isteyin. Arzuladığınıza sarının ki mutluluğunuz tam olsun. Bu kelimeler bize kuantum prensibin duyguların bilincimizi yönlendirme ve odaklama konusunda bir dil oluşturduğunu söylemesini hatırlatır. Bu günün belirli bir saatinde yaptığımız bir şeyden çok içinde bulunduğumuz bir durumdur. İlahi matriksin anladığı dilin duygular olduğu anlaşılmakla beraber herhangi bir duygunun işe yaramayacağı da açıktır. Öyle olsaydı bir kişinin fikrinin bir diğerininkiyle çakıştığı çok karmaşık bir yer olurdu. Keşiş, şefkatin buna girebilenin hem yaratılışın gücü hem de deneyim olduğunu ifade etmişti. Öğretinin en derin unsurları şefkat duyabilmek için bir duruma haklı ya da haksız olma beklentisinden uzak olarak yaklaşabilmenizi söylemektedir. Başka bir ifadeyle durumu yargı ya da ego olmadan algılamalıyız. İlahi matriksle anlamlı ve etkili bir şekilde konuşabilmenin tam olarak bu tür bir duygu olduğu anlaşılmaktadır. Fizikçi Amit Goswami, bir kuantum olasılığın şu andaki gerçeğimiz haline gelebilmesi için sıradan bir bilinçten fazlasının gerektiğini söylemektedir. Hatta bunu gerçekleştirebilmek için sıradan olmayan bilinç durumu olarak tanımladığı bilinç hali gerekmektedir. Aramaik tercümeye göre bu noktaya gelebilmek için gizli bir sebep olmadan istemek gerekir. Talimatların bu çok önemli kısmına açıklık getirmenin başka bir yolu modern terimlerle kararlarımızı egoya dayanmayan isteklerle almamız gerektiğidir. Hayalimizin, inançlarımızın, şifa ve huzurun odağını şu ana getirmenin büyük sırrı bunu seçimimizin sonucuna kuvvetle bağlanmadan yapmamızdır başka bir ifadeyle ne olması ya da olmaması gerektiğini yargılamadan dua etmeye davet ediliyoruz. Anahtar on. Herhangi bir his işe yaramaz. Yaratabilen hisler ego ve yargılamadan uzak olmalıdır. Bu nötr alanın nasıl deneyimlediğimizin belki de en güzel tanımlarından biri Mevlana tarafından yapılmıştır basit ve güçlü kelimelerle doğru ve yanlışın ötesinde bir yer vardır. Seninle orada buluşuruz demiştir. Yaşamlarımız boyunca Mevlana'nın yargılama olmayan alanında kaç kere bulunmuşuzdur. Özellikle de sevdiklerimizin kaderi sallantıdayken. Ancak bu gücümüzle ilgili en büyük ders. Yaşamlarımızın en önemli meselesi ve katılımcı bir evrende yaratabilme yeteneğimizin muazzam bir ironisidir. Dünyamızı değiştirmek için ne kadar çok istek duyarsak, yapabilme gücümüz de o kadar elimizden kaçmaktadır. Bunun nedeni genellikle istediğimizin egodan kaynaklanmasıdır. Öyle olmasaydı değişiklik bizim için o kadar önem taşımazdı. Gerçeğimizi değiştirebileceğimizi bildiğimiz bilinç durumuna doğru olgunlaşırken aynı zamanda bunu yapabilmek de giderek önemsizleşmeye başlar. Araba kullanma hevesimizin arabayı kullanmaya başladıktan sonra geçmesi gibi. Şifa ve huzur mucizeleriyle çalışma yeteneğimizde onları oldurmaya duyduğumuz aciliyet hissini kaybetmemize neden olur. Bunun sebebi olayları değiştirebileceğimizi bilmenin beraberinde getirdiği dünyayı olduğu gibi kabul etme duygusu olabilir. İşte bu sonuca çok fazla önem vermeden güç sahibi olma özgürlüğü, dualarımızın daha da etkili olmasına yol açar. Burada sevdikleri kişiler için meditasyon yapan, om çeken ve dua edenlerin sordukları sorunun cevabı yatmaktadır. Her ne kadar hareketlerimiz şüphesiz iyi niyetli idiyse de genellikle sevdiklerimiz için şifa yaratma arzusuna kuvvetle bağlıydı. Mucizevi bir şifanın gerekli olduğu inancını beraberinde getiriyordu. Şifanın gerçekleşmesi hala gerekli ise bu şifanın henüz gerçekleşmediğini ima etmektedir gerçekleşmiş olsaydı dualarımızda bunu istiyor olmazdık. Şifa elde etmeyi isteyerek onu yaratma çabalarıyla aslında hastalığın varlığını vurguluyoruz. Bu bizi kadim bilgilerin ikinci kısmına, yaşamlarımızda mucize yaratmaya çalışırken gözden kaçırdığımız bir noktaya getirir. Tercümenin bundan sonraki kısmı bizleri cevabımızla kuşatılmaya ve olmasını istediğimiz neşe hissi tarafından sarmalanmaya davet eder. Bu metin bize deneylerin ve kadim geleneklerin ortak bilgeliğini hatırlatmaktadır. Önce şifa, bereket, huzur hissini duymaya ve yaşamlarımızın gerçeğe haline gelmeden önce kalplerimizde zaten gerçekleşmişler gibi bilmeliyiz. Bu pasajda İsa kendisinin konuştuğu kişilerin bunu yapmadığını söyler. Tıpkı iyi niyetle şifa isteyen arkadaşlarımın dualarının cevaplanmasını istediklerini inanırlarken ricaları sadece lütfen bu şifanın gerçekleşmesine izin verildiyse, o zaman bunun ilahi matriksin dili olmadığını ifade eder. İsa havarilerine evrenle anlamlı bir şekilde konuşmalarını hatırlatır. Sevdiklerimizin şifası ile çevrelenmiş, dünyamızdaki huzurla sarmalanmış gibi hissettiğimizde bu tüm olasılıkların kapısını açan kod ve dildir. Bu his içindeyken önümüze geleni yaşadığımız şüphesi duyan bakış açısından uzaklaşarak her şeyin parçası olduğunu bilen perspektifi benimseriz. Böylece kuantum sıçraması olarak tanımlanan bir enerji değişimi yaratırız. Bir atom elektronunun bir enerji seviyesinden diğerine aradaki uzayı geçmeden atlaması gibi seçim yapmanın kuantum dilini konuştuğumuzu sanmayıp gerçekten de konuştuğumuzu bildiğimiz zaman başka bir bilinç durumunda izlemektir. İşte bu durum rüyaların, duaların, mucizelerin başladığı saf uzay haline dönüşür. Yaratmak üzere yaratıldık. Hintli şair ve mistik Tagore, 1930 yılında yaptığı bir sohbet sırasında, Albert Einstein'ın evrendeki rolümüzle ilgili 20. yüzyılın iki bakış açısını özetlemiştir. Evrenin yapısı ile ilgili iki farklı kavram vardır diye sözlerine başladı. Birincisi dünyayı insaniyete bağımlı bir bütün olarak görür. İkincisi de dünyayı insan faktöründen bağımsız bir gerçeklik olarak algılar. Kısım 2'de anlatılan deneyler bilinçli gözlemin, atom ve elektronlar da dahil olmak üzere evreni yapıldığı maddeyi doğrudan etkileyerek davranışlarını değiştirdiğini göstermekle beraber belki de Einstein'ın iki ekstrem görüşünün ortasında bir yerde üçüncü bir olasılık bulabiliriz. Bu olasılık evrenin başta bizi içine almayan bir süreç sonucunda ortaya çıktığını gösterebilir. Yaratılış bizim varlığımızdan önce başlamış olabilirse de bizler evren gelişip evrimleşmeye devam ederken artık buradayız. Işığı gözlerimize ulaşmadan yaşamlarını tamamlayan çok uzak yıldızlardan kara delik adını verdiğimiz enerjinin içinde kaybolduğu vortekslere kadar evren değişmeye devam etmektedir bu gördüğümüz her şeyde olduğu kadar göremediklerimizde de böyledir. Dünyamızda sadece kenarda duran birileri olmadığımızın artık anlaşıldığını düşünüyorum. Bilinçli gözlemciler olarak hepimiz gördüklerimizin bir parçasıyız. Buna ek olarak bilim adamlarının hala gerçeğimizi nasıl değiştirdiğimizi, hangi teorinin açıkladığına karar verememiş olmalarına rağmen hepsi de evrenin bizim varlığımızla değiştiğini kabul etmektedirler. Bilinçli olma, yaratma işinin kendisiymiş gibi görünmektedir. Fizikçi John Wheeler'ın ifade ettiği gibi, manipüle edebildiğimiz, taleplerimizi zorla kabul ettirdiğimiz ya da çevremizdeki dünyayı tamamen kontrol altında tutabildiğimiz bir evrende değil, katılımcı bir evrende yaşıyoruz. Evrenin bir parçası olarak hayatlarımızı yaşama şeklimizle evrenin küçük parçalarını değiştirip düzeltme kapasitemiz vardır. Kuantum olasılıkların dünyasında kendi yaratılışımıza katılmak üzere yapılmış gibi görünüyor. Yaratmak üzere yaratılmışız. Kuantum seviyede evrensel olarak bağlantılı göründüğümüzden nihai olarak bağlantılı olma durumumuz nedeniyle yaşamlarımızdaki küçük gibi görünen değişikliklerin dünyamız ve onun da ötesinde evren üzerinde muazzam etkileri vardır.'' Kozmosla olan kuantum bağımız o kadar derindir ki bilim adamları bu bağlantıları tanımlayabilmek için yeni kelimeler yaratmışlardır. Örneğin birinci bölümde söz edilen kelebek etkisi küçük değişimlerin büyük etkilerini tanımlamaktadır. İlk şartları olan hassas bağımlılık olarak bilinen bu etki dünyanın bir tarafındaki küçük bir değişikliğin başka bir zaman ve mekanda muazzam değişiklikleri tetikleyebileceği ifade etmektedir sıklıkla şu benzetme kullanılır. Bir kelebek Tokyo'da kanatlarını çırptığında bu bir ay sonra Brezilya'da fırtınaya neden olabilir. Bu etkiyi açıklamak için sık kullanılan bir örnek, Arşidük Ferdinand'ın şoförünün 1914'te yanlış bir sokağa sapmasının sonuçlarıdır. Bu hata Avusturya liderini kendi suikastıyla yüz yüze getirmiştir ve tarih Ferdinand'ın ölümünü 1. Dünya Savaşı'nın başlamasında katalizör vazifesi görmüştür. Bunların hepsi hepimizin zaman zaman başına gelen şans eseri basit bir hatanın yapılmasıyla başlamıştır. Ancak bu yanlışın global sonuçları olmuştur. İkinci bölümde çevremizdeki dünya ile olan ilişkimizi anlatan üç deneyi keşfettik. Bize DNA'nın dünyamızın yapıldığı maddeye etkilediğini ve duyguların DNA'nın kendisini değiştirdiğini gösterdiler. Ordu ve Glee Baxter tarafından yapılan deneyler bu etkinin zaman ve mesafe tarafından kısıtlanmadığını gösterdi. Sonuçlar bildiğimiz fizik kurallarının tanımadığı sizin ve benim içimizdeki bir gücü yönettiğimizi ortaya koymaktadır. Çalışmalar günümüzde bilinen fizik kurallarının bizi sınırlamadığını işaret etmektedir. Mystic San Francis'in 600 yıldan daha uzun bir süre önce üstü kapalı olarak ifade ettiği güç bu olabilir. İçimizde vahşi ve güzel güçler vardır. İçimizde şifa ve huzur yaratacak şekilde evrenin özünü değiştirecek bir güç varsa o zaman onunla bilinçli olarak ve isteyerek konuşabileceğimiz bir dil olması son derece akla yakındır. Mucizeler çalışmayı durdurduklarında. Zihin-beden ilişkisinin etkileri ve bazı dua türleri açık literatürde belgelenmiştir. Büyük üniversitelerde yapılan araştırmalar ve savaş yorgunu ülkelerde yürütülen saha çalışmalarından bedenlerimizde hissettiklerimizin sadece bizi değil, bizim ötemizdeki dünyayı da etkilediği anlaşılmaktadır. İç ve dış deneyimlerimiz arasındaki bu ilişki bazı dua türlerinin bizi neden güçlendirdiğini açıklamaktadır. Duaların nasıl çalıştığı ile ilgili mekanizma tam olarak anlaşılmamış olsa da çalıştıkları açıktır ve bu belgelendirilmiştir. Ancak gene de ortada bir gizem vardır. Duaların olumlu etkisinin yapıldıkları süre boyunca devam ettikleri yapılan çalışmalarda ortaya konulmuştur. Durdukları zaman etkileri de sona ermektedir. Örneğin barış için yapılan dualarda çalışmalar anahtar göstergelerde istatistiksel olarak belirgin düşüşlerin araştırmacılar tarafından gözlemlendiğini göstermektedir. Trafik kazaları Hastanelerin acil servislerine yapılan ziyaretler ve hatta şiddet içeren suçlarda azalma olmuştur. Huzurun varlığında sadece huzur olabiliyordu. Bu sonuçlar ilginç olmakla beraber bundan sonra ortaya koydukları bu etki üzerine çalışmalar yapanlar için gizemini korumaktadır. Deneyler durduğunda şiddet geri geldi. Bazı vakalarda deneyler başlamadan önceki seviyesinin de üzerine çıktı. Ne olmuştu? Meditasyon ve duaların etkileri neden bitmişti? Bu soruların cevapları, yaratan farkındalığın özelliğini anlamak konusunda anahtar olabilir. Olay şuydu, stajyerler yaptıklarını durdurmuşlardı. Meditasyon ve dualarını durdurmuşlardı. İşte bu gizemin cevabıdır. Gerçeğimizi seçmenin bir anlık bir iş olduğuna inanıyorsak, o zaman yeni gerçeğimiz var olmuş gibi hissetmeyi durdurursak, kararımızın etkileri de bitecektir. Şifa, barış ve bolluk hislerinin her seferinde birkaç dakika süren deneyimler olduğunu düşünüyorsak, gerçeği yaratma kararımız kısa vadeli bir seçim olacaktır. Modern deneyler ve kadim metinlerden gerçeği yaratmanın ne yaptığımızdan daha fazlası olduğunu biliyoruz. Ne olduğumuz önemlidir. Anahtar 11 Dünyamız olarak deneyimlemeyi seçtiklerimizi yaşamlarımızda da olmalıyız. Hisler seçme şeklimizse ve her zaman hissediyorsak o zaman sürekli seçiyoruz. Dünyamızdaki barış için kesinlikle şükran hissetmeliyiz. Çünkü her zaman bir yerlerde barış vardır. Sevdiklerimizin ve kendimizin iyi olmasını her zaman takdir etmeliyiz. Çünkü her gün belli bir oranda yeniliyor ve şifalanıyoruz. Yaklaşık 2000 yıl önce, gospel'ların Aramaik versiyonunun geleceğin insanlarına bıraktıklarını bu dil aracılığıyla aktarmaya çalıştığı bu olabilir. Gnostik metin, Gospel of Thompson kayıp metinde tanımlanan bu etki olabilir. Sahip olduklarınız sizi kurtaracaktır. Eğer onu içlerinizden dışarı çıkarabilirseniz. İçinizde olmayanlar, eğer içinizde değilse sizi öldürecektir. Temiz sözleri kısa olmakla beraber söyledikleri çok güçlüdür. Usta'ya, İsa'ya atfedilen sözlerle, yaşamlarımızı ve dünyayı şekillendirme gücünün içimizde hepimizin paylaştığı bir yetenek olarak yaşadığı hatırlatılır. Yaşam her zaman fizik kurallarını takip etmez. Kabul edilen fizik kurallarını bozacak şekilde yaşasaydık ne olurdu? Ya da bu kuralların varlığından hiç haberimiz olmasaydı? Tam da böyle davranan kuantum parçacıklarının örneğini takip etmek mümkün müdür? Sağ duyup bize bir şeyler bir yerde var oluyorsa o zaman kesinlikle her ne olursa olsun aynı anda başka bir yerde olamayacağını söyler. Ancak deneyler tam olarak bunu göstermiştir. Bu tür buluşları takip eden klasik soru şudur. Dünyanın yapıldığı şey aynı anda iki yerde birden olabiliyorsa bizler de dünyanın bir parçası olduğumuza göre. O zaman bizler neden aynı şeyi yapamıyoruz? İş yerinde ya da sınıfta görevimizi yaparken Aynı anda neden güneşlenemiyor ya da dağlara tırmanamıyoruz? Hepimiz zaman zaman böyle bir şeyin olup olmayacağını düşünmüş olmakla beraber olasılıklar aslında fantaziden ibaret. Öyle değil mi? Birçok kere birçok kişiyi ilgilendiren olağanüstü bir olayın olduğunu duysak normal olarak bunların bir kısmının gerçek olduğunu düşünürüz. Ayrıntılar değişebilmekle birlikte altta yatan olayı zaman içindeki olmuş bir olaya kadar takip edebiliriz. Büyük sel burada anlattığıma güzel bir örnek oluşturur. Tarih boyunca birçok kültürde defalarca anlatılan neredeyse evrensel bir tema vardır. Farklı kıtalarda, değişik dillerde ve başka insanlarla hikaye ve sonucu neredeyse hep aynıdır. Ayrıntılar farklı olsa da tarih aynı anda başka yerde olabilen insanların hikayeleriyle doludur. Yani aynı anda farklı yerlerde olabilmişlerdir. Genellikle bu tür olaylar yogilere, mistiklere ya da uykuda olan bir yetenekte ustalaşmış kişilere her zaman olmasa da atfetmişlerdir. Bu olayların ortak noktası aynı anda farklı yerde olan kişilerin genellikle sevgi ve şefkat gibi insani duyguların ustası olmalarıdır. Sıklıkla bu tür olaylara ait raporlar azizlerin kutsal çalışmalarıyla bağdaştırılmaktadır. Ve bunlar misyonerler, yerel halklar ve mucizelerin gücüne güvenilir şahitleri olan kişiler tarafından iyi belgelenmişlerdir. Birçok kereler aynı anda farklı yerlerde olduğu düşünülen ve olayları belgelenmiş kişilerden biri olan San Francisco Paola, örneğin 1507'de olan olaylardan birisidir. Kutsal bir adam olarak kilisede görevlerini yerine getirirken onu görmeye gelen insanlar, San Francis'in derin bir trans halinde olduğunu görüp rahatsız etmek istemediler. Ancak oradan ayrıldıklarında onu girdikleri kilisenin kapısında gördüler. Orada sadece tek başına durmuyordu. Yoldan geçen kişilerle de konuşuyordu. Hızla kilisenin içine girdiler ve onun oradan hiç ayrılmadığını, hala orada olduğunu dualarda kaybolduğunu gördüler. Bir şekilde derin meditasyon ile ilgili gizemli bir bilinç durumu vasıtasıyla San Francisco of Paola aynı insanlara aynı zamanda farklı yerlerde görünmüştü. 1620 ile 1631 yılları arasında Maria de Agreda okyanusun karşı yakasına uzak topraklara yaptığı 500'den fazla seyahat bildirmiştir. Onu tanıyan ve beraber yaşayan kişiler endişeliydiler. Maria hiçbir zaman manastırın dışına çıkmamıştı. Ancak Maria, eksaz deneyimleri denediği sürece o uzak yere uçtuğunu söylüyordu. Bu türden bir olay bugün 300 yıllık uzaktan görüş, bilincin belli bir noktaya yönlendirilmesiyle uzaktaki olayların izlenip algılanması olarak adlandırılabilirdi. Tek bir tuhaf farklılık hariç. Maria de Agreda Anlattığı topraklara gitmekle kalmamış. Oradaki yerel halka İsa'nın yaşamını da öğretmişti. Sadece ana dili olan İspanyolca konuşmasına rağmen Kızıl Kızılderililer onu anlayabilmişlerdi. Maria'nın anlattıklarının belgelenmesi Meksiko Başpiskoposu Don Francisco Manzozuniga onun yaşadığı deneyimleri duymasıyla başladı. Misyonerleri inceleme yapmaları için gönderdiğinde bölgedeki yerli halk İsa'nın yaşamı konusunda o kadar iyi eğitilmişti ki tüm kabileyi hemen orada vaftiz ettiler. Yaklaşık 10 yıl sonra Mario da Agreda'nın mistik seyahatleri nihayet geçerlilik kazandı. Kilisenin sadakat yemini altında fiziksel olarak asla gitmediği toprakları en ince ayrıntısına kadar tanımladı. Anlattıkları o kadar tamdı ki... İklimleri ve değişen mevsimleri tanımladığı gibi, ders verdiği insanların kültür seviye nüanslarını ve inançlarını da anlattı. Şiddetli bir dini sınavdan sonra Mario de Agreda'nın mistik deneyimlerinin hakiki olduğu kabul edildi ve geçmiş dönem mistiklerinin en yüksek rütbeli olanı olarak duyuruldu. Aynı anda iki yerde birden bulunma ile ilgili raporlar sadece 16 ve 17. yüzyıllara ait değildir. İkinci Dünya Savaşı sırasında aynı anda birçok yerde birden ortaya çıkan kutsal adamlarla ilgili örnekler vardır. En iyi belgelenmiş olanlarından bir tanesi İtalya'nın mistik Padre Piaso'dur. Nasıl işgali altındaki San Giovanni Rotondo şehrinin müttefikler tarafından yıkımından kurtarılacağı ile ilgili verdiği söz üzerine güpe gündüz ortaya çıkmıştır. Uçaklar Alman mevzilerini bombalamak için şehrin üzerine geldiklerinde Birden Padre Pio'nun kahverengi cübbe içinde havada yüzen görüntüsü önlerinde belirdi. Savaş alanının stresli şartları altında kısa süreli olarak hayaletlerin görüldüğü bildirilmiş olsa da bu görüntü herkesin görebileceği kadar uzun bir süre orada durmaya devam etti. Orada durduğu sürece de bombaları atma çabaları başarısız oldu. Pilotlar bunalmış ve akılları karışmış olarak yönlerini değiştirdiler. Ve misyonlarına başladıkları bombalarıyla beraber çevredeki bir havaalanına indiler. Kısa bir süre sonra pilotlardan biri yakınlardaki bir kiliseye gitti. Büyük bir şaşkınlık içinde uçağının önündeki aynı kişiyi gördü. Padre pilotun düşündüğü gibi uzun zaman önce ölmüş bir Aziz'in hayalesi değildi. Padre gerçekti ve canlıydı. O gün bir şekilde aynı anda iki yerde birden bulunmuştu. Yerde, kilisede ve havada, uçaklarının önünde. Tıpkı Padre Pio'nun söz verdiği gibi, müttefik güçler İtalya'yı zapt ederken San Giovanni Rotondo şehri kurulmuştu. Doğru olarak kabul ettiklerimizin dışında bir olayla karşılaştığımızda bunu genellikle mucize olarak değerlendiririz. Aynı anda iki yerde birden bulunma ile ilgili rapor, belgeler ve 600 yıldan beri ola gelen diğer mucizevi görünen olaylara ne anlam vermeliyiz? Bunlara fantezi ya da hayal ürünü diyebilir miyiz? Belki de her zaman vakti çok olan ya da dürüstçe bunların doğru olduğuna inanmak isteyen kişilerin uydurması olması şansı vardır. Ancak ya daha başka bir şeyler olmaktaysa? Şu anda bilinen fizik kurallarıyla sınırlı olmadığımız, hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde bize ispat edilirse bu onay kendimizi imanın ötesinde Yeni inançlarımızı dayandırabileceğimiz yepyeni bir şekilde görmemizi sağlar. Bu kitabın giriş bölümündeki şiirde inisiyelerin beklenmedik deneyimlerinde yeni bir özgürlük bulmaları gibi zaman ve uzayın sınırlarının ötesinde işleyen kuantum parçacıklarının ayak izlerini takip ederek o zaman bedenlerimizi şifalandırma ve yaşamlarımıza neşe getirme yeteneğimizi kullanabiliriz. Anahtar şudur: İmkansız görünen bir şey yapabilmek için daha önceden doğru olduğu düşünülenlerin sınırlarını zorlamak gerekir. İnisiyelerin kenar korkusunu aştıktan sonra daha önce olduklarını düşündüklerinden çok daha fazlası olduklarını keşfetmeleri gibi. Yaşamlarımızda mucizeler yaşamak için bizler de önce bu tür olayların imkansız olduğu inancını aşmalıyız. Anahtar 12 Bugün bilinen fizik kurallarıyla sınırlı değiliz. Böyle yapabilmemiz için önce birisinin o mucizeyi gerçekleştirmesi gerekir. Belki de o insanın şifa gibi bir alanda özel bir yeteneği vardır. Ya da belki o kişi sadece dünyayı farklı görmeye açıktır. Her nasıl olursa olsun bir kişi bir kere özel bir şey yaptığında o zaman aynı mucize herkesin yapabilmesine açıktır. Bu prensibin güzel bir örneği Kuzey Amerika yerlilerinin kendi kıyılarının açıklarında demirlemiş Avrupalılara ait gemileri görmemeleridir. Kocaman yelken ve direkleriyle devasa ahşap gemi kavramı onlara o kadar yabancıydı ki gördüklerinin hiçbir referans noktası yoktu. Aynı şekilde gözlerimizin filmin tek tek karelerini göremediği gibi yerlilerin gözleri de ufuktaki gemilerin suretini anlayamamıştı. Beyinlerimizin gördüklerine anlam vermek için kareleri birleştirerek film haline getirmesi gibi yerliler de aynı şeyi yapmıştı. Sorun bunu daha önce kimsenin yapmamış olmasıydı. Kolektif deneyimleri içinde Avrupalılara ait yüzen araçları nasıl göreceklerini söyleyen hiçbir şey yoktu. Kabilenin büyücüsü gözlerini kısıp bakışlarını biraz daha farklı kullanınca gemileri görmeye başladı. Bir kere gördükten sonra gruptaki herkes sadece birkaç saat önce göremediklerini görmeye başladı. Bütün bunlar insanların kendilerini nasıl göreceklerine izin vermesiyle ilgiliydi. Farklı bir şey deneme isteğiyle bütün dünya onlara açıldı. Belki bizler de 500 yıl önceki o yerlilerden pek farklı değiliz. Dünyamızı, evreni ve kendimizi biraz farklı düşünebilirsek bizleri nelerin beklediğini hayal edebiliriz. Bu kısmın başında bir elektron aynı anda iki yerde birden olabiliyorsa neden bize bunu yapamayalım diye sorduk. Belki de sorumuzu biraz farklı sorsak cevabı bulabiliriz. Parçacıkların bizim yapamadığımız bir şey yapabildiklerini düşünmek yerine bir elektronun aynı anda iki yerde birden nasıl olabildiğini soralım. Bizlerin yapıldığı malzeme mucizevi bir şekilde çalışıyorsa o zaman belki bizler de o şartları yaşamlarımıza taşıyabiliriz. Bunun nasıl çalıştığını anlayabilmek için kendimizi değiştirerek dünyamızı da değiştirebilme yeteneğini bize sağlayan bir varoluş özelliğini, hologramın gücünü keşfetmemiz gerekecektir. Birinci videonun ve üçüncü kısmın sonu.